Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Eskilerden eski bir zamanda, İran ve Horasan şahları arasında, hükmü altında Hint ve Çin ülkeleri ve Amu Derya'nın ötesindeki ülkelerde bulunan bir şah varmış. Bu şahın adı Kandemir imiş. Kandemir Şah, mızrak savurmakta usta, avlanma ve at üzerinde savaşma tutkunu, yiğitliği yüce bir savaşçıymış. Ama o, en çok konuşmaları tat veren seçkin kimselerle sohbetten hoşlanır ve şenliklerde şairleri ve öykücüleri yanındaki onur yerlerine oturturmuş. Ve dahası, bir yabancı henüz duymadığı bir masal ya da herhangi bir öykü anlatırsa, Şah Kandemir onu lütufları ve hediyeleriyle donatır, onun en olmayacak arzularını bile yerine getirmeden ülkesine geri göndermez ve tüm yolculuğu boyunca atlılar ve kölelerden oluşan bir alayın ona eşlik etmesini sağlarmış. Ve her zaman birlikte olduğu öykücülere ve şairlere gelince onlara vezirleri ve emirlerine gösterdiği ilgiyle davranırmış. Ve böylece Şah Kandemir'in sarayı şiirler ve gazeller söylemeyi ya da unutulmuş geçmişi anlatmayı bilenlerin aranan bir toplantı yeri olmuş. Böyle olunca Şah Kandemir'in bir süre sonunda Arapların, Acemlerin ve Hintlilerin tüm öykülerini işitmiş bulunduğuna ve şairlerin şiirlerinin en güzel bölümlerini belleğinde saklamış bulunduğuna şaşmamak gerekirmiş. O kadar ki artık öğreneceği ve dinleyeceği hiçbir şey kalmamış. Kendisini bu durumda görünce Şah Kandemir bir hüzne kapılmış, büyük bir şaşkınlığa düşmüş. O zaman boş zamanlarını nasıl değerlendireceğini bilemeden harem ağasına dönmüş ve ona "Git, çabuk bana Ebu Ali'yi bul." demiş. Ebu Ali, Şah Kandemir'in gözde öykü anlatıcısıymış ve o kadar yetenekliymiş ki hiç durmadan ve dinleyicilerin dikkatini dağıtmadan bir öyküyü bütün bir sene anlatabilirmiş. Ama o da öteki bütün dostları gibi bildiklerini tüketmiş ve uzun zamandan beri yeni öyküler anlatma konusunda sıkıntı çekiyormuş. Harem ağası gidip onu bulmuş ve Şah'ın huzuruna çağırmış. Şah da ona, "İşte ey sözlerin babası, bilgini tükettin ve yeni öyküler bulmakta sıkıntı çekmektesin. Ben de seni her şeye karşın benim bilmediğim ve benzerini hiç işitmediğim bir öykü bulman için çağırttım. Çünkü masalları ve serüven dolu öyküleri çok severim. Dinleteceğin güzel sözlerle beni büyülersen, karşılığında ben de sana geniş topraklar, kaleler ve saraylar ve seni tüm vergilerden azat eden fermanlar bağışlarım. Ayrıca seni büyük vezirim yapar ve sağ yanıma oturturum. Ülkemin halkını tam yetkiyle ve istediğin gibi yönetirsin. Hatta istersen ölümümden sonra tahtımı da sana terk ederim ve ben hayattayken benim olan her şey senin olur. Ama bahtın sana açıkladığım ve içimi tüm dünyaya sahip olmaktan daha çok saran arzuyu doyuramayacak kadar kötüyse, şimdiden yakınlarına veda etmeye git ve celladın kılıcının seni beklediğini söyle," demiş. Şah Kandemir'in bu sözleri üzerine Ebu Ali dönüşü olmaksızın mahvolduğunu anlamış ve "İşittim, anladım." diye yanıt vermiş. Çaresiz bir umutsuzluğun pençesinde yüzü sapsarı başını eğmiş. Bir süre geçtikten sonra başını kaldırıp "Ey zamanın şahı, cahil kölen ölmeden önce senden bir lütuf bekler." demiş. Şah Kandemir
nedir diye sorunca Ebu Ali şöyle cevap vermiş. Kendisinden istediğini bulması için bir yıllık süre tanımanı. Ama bu süre geçip söz konusu öykü hala bulunmamışsa ya da insan kulağına erişen en güzel, en harika öykü olduğu kabul edilmemişse ruhumda hiçbir acı duymadan celladın kılıcına razı olacağım demiş. Bu sözleri duyan Şah Kandemir kendi kendine bu süre çok uzun ve hiç kimse yarına kadar yaşayabileceğini bilemez demiş. Yine de yüksek sesle yeni bir öykü işitme arzum o denli büyük ki sana bir yıllık süre bağışlıyorum. Ama bunu ancak bu süre içinde evinden ayrılmaman koşuluyla veriyorum demekten kendini alamamış. Ve öykücü Ebu Ali Şah'ın önünde elleri arasında yeri öpmüş ve çabucak evine gitmiş. Orada uzun boylu düşündükten sonra okuma yazma bilen ve de çok akıllı, çok yetenekli ve tüm hizmetkarları içinde en seçkin olan genç kölelerinden 5'ini ayırmış ve onların her birine 5000 altın dinar vermiş. Sonra da onlara ''Ben kendi evimde sizi ancak böyle bir gün için yetiştirip gözettim ve besledim. Şimdi de Şah'ın pençesinden beni çekip kurtarma sırası sizde.'' demiş. Onlar da ''Emredin efendim, canımız senindir.'' diye yanıt vermişler. O da ''İşte şöyle, her biriniz çeşitli yollara düşerek yabancı ülkelere gideceksiniz.'' Yeryüzünün tüm hükümranlıklarını ve tüm ülkelerini dolaşın. En ünlü bilginleri, bilgeleri, şairleri ve öykü anlatıcılarını arayıp bulun ve onlara bana bildirmek üzere Hasan el Basri'nin öyküsünü bilip bilmediklerini sorun. Ve bunlardan biri bu öyküyü biliyorsa efendinizi cellatın kılıcından kurtarabilmek için onu size anlatmasını ya da yazdırmasını kendisinden rica edin demiş. Sonra her birine ayrı ayrı dönerek ilk köleye sen Hint ve Sint ülkeleriyle onlara bağlı bulunan eyalet ve vilayetlere gideceksin. İkincisine sen İran ve Çin ile sınır ülkelere gideceksin. Üçüncüsüne sen Horasan ve bağlı yerleri dolaşacaksın. Dördüncüsüne sen mağribi doğudan batıya gezeceksin ve beşinciye sana gelince ey mübarek Mısır ve Suriye ülkelerini ziyaret edeceksin demiş. Kendisine sadakatle bağlı 5 köle ile işte böyle konuşmuş öykü anlatıcı Ebu Ali ve onlar için yola koyulmak üzere kutsal bir günü seçerek bu kutsal günde yola çıkın, kurtuluşumuzun bağlı bulunduğu öyküyle bana dönün demiş. Onlar da kendisinden izin alıp 5 ayrı yönde dağılmışlar. Bunlardan ilk 4'ü 11. ayın sonunda mahcup bir şekilde birbiri ardından geri dönmüşler. Ve efendilerine her yanını dolaştıkları ülkelerde yaptıkları araştırmalara rağmen hiçbir bilgin ya da öykücünün kendilerine istediklerini anlatamadığını, mola yerlerinde ve çadırlarda rastladıkları şairler ve masalcıların herkesçe bilinen öykülerden başkasını bilmediklerini, Hasan el Basri öyküsünü ise hiçbirinin bilmediğini anlatmışlar. Bu sözleri duyan yaşlı öykücü Ebu Ali'nin yüreği alabildiğine sıkışmış ve dünya gözlerinde kararmış ve güçlüler güçlüsü Allah'tan başka sığınılacak varlık yoktur. Şimdiden meleklerin yazdığı kitapta bahtımın kılıcın altında can vermek olduğunun yazıldığını anlıyorum diye haykırmış ve gerekenleri yapmış celladın kılıcıyla canının alınacağı vakit gelmeden önce vasiyetnamesini hazırlamaya koyulmuş. Ama adı mübarek olan 5. köle aradığından hiçbir iz bulamadan
Mısır'ın ve Suriye'nin hatırı sayılır bir bölümünü dolaşmış. Kahire'nin ünlü öykücüleri bile onu bu konuda aydınlatamamışlar. Hatta bu öyküden kendileri gibi öykücü olan babalarının ve dedelerinin bile söz ettiğini işitmediklerini söylemişler. Bunun üzerine genç köle artık umudunu keserek Şam'ın yolunu tutmuş. Şam'a ulaşır ulaşmaz buranın ikliminin, bahçelerinin, sularının ve güzelliklerinin etkisi altında kalmış. Başaramadığı göreviyle kafası dolu olmasa buradaki güzelliklerden fevkalade etkilenecekmiş. Akşam olup da kentin sokaklarını dolaşarak geceleyecek bir han aradığı sırada çarşılardan dönen hamalların, çöpçülerin, toprak işçilerinin, tacirlerin ve sakaların aynı yönde büyük bir hızla telaş içinde koştuklarını görmüş ve kendi kendine "Bu kimseler kim bilir nereye gidiyorlar?" demiş. Kendisi de onlarla birlikte koşmaya hazırlanırken, yürürken gösterdiği telaş yüzünden ayağıyla entarisinin eteğine basarak düşmek üzere olan genç bir adamın kendisine çarpmasıyla şiddetle sarsılmış. Onun ayağa kalkmasına yardım edip tozunu silkeleyerek ona "Böyle nereye koşuyorsun? Seni çok dalgın ve sabırsız görüyorum. Ve senin gibi telaşla koşan bu kalabalığı görünce ne diyeceğimi bilemiyorum." demiş. Genç adam, "Anlıyorum ki bizim böyle koşmamızın sebebini bilmediğine göre sen bir yabancısın. Öyleyse bil ki ben kendi payıma oraya dünyanın en güzel öykülerini anlatan kentimizin yüce öykücüsü Şeyh İshak el-Münebbi'nin yer aldığı üstü kubbeli salona ilk gidenlerden biri olmak istiyorum. Ve de her zaman gerek içeride gerek dışarıda büyük bir kalabalığı bulundurduğundan son erişenler anlatılan öyküden gereği gibi faydalanamazlar. Şimdi çabucak yanından ayrılmamı mazur görmeni rica ediyorum," demiş. Ama genç köle bu Şamlı'nın eline yapışmış ve ona "Ey efendim, Şeyh İshak'ın yanında iyi bir yer bulabilmem için senden beni de birlikte götürmeni rica ediyorum. Çünkü ben de onu dinlemeyi çok istiyorum ve uzaklardaki ülkemden sırf bu maksatla buraya geldim," demiş. Adam da "Öyleyse beni izle de koşalım," diye cevap vermiş ve ikisi birden ağır ağır evlerine doğru yürümekte olan kimselere sağlı sollu çarparak Şeyh İshak el-Münebbi'nin öykü saatinde yer aldığı salona doğru koşmuşlar. Üstündeki kubbeden tatlı bir serinlik inen bu salona girerken köle mübarek, hamalların, tacirlerin, ünlülerin ve diğerlerinin sessizce oluşturduğu kalabalığın orta yerinde oturmuş ve sadık dinleyicilerine bir aydan fazla bir zamandan beri anlatmaya başlamış bulunduğu öyküyü kaldığı yerden ağır bir sesle anlatan saygın bir şeyhin farkına varmış. Ama şeyhin sesi çok geçmeden öyküdeki savaşçının serüvenlerini anlatırken canlanmaya başlamış ve şeyh birdenbire oturduğu yerden ayağa kalkmış. Kılıcını savurup düşmanlarının kellesini uçurup gövdelerini bin parçaya bölen savaşçıyı anlatırcasına salonun bir ucundan öbürüne dinleyicilerin arasında koşmaya başlamış. "İşte hainler böyle ölüyorlarmış," diyormuş ve lanetlenip cehennemin ateşlerinde yanıyorlarmış. "Neredeymiş bizim kılıçlarımız? Gidip onun yardımına koşmalıyız." Ve öykünün sonunda düşmanları kahrolmuş ve kahraman savaştan galip çıkmış. Şeyhin bu sözlerini dinleyerek öykünün o gün anlatılan bölümü bittiğinden dinleyiciler hayranlığın sınırında ayağa kalkmışlar ve öykücünün son sözlerini tekrarlayarak salondan çıkmışlar. Köle mübarek de bunca hayranlık uyandıran sanatından etkilenerek Şeyh İshak'a yaklaşmış ve elini öptükten sonra ona "Üstadım, ben bir yabancıyım ve size bir şey sormak istiyorum.
Şeyh de onun selamını kabul ettikten sonra "Konuş," demiş. "Yabancı bize asla yabancı değildir. İhtiyacın nedir?" diye sormuş. O da "Çok uzaklardan size efendim öykücü Horasanlı Ebu Ali adına 1000 altın dinarlık bir hediye vermeye geldim. Çünkü o sizi zamanın tüm öykücülerinin üstadı biliyor ve hayranlığını kanıtlamak istiyor," diye cevap vermiş. Şeyh İshak, "Kuşkusuz Horasanlı Ebu Ali kimsenin bilmezlikten gelemeyeceği kadar ünlüdür. Böyle olunca efendinin armağanını tüm yüreğimle kabul ediyorum ve ben de seninle karşılık olarak bir şey yollamak isterdim. Haydi bana onun en çok ne istediğini söyle ki buna göre yollayacağım armağanı daha fazla hoşuna gitsin," diye cevap vermiş. Çoktandır işitmek istediği bu sözleri işitince köle mübarek kendi kendine "İşte şimdi gayeme ulaştım ve bu benim başvuracağım son kaynaktır," demiş. "Ey üstadım, Allah seni rahmetiyle kuşatsın. Ama bu dünyanın malı mülkü Ebu Ali'nin başı üzerine yığılıdır. Sadece bir tek şeye sahip olmak istemektedir. Bilmediği bir şeyle ruhunu süslemek. Bundan dolayı beni size yollayarak bir lütuf olsun diye sizden şahımızın kulağını tatlandırabilecek bir öyküyü öğrenmek istediğini bildirdi. Eğer Hasan el-Basri'nin öyküsünü biliyorsanız, onu sizden duymakla alacağı zevki başka hiçbir şeyden almayacağını düşünüyor," diye cevap vermiş. Şeyh de onu "Başım üzerine, gözüm üzerine, dileğin yerine getirilecektir. Çünkü bu öyküyü biliyorum ve yeryüzünde onu benden başka da bilen yoktur. Bu öyküyü aratmakta da efendin Ebu Ali çok haklıdır. Gerçekten olağan dışı bir öyküdür bu. Bunu bana vaktiyle şimdi ölmüş bulunan bir derviş anlatmıştı. O da aynı şekilde ölmüş bulunan başka bir dervişten dinlemiş. Ben de efendinin cömertliğine duyduğum minnetle onu sadece sana anlatmakla kalmayacak, başından sonuna kadar tüm ayrıntılarıyla kaleme aldıracağım. Ama anlattıklarımı kağıda geçirdikten sonra yemin ederek yerine getireceğim bir koşulla alabilirsin," diyerek yanıtlamış. Köle mübarek de "Canımı tehlikeye soksam bile her şartınızı yerine getirmeye hazırım," diyerek ona cevap vermiş. Şeyh, "Pekala, bu öykü kim olursa olsun herkese anlatılacak öykülerden değildir. Sadece seçkin kimselere anlatılmalıdır. Dolayısıyla kendi adına ve efendin adına bunun tek bir sözcüğünün bile şu 5 tür insana söylenmemesini yeminle temin etmeni istiyorum. Cahillere, çünkü kaba ruhlarıyla değerini anlamayı bilmezler. Riyakarlara, çünkü onlar bunu işitmekle gocunurlar. Kibirli alimlere, çünkü yetersiz ve kaba olduklarından onu anlayamazlar. Budalalara, çünkü onlar da kibirli alimler gibidirler ve inançsızlara, çünkü ondan faydalı bir netice çıkaramazlar," demiş. Köle mübarek de, "Allah huzurunda ve senin huzurunda yemin ederim ey üstadım," diye haykırmış. Sonra kuşağını çözmüş ve oradan 1000 dinar dolu keseyi çıkararak Şeyh İshak'a vermiş. Şeyh de kendi sırası gelince eline bir hokka ve bir kalem vermiş ve "Yaz," demiş. Şeyh İshak, Hasan el-Basri'nin öyküsünü sözcüğü sözcüğüne dervişin kendisine anlattığı gibi aktarmaya başlamış. Ve bu kaleme alma işi hiç ara vermeden 7 gün 7 gece sürmüş. Bundan sonra köle mübarek yazdıklarını şeyhe okumuş, o da bazı bölümleri ve yazım hatalarını düzeltmiş. Köle mübarek de sevincinin sınırında şeyhin elini öpmüş
ve ona veda ettikten sonra Horasan yolunu tutmakta acele etmiş ve o kadar sevinç içerisindeymiş ki oraya ulaşmak üzere sıradan kervanlara gereken zamanın yarısı ona yetmiş. Şah Kandemir'in verdiği bir yıllık sürenin bitmesine ve sarayın kapısı önünde Ebu Ali'nin celladın kılıcıyla cezalandırılmasına ancak 10 gün kalmış bulunuyormuş. Zavallı öykücünün ruhunda umutlar solmak üzereyken tüm yakınlarını ve dostlarını kendisini bekleyen korkunç saatin daha az dehşetle geçmesini desteklesinler diye bir araya getirmiş. İşte bu sızlanmaların ortasında köle mübarek elinde el yazmasını sallayarak içeri girip efendisine doğru ilerlemiş ve elini öptükten sonra ilk sayfasının üstünde Hasan el-Basri'nin öyküsü yazılı olan bu değerli el yazmasını ona vermiş. Bunu görünce Ebu Ali ayağa kalkıp köleyi öpmüş ve onu sağına oturtmuş. Kendi elbiselerini ona giydirmiş ve onu daha başka ödüllerle donattıktan sonra özgürlüğüne kavuşturup kendisine armağan olarak 10 cins at, 5 kısrak, 10 deve, 10 katır ve 5 köle vermiş. Bundan sonra hayatını kurtaran el yazmasını almış ve oturup güzel bir el yazısıyla harika bir kağıt üzerine sözcükler arasına okumayı kolaylaştırıp zevkli kılacak aralıklar koyarak altın suyuyla yazılmış harflerle yeniden aktarmış. Ve bu işi çok az uyuyup çok az yiyerek tam 9 günde bitirmiş. Ve 10. gün celladın kılıcının altında can vermesi için saptanmış bulunan saatte el yazmasını altın bir mahfazaya koyarak şahın yanına çıkmış. Şah Kandemir hemen vezirlerini, emirlerini, şairlerle bilginleri toplamış ve Ebu Ali'ye ''Şahların sözü yerine getirilmelidir. Haydi bakalım şu vaat edilen öyküyü oku. Ben de sıram gelince aramızda kararlaştırılan şeyi unutmayacağım.'' demiş. Ebu Ali de harika el yazmasını altın mahfazasından çıkarmış ve ilk yaprağı açarak okumaya başlamış. Sonra ikinci yaprak, üçüncü ve daha birçok yaprakları çevirmiş ve orada bulunanların hepsinin hayranlık ve takdirlerini uyandırarak okumasını sürdürmüş. Ve okuduğu hikaye şahı o kadar çok etkilemiş ki şah o gün bu toplantıyı hiç bitirmek istememiş. Yenilmiş, içilmiş ve okuma sürdürülmüş. Bu böylece tüm öykü okunup bitinceye kadar sürmüş. O zaman Şah Kandemir bundan böyle elinin altında böylesi bir öykü bulunduğuna göre bir an bile canının sıkılmayacağından emin olarak Ebu Ali'nin onuruna ayağa kalkmış ve onu eski görevinden alarak hemen büyük vezir olarak atamış ve kendi şahane kaftanını çıkarıp onun sırtına geçirmiş ve mirasçılarına kalacak şekilde illeri, köy ve kaleleriyle tüm bir eyaleti kendisine bağışlamış ve onu yanı başında candan ve sırdaş olarak alıkoymuş. Sonra içindeki değerli el yazmasıyla birlikte altın mahfazayı, sonradan öyküyü can sıkıntısı ruhunun kapılarında her görüldüğü kez okutmak üzere evrak dolabına koydurmuş. Evet, Şah Kandemir'in bu kadar çok beğendiği öyküde acaba neler anlatılmaktadır? Şimdi biz de o el yazmasının ilk sayfasından okumaya başlayalım. Anlatırlar ki gelip geçmiş uzun yıllar öncesinde Basra kentinde zamanın bütün gençleri arasında zarif mi zarif, yakışıklı mı yakışıklı, ince yapılı bir delikanlı varmış.
ve hiçbir insanoğlunun ismine bu kadar mükemmel yaraşmayacağı şekilde adı Hasan'mış. Hasan, onların dilinde çok güzel anlamına gelen bir erkek adıymış. Hasan'ın babası ile anası onu çok büyük bir sevgiyle seviyorlarmış. Gün gelmiş, vakit tamam olmuş, Hasan'ın babası vefat etmiş. Ve böylece genç Hasan, kendisini babasının mallarının tek mirasçısı olarak bulmuş. Ama onu şımartan ana babası tarafından kötü yetiştirildiğinden, kendi yaşıtı gençlerle düşüp kalkmaya başlamış ve birikmiş servetini onların eşliğinde, şenliklerde ve eğlencelerde eritmekte gecikmemiş. Sonunda ellerinde ve avuçlarında hiçbir şey kalmamış. O zaman anası onu üzgün görmeyi yüreği kaldırmadığından, mirastan kendisine düşen payla oğluna çarşıda bir kuyumcu dükkanı açmış. Hasan'ın güzelliği Allah'ın yardımıyla yoldan gelip geçenlerin bakışlarını hemen dükkana doğru çekiyormuş ve Yaradan'ın bu şaheserini kapısının önünde durup hayranlıkla seyretmeksizin hiç kimse çarşıdan geçip gitmiyormuş. Böylece Hasan'ın dükkanı tacirlerin, kadınların ve çocukların kuyumcu çekicinin işleyişini hep birlikte görmek ve keyiflerince ona hayran olmak için sürekli toplanma yeri olmuş. Günlerden bir gün Hasan dükkanın içinde otururken ve dışarıdaki her zamanki kalabalık artmaya başlamışken, uzun beyaz bir sakalı ve beyaz muslin kumaştan büyük bir sarığı olan bir adam oradan geçiyormuş. Görünüşü ve davranışı onun soylu bir kişi ve önemli birisi olduğunu gösteriyormuş. Elinde de eski bir kitap varmış. Dükkanın önünde durmuş ve Hasan'a bir süre dikkatle bakmış. Sonra onun daha da yakınına gelip, değer bilir bir şekilde ne kadar harika bir kuyumcu demiş. Ve sonsuz bir hayranlığın işaretleriyle başını sallamaya koyulmuş. Kıpırdamaksızın gelip geçenler ikindi namazı için dükkanın önünden ayrılıncaya kadar adam da orada kalmış. O zaman dükkana girmiş ve selam vermiş. Hasan da adamın selamını almış ve nezaketle ondan oturmasını rica etmiş. Yabancı büyük bir incelikle gülümseyerek ona, "Evladım, sen gerçekten hoş görünüşlü bir gençsin ve ben hiç oğlum olmadığından yeryüzündeki tek ustası olduğum ve binlerce kişinin benden öğrenmek istedikleri mesleğimin sırlarını da aktarmak için seni evlat edinmek isterim. Şimdi senin için ruhumda doğan dostluk ve en içten duygular, ölümümden sonra bilgimin emanetçisi olman için beni bugüne kadar özenle sakladığım şeyleri sana açıklamaya itiyor. Böylece oğlum, seninle fakirliğin arasına aşılmaz bir engel koyar ve seni bu güzel kişiliğine yaraşmayan çekişle emek vererek yaptığın bu yorucu ve kazancı az işten kurtarırım," demiş. Hasan da, "Vallahi saygıdeğer amcam, senin oğlun ve bilginin mirasçısı olmak kadar hiçbir şeyi istemem. Peki bana öğretmeye ne zaman başlamak istersin?" diye cevap vermiş. Adam da "Yarın" diye cevap verince hemen ayağa kalkarak Hasan'ın başını iki eli arasına almış ve onu alnından öpmüş. Sonra da tek bir söz daha etmeden oradan ayrılmış. Bunun üzerine Hasan bütün bu olanlardan sonra çabucak dükkanını kapatmış ve eve koşup annesine başından geçenleri anlatmış. Hasan'ın annesi de kaygılanarak, "Sen durmuş bana ne anlatıyorsun ya Hasan? Kim olduğunu bilmediğin, tanımadığın bir yabancının sözüne nasıl oluyor da inanabiliyorsun?" Hasan annesine, "Bu adam kötü birine benzemiyor. Çünkü sarığı gerçek Müslümanlarınki gibi beyaz muslinden," demiş. Kadın, "Ah oğlum, yanılıyorsun. Bu yabancılardan öyle insanlar vardır ki hilekardır,
baştan çıkarıcıdır. Bilim dedikleri de simyadır ve insanları soymak için çevirdikleri fırıldakların sayısını sadece Allah bilir. Hasan, anasının bu sözleri üzerine gülmeye başlamış. Anneciğim, bizler fakir insanlarız ve başkalarının hırsını çekecek bir servetimiz yok. Bu yabancıya gelince tüm Basra kentinde onun yüzüne ve tavırlarına sahip saygı uyandıran başka bir kimse yok. Onda iyiliğin ve erdemin en belirgin çizgilerini gördüm ben. Aslında benim halimi görüp onun yüreğini acındıran Allah'a şükürler olsun. Bu sözleri duyan annesi artık oğluna bir şey söylememiş ve Hasan öylesine sabırsızlanmış ki o gece hiç gözünü kırpmamış. Ertesi sabah erkenden anahtarlarıyla çarşıya varmış ve öteki tacirlerden önce dükkanını açmış. Yabancı hemen içeri girmiş. Hasan ayağa kalkmış, onun elini öpmek istemiş. Ama yabancı adam bunu reddetmiş ve "Sen evli misin Hasan?" diye sormuş. O da "Yok, çok şükür. Her ne kadar annem beni evlenmeye zorluyorsa da ben bekarım." diye cevap vermiş. Yabancı "Öyleyse çok iyi. Çünkü evli olsaydın benim bildiklerimi rahatlıkla öğrenemezdin." demiş. Yabancı sonra Hasan'a "Oğlum, senin dükkanında bakır var mı?" diye sormuş. Hasan, "Şurada baştan aşağı işlemeli sarı bakırdan eski bir tepsi var." demiş. O da, "Bana da gerekli olan bu. Haydi hemen fırını ateşle, potanı ateşe koy ve körüğünü çalıştır. Sonra bu eski bakır tepsiyi al, makasınla onu küçük parçalara ayır." demiş. Hasan, çabucak söylenenleri yerine getirmiş. Yabancı da kendisine, "Şimdi bu bakır parçalarını potaya koy ve tamamen eriyinceye kadar ateşi körükle." demiş. Hasan bakır parçalarını potaya koymuş, ateşi canlandırmış ve eriyinceye kadar maden üzerine içi delik bir kamışla üflemeye koyulmuş. O zaman adam ayağa kalkmış, potaya yaklaşmış ve kaynayan eriyik üzerine açtığı bir kitaptan bilinmeyen bir dilde sihirli sözcükler okumuş. Sonra sesini yükselterek, "Ey kötü maden, güneş erdemlerini sana geçirsin. Ey kötü maden, altının erdemi senin kirlerini temizlesin. Ey bakır, altına dönüş." diye haykırmış. Ve bu sözleri söyleyerek elini sarığına doğru kaldırmış ve muslin sarığın arasından katlanmış bir kağıt parçası çıkararak açmış. Oradan çıkardığı safran gibi sarı bir tozdan bir tutam almış ve çabucak potada bulunan eriyik bakırın üzerine atmış. O anda bakır katılaşmış ve en hasından bir altın külçesine dönüşmüş. Bunu gören Hasan şaşkınlığın sınırında şaşıp kalmış ve adamın bir işareti üzerine deney çubuğunu altın külçenin bir kenarına sürtmüş. En değerli türden bir altın olduğunu anlamış. Bunun üzerine kendinden geçmiş, adamın elini tutup öpmeye davranmış ama o buna izin vermemiş ve "Ey Hasan, çarşıya git de bu altın külçesini sat, parasını al ve kimseye bir şey söylemeden evine götürüp sakla." demiş. Hasan da çarşıya gitmiş, altın külçeyi tellala vermiş. O da ağırlığını ve türünü deneyle anladıktan sonra haykırarak satışa çıkarmış ve ilkin 1000, ikinci haykırışta 2000 dinar teklif eden olmuş. Ve altın külçe 2000 dinara bir tacire satılmış. Hasan da 2000 dinarı alarak sevinçten uçarak annesine götürmüş. Hasan'ın annesi bunca parayı görünce önce şaşkınlıktan hiçbir söz söyleyememiş. Sonra Hasan gülerek ona bütün bu olanların yabancı adamın bilgisinden geldiğini anlatınca kadın ellerini havaya kaldırıp dehşet içinde "Allah'tan başka ilah yoktur, güç ve kudret sadece Allah'ındır.
Oğlum, simya ilminde bunca bilgili olan bu adam ile ne yapmayı düşünüyorsun diye sormuş. Hasan, anne, bu saygın bilgin bana simya bilimini öğretmekte ve kötü bir madenin nasıl en has altına dönüşebileceğini göstermekle işe başladı diye cevap vermiş. Artık Hasan annesinin kaygılarına kulak asmayarak mutfakta annesinin çörek yapmak için sarımsak ve soğan dövdüğü büyük havanı eline alıp adamın kendisini beklemekte olduğu dükkana koşmuş ve tunç havanı yere koyup ateşi canlandırmaya koyulmuş. Yabancı da ona ''Sen onunla ne yapmayı düşünüyorsun ya Hasan?'' diye sormuş. O da ''Annemin havanını altına dönüştürmek istiyordum.'' diye cevap vermiş. Adam kahkahadan kırılarak ''Sen budalasın Hasan, çünkü çarşıda bir günde iki altın külçeyle görünmenin ve tacirlerde kuşku uyandırıp bizim simya ilmiyle uğraştığımızı anlamalarının başımıza ne kadar büyük bir bela açacağını düşünemiyor musun? Hasan, hakkınız var ama senden bu bilimin sırlarını öylesine öğrenmek istiyorum ki diye cevap vermiş. Bu kez adam ilkinden de çok gülmeye başlamış ve bu bilimin sırlarını sokak ortasında ve meydanlarda öğrenileceğini ve çıraklığın çarşı ortasında ve kollukçuların gözü önünde yapılacağını düşündüğüne göre Hasan sen gerçekten çok budalasın. Ama ey Hasan, eğer gerçekten bu mesleği ciddi bir şekilde öğrenmek için kesin bir niyetin varsa o zaman bütün eşyalarını toplayıp benim yaşadığım yere gelmek üzere beni izlerdin demiş. Hasan da tereddüt etmeden adamın bu teklifini kabul etmiş ve ayağa kalkarak oradaki eşyalarını toplayıp dükkanını kapatmış. Yolda giderken Hasan annesinin bu yabancı hakkındaki sözlerini hatırlamış ve beynini binlerce düşünce sarmış, yürümeyi kesmiş ve yaptığı şeyin doğru olup olmadığını bilemeyerek başını eğip derin derin düşünmeye başlamış. Adam ona doğru dönerek onu bu durumda görmüş ve gülmeye başlamış. Sonra da kendisine ''Sen bir budalasın Hasan, yoksa nezaketin kadar aklın olsaydı seni bekleyen güzel talihin önünde duraksamazdın. Nasıl oluyor da ben senin mutluluğunu istediğim halde sen kararsızlık gösteriyorsun?'' demiş. Sonra da ''Bununla birlikte oğlum niyetlerim hakkında sende en küçük bir kuşku kalmaması için bilimimin gizlerini sana kendi evinde açıklamayı yeğlerim.'' diye eklemiş. Hasan da ''Evet, vallahi bu annemin şüphelerini ve kaygılarını giderirdi.'' diye cevap vermiş. Adam da ''Öyleyse önüme düş de bana yolu göster.'' demiş. Ve Hasan önde, yabancı adam arkada yürümeye başlamışlar. Böylece Hasan'ın evine gelmişler. Hasan adamdan evin giriş yerinde beklemesini rica etmiş ve baharlarda, çayırlarda sıçrayan bir tay gibi koşarak annesine konukları olduğunu haber vermeye gitmiş ve evimizde bizim sunacağımız şeyleri yediği andan başlayarak aramızda ekmek ve tuz hakkı doğacaktır ve desen artık bundan böyle benim hakkımda kaygılanmayacaksın diye eklemiş. Ama annesi Allah bizi korusun oğlum, ekmek ve tuz bizde kutsaldır ama bu yabancıların bir kısmı ateşe tapan insanlardır ve buna hiç aldırmazlar. Ah oğlum, kim bilir başımıza ne haller gelecek diye yanıt vermiş. Hasan, anneciğim sen bu saygın bilgini gördüğünde artık onun bu evden ayrılmasını istemeyeceksin demiş. Kadın da babanın kabri üzerine yemin ederim ki bu yabancı evde kaldığı sürece burada bulunmak istemem. Ayrıldığı zaman da evin her tarafını yıkarım demiş. Sonra da bununla birlikte evimizde misafir bulunduğuna göre ve bize kazandırdığı para elimizde olduğuna göre
gidip yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Sonra da gider çabucak komşulara geçerim diye eklemiş. Ve sofra bezini sermiş, epeyce harcamalar yaparak pişirdiği piliç kızartmasını, hıyarları, 10 tür tatlı ve reçeli önlerine koyduktan sonra komşularına geçmiş. Bunun üzerine Hasan, dostunu yemek salonuna buyur etmiş ve kendisine aramızda ekmek ve tuz hakkı kurulmalı diyerek onu sofrada yer almaya çağırmış. Adam da kuşkusuz bu çok önemli bir bağdır diye cevap vermiş ve Hasan'ın karşısına oturarak bir yandan da konuşarak onunla birlikte yemek yemeye başlamış ve ona ''Oğlum Hasan, şimdi aramızda bulunan ekmek ve tuzun hakkı üzerine yemin ederim ki eğer seni bu kadar çok sevmeseydim uğrunda burada bulunduğumuz gizli şeyleri sana öğretmezdim.'' demiş. Ve bunu söyleyerek sarığının kıvrımları arasından içinde sarı bir toz bulunan küçük bir paket çıkarmış ve bunu ona göstererek ''Şu tozu görüyorsun değil mi? Pekala bil ki bundan bir tutam kullanarak 10 okka bakırı altına çevirebilirsin. Çünkü bu toz katılaştırılmış ve sonra toz haline getirilmiş bir iksirdir ki esasını biri diğerinden oldukça farklı 1000 kök ve 1000 öğeden çıkardım. Ve bu tertibi senin bir gün bile zahmetini çekmeyeceğin çabalar ve yorgunluklar sonunda elde ettim diye eklemiş. Ve bu küçük paketi Hasan'a vermiş. O da buna öylesine bir dikkatle bakmaya başlamış ki adamın sarığı arasından çabucak uyuşturucu özelliği olan bir parça girit bengi çıkararak tatlılardan birine karıştırdığını fark etmemiş. Ve adam tatlıyı Hasan'a vermiş. O da hala toza bakmayı sürdürürken onu yemiş, yutmuş ve sonra sırtüstü yere düşmüş. Yabancı hemen bir zafer haykırışı kopararak iki ayağı üzerine sıçramış ve ''Güzel Hasan, seni bulmaksızın aramakla kaç yıl geçti ama şimdi artık elimdesin ve benim söylediklerimin dışına çıkamazsın.'' demiş. Hasan'a yaklaşarak kollarını, bacaklarını ve ellerini, ayaklarını bağlamış. Sonra bir giysi sandığı almış, içini boşaltıp simya işlemleriyle ürettiği bütün altınlarla birlikte Hasan'ı içine koymuş. Sonra dışarı çıkıp bir hamal çağırmış, sandığı hamalın sırtına yüklemiş ve onu deniz kıyısında yelken açmaya hazır bir geminin üzerine taşıtmış. Adamın gelmesini beklemekte olan kaptan da demir almış. Gemi karadan esen yelle tüm yelkenleri fora ederek kıyıdan uzaklaşmış. Hasan'ı kapattığı sandıkta kaçıran adamın durumu böyleymiş. Hasan'ın anasının durumuna gelince onu da şöyle anlatalım. Oğlunun sandık ve altınlarla birlikte kaybolduğunu, giysilerinin odada saçılmış bulunduğunu ve de evin kapısının açık bırakılmış olduğunu görünce Hasan'ın kendisi için artık yittiği ve bahtın hükmünün yerine geldiğini anlamış. O zaman umutsuzluğa kapılarak yüzüne şiddetle yumruklar indirmeye, giysilerini yırtmaya, inlemeye, hıçkırmaya, acı feryatlar koparmaya, ''Ne yazık, ah çocuğum, ah evladım, ah!'' diyerek şaşkın bir durumda bütün gece çılgınca koşup komşularının her birine oğlunu görüp görmediklerini sormuş ama boşuna. Komşuları onu teselli etmeye çalışmışlar ama nafile. O zamandan başlayarak gündüzlerini, gecelerini, gözyaşları ve yas içinde geçirmiş. Evinin ortasında yaptırdığı ve üzerine oğlu Hasan'ın adını ve ondan koparıldığı tarihi yazdırdığı bir mezar yaptırmış. İşte zavallı anne derdiyle böyle yaşayıp gidiyormuş.
Sandıkla birlikte gemi üzerinde yola çıkmış bulunan yabancı adama gelince aslında o korkunç bir büyücüymüş ve adı Ateşe Tapar Behram imiş. Mesleği de simyagerlikmiş ve her yıl Müslüman çocuklar arasından güzel bir delikanlı seçer, onu kaçırırmış. Bundan dolayı denizde yaptıkları yolculuk boyunca her gün bir kez ambara inip orada sandığı bularak kapağı kaldırıyor ve onu her zaman uyur halde tutacak şekilde içine uyutucu bir madde katarak kendi eliyle yemekleri ağzına koyup yiyecek içecek veriyormuş. Gemi yolculuğu sona erince gemi yeniden enginlere açılmadan önce sandığı kendisi dışarı çıkarıp kıyıya indirmiş. O zaman büyücü Behram sandığı açmış, Hasan'ın bağlarını çözmüş, ona sirke koklatarak ve burun deliklerine uyutucu maddeyi giderici tozlar koyarak onun etkisini yok etmiş. Hasan da yeniden görmeye ve işitmeye başlayarak sağa sola bakınmış ve kendisini bir deniz kıyısında kırmızı, yeşil, beyaz, mavi, sarı ve siyah renklerdeki çakıl taşları ve kumlar üzerinde uzanırken bulmuş. Buranın artık kendi ülkesinin kıyısı olmadığının farkına varmış. O zaman tanımadığı bu yerde bulunmaktan şaşırarak ayağa kalkmış ve ardında bir kaya üzerinde oturmuş, kendisine bir gözü açık, öteki gözü kapalı olarak bakmakta olan adamı görmüş. Ve sırf bu manzarayı görmekle aldatıldığını, artık onun emri altına girdiğini sezmiş. Anasının kendisine belirttiği felaketleri hatırlayarak kendi kendine uğrayacağım felaketlerden Allah'a sığınırım diyerek bahtın hükmüne boyun eğmiş. Sonra yerinden kıpırdamadan onun ilerlemesini izleyen adama yaklaşarak heyecanlı bir sesle ona ''Bu ne demek oluyor baba, aramızda hiç tuz ekmek hakkı yok mu?'' demiş. Büyücü Behram da gülmekten katılarak ''Ateş ve ışık üzerine yemin ederim, bana ateş ve kıvılcıma, güneş ve ışığa tapan Behram'a tuz ekmek hakkı diyerek sen neden söz ediyorsun? Ve de bilmiyor musun ki ben 999 Müslüman genci kaçırarak kendi emrim altına soktum. Ama sen yine ateş ve ışık üstüne yemin ederim ki kuşkusuz bunların hepsinin en güzelisin ve senin ağıma bu kadar çabuk düşeceğini hiç ummuyordum. Ama güneşe şükrolsun ki işte ellerimdesin ve yakında seni ne çok sevdiğimi anlayacaksın diye haykırmış. Sonra da ilkin dinini reddetmekle işe başlayacaksın ve benim tapındığıma tapınacaksın diye eklemiş. Bu sözleri duyunca Hasan'ın şaşkınlığı sınırsız bir nefrete dönüşmüş ve büyücüye ''Ey Allah'ın belası, sen bunu bana önermeye nasıl cesaret ediyorsun ve bana nasıl bir iş yaptırmak istiyorsun?'' diye haykırmış. Büyücü Hasan'ı böylesine bir öfke içinde görünce kafasında onun hakkında başka düşünceler olduğundan o gün için daha fazla üstelemek istememiş ve ona ''Ey Hasan, dinini terk et demekle benim önerdiğim senin inancını denemek için bir aldatmacadan başka bir şey değil de ve Tanrı'nın önünde bunda sen büyük bir yeterlilik gösterdin.'' demiş. Sonra da ''Benim seni buraya getirmekteki tek maksadım bir köşeye çekilerek gizli bir ilmin sırlarını sana öğretmeye başlamaktır. Bak şu denizin üzerinde yükselen yüce dağa buna bulutlu dağ derler. Maddeyi temelinden değiştirmek için gerekli iksirin esas öğeleri orada bulunmaktadır. Seni tepesine çıkarmama izin verirsen, ateş ve ışık adına yemin ederim ki hiç pişman olmayacaksın. Sen istemeden seni oraya çıkarmak isteseydim, bunu sen uyurken yapardım. Ve bir kez tepeye ulaştığımızda, bulutların üzerindeki bölgelerde yetişen bitkilerin filizlerini toplarız.
O zaman yapılacak şeyi sana gösterebilirim diye eklemiş. Hasan da büyücüye karşı çıkmayı göze alamamış ve tamam demiş. Sonra hüzünlenerek anasını ve vatanını hatırlayıp acı acı ağlamaya başlamış. Bunun üzerine büyücü Behram ona ''Ağlama Hasan, yakında benim nasihatlerimi tutarak neler kazanacağını göreceksin.'' demiş. Hasan da ''Ama bir duvar gibi dik, göğe yükselen bu dağın tepesine nasıl çıkacağız?'' diye sormuş. Büyücü ''Bu güçlük seni yıldırmasın, bir kuş kadar rahatlıkla oraya ulaşacağız.'' diye cevap vermiş. Bu sözleri söyleyen büyücü, üzerine gerili horoz derisine tılsımlı harflerin yazılmış bulunduğu bir dümbelek çıkarmış ve bu küçük dümbeleği parmaklarıyla çalmaya başlamış. Birdenbire bir toz bulutunun bağrından uzun bir kişneme sesi duyulmuş ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede önlerinde yeri nallarıyla döven ve burun deliklerinden alev fışkıran İri ve kara yağız bir kanatlı at belirmiş. Büyücü de hemen bu ata binmiş ve Hasan'ın arkasına tırmanmasına yardım etmiş. O anda at kanat çırparak uçmuş ve göz açıp kapayasıya kadar onları bulutlu dağın tepesine indirmiş, sonra gözden kaybolmuş. O zaman büyücü Behram Hasan'a kıyıda iken baktığı gibi kem gözlerle bakmış ve büyük bir kahkaha kopararak ''Şimdi Hasan, sen artık kesinlikle benim emrim altındasın ve hiçbir yaratık sana yardım edemez. Böyle olunca sen uysal bir şekilde dinini reddederek tek güç olarak ışığın babası olan ateşi tanımaya hazırlan.'' diye haykırmış. Bu sözleri işiten Hasan ''Allah'tan başka ilah yoktur.'' ve Muhammed onun elçisidir. Sana gelince, ey kötü büyücü, sen bir dinsiz ve bir inançsızdan başka bir şey değilsin. Ve tüm güçlerin sahibi seni cezalandıracaktır diye haykırarak toparlanmış ve bir şimşek hızıyla büyücünün üzerine atılmış. Ellerinden dümbeleği çekip almış, sonra onu dağın kenarına doğru sürüklemiş ve iki elini birden uzatarak uçurumdan aşağıya itmiş. Büyücü Behram kendi etrafında dönerek deniz kıyısındaki kayalıkların üzerine düşerek parçalanmış ve acı bir şekilde can vermiş. Ve iblis cehennem ateşini üflemek için soluğunu toplamış. İşte aldatıcı büyücü ve simya bilimcisi ateşe tapan Behram böyle ölmüş. Hasan'a gelince kendisine tüm nefret verici şeyleri yaptırmak isteyen adamdan böyle kurtulunca ilkin üzerine horoz derisi gerilmiş sihirli dümbeleğin her yanını incelemiş. Fakat onu nasıl kullanacağını bilmediğinden kurcalamaktan çekinerek kemerini asmış. Gözlerini etrafına çevirmiş ve gerçekten bulunduğu yerin altında bulutların kümelendiği bir yükseklikte olduğunu görmüş. Ve bu yücelikteki yerde, yer ile gök arasında suyu bulunmayan bir deniz gibi geniş bir düzlüğün bulunduğunun farkına varmış. Ve ta uzaklarda da kıvılcım saçan büyük bir alev parıldıyormuş. Hasan, ateşin bulunduğu yerde bir insan varlığı da bulunur diye düşünmüş. Ve Allah'ın varlığından başka varlığın bulunmadığı bu düzlüğe dalarak, o tarafa doğru yürümeye başlamış. Sonunda amacına ulaşarak kıvılcım saçan alevin güneş altında parıldayan dört yüksek altın sütun üzerine kurulmuş altın kubbeli bir saray olduğunu görmüş. Bu gördükleri karşısında Hasan kendi kendine böylesi bir yerde acaba hangi şah ya da hangi ecinli oturmaktadır diye düşünmüş. Ve yaşadığı bunca heyecandan ve yaptığı uzun yolculuktan dolayı çok yorgun düştüğünden içinden Allah'ın yardımıyla bu saraya girerek kapıcıya açlıktan ölmemem için bana biraz su ve biraz yiyecek vermesini isteyeceğim. Eğer iyi yürekli bir insansa
bir gece için bir köşede yatmamı da sağlayabilir demiş. Ve bahtına güvenerek zümrüt bir kayadan oyulmuş büyük kapıya ulaşarak eşiği aşıp ön avluya geçmiş. Bu ilk avluda Hasan daha birkaç adım atmışken mermer bir kanepeye oturmuş satranç oynayan göz kamaştırıcı iki genç kız görmüş. Bunlar kendilerini iyice oyunlarına kaptırdıklarından ilkin Hasan'ın içeriye girdiğini görmemişler. Ama daha genç olanı adım sesini duyarak başını kaldırmış ve durup kendilerine bakan Hasan'ı görmüş. Şiddetle başını kaldırarak kız kardeşine, ''Bak kardeşim, şu yakışıklı genç adama, kuşkusuz bu büyücü Behram'ın her yıl bulutlu dağa sürüklediği bahtsız gençlerden biri olmalı. Ama nasıl olmuş da o şeytanın elinden kurtulmuş acaba?'' demiş. Bu sözleri duyunca Hasan, İlkin yerinden kıpırdamaya cesaret edememiş. Sonra genç kızlara doğru ilerleyerek kendini daha genç görünenin ayaklarına atmış ve ''Evet ey hanımım, ben işte o bahtsızım.'' diye haykırmış. Genç kız da siyah gözlerinin köşelerinde gözyaşı damlaları toplanmış bu güzel genci ayaklarına kapanmış görünce içi yanarak heyecanlanmış ve acıyan bir bakışla genç Hasan'ı göstererek kız kardeşine ''Tanık ol ki ey kardeşim, şu andan başlayarak Allah önünde ve senin önünde bu genç adamı kardeşim olarak kabul ediyorum ve onunla güzel günlerin sevincini ve sıkıntılı günlerin derdini ve kederini paylaşmak istiyorum.'' diye haykırmış. Hasan'ın elini tutarak onun ayağa kalkmasına yardım etmiş ve seven bir kız kardeşin sevgili erkek kardeşini kucaklaması gibi onu kucaklamış. Sonra elini bırakmayarak her şeyden önce onu rahatlatacak bir banyo yaptırmak için hamama götürmek üzere sarayın içine sokmuş. Sonra da onlara kavuşmak üzere hamama gelen kız kardeşinin yardımıyla yolculukta kirlenmiş olan eski giysilerini atarak ona harika elbiseler giydirmiş ve kız kardeşi öteki kolundan tutarak genç kız da diğer kolunun altından tutarak onu odasına götürmüşler. Ve iki genç kız, genç konuklarını biraz bir şeyler yemesi için aralarına oturtmuşlar. Bundan sonra daha genç olanı ona, ''Ey sevgili kardeşim, ey değerli varlık, sana verilen güzel adını ve seni sarayımızın kapısına ulaştıran nedeni bize söylemek ister misin?'' demiş. O da ''Bilin ki bana soru soran kız kardeşim ve onun ablası, benim adım Hasan'dır. Beni buraya getiren sebebe gelince bu benim mutlu bahtımdır. Yine de eğer burada bulunuyorsam doğrusu çok büyük sıkıntılar geçirdikten sonra buna kavuştum.'' diye cevap vermiş. Ve büyücü ateşe tapan Behram ile aralarında geçenleri başından sonuna kadar anlatmış. İki kız kardeş büyücünün davranışından nefret duyarak bir ağızdan ''Ey alçak büyücü, ölümün ne kadar iyi olmuş ve sen ey kardeşim onun hayatını sonsuza dek solumasına engel olmakla ne kadar iyi bir şey yapmışsın.'' diye haykırmışlar. Bunu izleyerek daha yaşlısı kendisinden genç olana dönmüş ve ona ''Gül goncası, kardeşimize aklında tutması için bizim öykümüzü anlatma sırası sana geldi.'' demiş. Ve güzel gül goncası demiş ki, ''Bil ki ey kardeşim, bizler sultan kızlarıyız. Benim adım Gül Goncası, kız kardeşiminki ise Mersin'dir. Ama benim aynı şekilde şimdi avda olup neredeyse dönmek üzere bulunan bizden de güzel 5 kız kardeşim daha vardır. Hepimizin en büyüğünün adı Sabah Yıldızı, ikincisinin Akşam Yıldızı, üçüncüsünün Yakut, dördüncüsünün Zümrüt ve beşincisinin Lale'dir. Ama ben 7 kızın en genciyim ve hepimiz aynı babanın kızlarıyız ama aynı annenin değil. Ben ve Mersin aynı annenin kızlarıyız. Ecinli ve ifritlerin güçlü bir hükümdarı olan babamız öylesine mağrur bir despottur ki
hiç kimseyi kızlarının kocası olmaya layık bulmadığından bizi asla evlendirmemeye yemin etmiştir. Ve iradesinin yerine getirilmesindeki kesinliği sağlamak için vezirlerini çağırtmış, onlara "Siz hiçbir insanoğlunun da hiçbir ecinlinin de uğramadığı ve kızlarım için bir saray yapılabilecek bir yer biliyor musunuz?" diye sormuş. Vezirler de "Bunu sormanızın nedeni nedir sultanımız?" deyince "Kızlarımın insanoğlu ve ecinnilerin erkek cinsinden korunmaları için" demiş. Onlar da "Sultanımız, onların gençliklerine de yazık değil mi?" demişler. Ama babamız "Onları evlendirmektense ölmüş olmalarını yeğe tutarım" diye cevap vermiş. Ve de "Eğer sizden dilediğim gibi bir yeri bana hemen göstermezseniz kafalarınız boyunlarınızdan uçurulacaktır" diye eklemiş. O zaman vezirler "Bu durumda ey sultanım, bilin ki kızlarınızı korumak için böyle bir yer vardır. Buraya Bulutlu Dağ derler. Eski zamanlarda Hazreti Süleyman'a baş kaldıran ifritler buraya sürülürdü. Orada bu asi ifritlerin yaptığı göğe yükselen altın bir saray vardır. O zamandan bu yana terk edilmiş bomboş bir saraydır bu. Ve onun bulunduğu bölge hayranlık verici bir iklimle donatılmıştır. Ağaçları, meyveleri bol, hoş suları buzdan daha serin ve baldan daha tatlıdır" diye cevap vermişler. Bu sözleri işiten babamız bir kez bizi güvenlik altına soktuktan sonra şahlarının ülkesine geri dönen ecinli ve ifritlerin oluşturduğu müthiş bir alayla bizi çabucak buraya gönderdi. Biz de buraya geldiğimizden beri Allah'ın tüm yaratıklarından uzak kalmış olan bu çiçekli ülkenin göz kamaştıran çayırlar, zengin ormanlarla kaplı, meyve ve bahçeleri bol ve su kaynakları inci gerdanlıklara ve gümüş külçelere benzer bolluklarla akan dereler oluşturan ve kendilerine gülümsediklerini görüp hayran oldukları çiçekleri içlerinde yansıtmak için dere dalgalarının birbirini izlediği, havanın kuş cıvıltıları ve güzel kokularla dolu olduğu, boyunları gerdanlıklı güvercinlerin ve kumruların bahar dallarında şiirler okuduğu ve yaradanlarını överek ötüştüğü, kuğuların göllerde şahane bir edayla yüzdüğü ve tavus kuşlarının mercan ve binlerce renkli taşlarla süslenmiş gibi duran tüyleri içinde yeni gelinlere benzediği, toprağın tertemiz ve kafurlu olduğu ve cennetin tüm güzellikleriyle güzel ve kısacası kutsanmış bir yer olduğunu gördük. Ve de kardeşim, böylesine bir yerde ve bir altın sarayın içinde yaşamakla kendimizi hiç de talihsiz bulmadık ve bizden lütuflarını esirgemeyen yüce yaratıcıya şükürler ettik. Sadece sabah uyandığımızda yüzüne bakması hoşumuza gidecek, sevgili ve iyi niyetli bir erkeğin arkadaşlığından yoksun olmanın özlemini duyduk. İşte bundan dolayıdır ki ey Hasan, gelişinle bizi böyle mutlu ettin" demiş. Böylece konuştuktan sonra Gül Goncası Hasan ile ilgilenerek kardeşler ve dostlar arasında adet olduğu üzere ona armağanlar vermiş. Tam o sırada Gül Goncası ve Mersin'in kız kardeşleri olan diğer beş sultan da çıkagelmiş ve bu kadar güzel bir genci ve hoş bir kardeşi görmekle hayran olmuşlar ve kendisine en zarif ve en sıcak karşılamayı göstermişler. Selamlaşmalar ve hatır sormalardan sonra ona uzun bir süre yanlarında kalması için yemin ettirmişler. Hasan da dost bir yürekle yemin etmiş ve onların yanında bu harikalar dolusu sarayda kalmış ve o andan başlayarak tüm av partilerinde ve gezilerinde onların yanında yer almış. Böyle tatlı kız kardeşlere sahip olduğundan memnun ve mutlu olmuş. Onlar da böyle yakışıklı ve dost canlısı bir erkek kardeşe sahip olmaktan sevinç duymuşlar.
Günlerini bahçelerde ve ırmak boylarında birlikte oynaşarak geçirmişler ve akşamları Hasan onlara doğduğu ülkenin adetlerini, genç kızlarda ecinlilerin, ifritlerin öykülerini anlatarak karşılıklı bilgi edinmişler. Ve bu hoş yaşam Hasan'ı günden güne daha güzelleştiriyor ve yüzüne tam anlamıyla bir ay görünümü veriyormuş. Yedi kızla özellikle Gül Goncası ile olan kardeşçe dostluğu aynı ana ve aynı babadan doğma kardeşlerinkine eşit olarak pekişiyormuş. Bir gün bir ormanlıkta oturmuş şarkı söylerken göğü ve güneşin yüzünü saran büyük bir toz fırtınasının belirdiğini görmüşler. Bu fırtına bir gök gürültüsüyle birlikte çabucak onlara ulaşmış. Yedi sultan korku dolu bir şekilde Hasan'a ''Çabuk, koş da bahçedeki köşke sığın.'' demişler. Ve Gül Goncası onu elinden tutup köşkte saklamış. İşte o anda toz dağılmış ve ardından ecinli ve ifritlerden oluşmuş bir birlik ortaya çıkmış. Bu Ecinnistan hükümdarının komşu şahlardan birinin onuruna düzenlemek niyetinde olduğu büyük şenliklerde bulunmak üzere kızlarını getirmeleri için yolladığı bir birlikmiş. Bu haberi alan Gül Goncası saklandığı yerde Hasan'ı bulmaya gitmiş ve onu gözleri yaşla dolu, göğsü acı hıçkırıklarla sarsılarak kucaklamış ve ona kız kardeşleriyle kendisinin oradan ayrılacaklarını bildirmiş. Ama sevgili kardeşim, sen tek sahibi kalacağın bu sarayda bizim dönüşümüzü bekle. İşte sana bütün odaların anahtarları demiş. Ve senden ey Hasan, sadece üzerinde firuze bir işaret olan şu anahtarla ilgili odayı açmamanı rica ediyorum diyerek anahtarları kendisine vermiş ve ona söz konusu anahtarı göstermiş. Hasan da onun ve kardeşlerinin ayrılışlarından çok üzülerek onunla ağlaşarak kucaklaşmış ve dönmelerine kadar hiçbir yere ayrılmadan kendilerini bekleyeceğini ve üzeri firuze kakmalı anahtarın bulunduğu kapıyı açmamayı vaat etmiş. Genç kız da oradan ayrılmadan önce gizlice kardeşlerini görmeye gelen altı kız kardeşi Hasan'a sevgi dolu vedada bulunmuşlar. Ve hepsi birbiri ardından onu kucaklamışlar ve gelen birliğin eşliğinde babalarının ülkelerine gitmek üzere yola koyulmuşlar. Hasan ise sarayda yalnız kalınca büyük bir kedere kapılmış ve yedi kardeşinden ayrı kalmanın verdiği yalnızlıktan dolayı göğsü iyice daralmış. Üzüntülerini yatıştırıp oyalanmak için birbiri ardından genç kızların odalarını ziyaret etmeye koyulmuş. Onların oturdukları yeri ve kendilerine ait eşyaları yeniden görerek ruhunu hoşnut etmiş. Yüreği heyecanlanarak çarpmış ve böylece üzeri firuze ile işaretlenmiş anahtarla açılan kapının önüne gelmiş. Ama onu kullanmayı düşünmemiş ve geri çekilmiş. Sonra kim bilir kız kardeşim Gül Goncası neden bana ısrarla bu kapıyı açmamamı tembihledi? İçinde gizemli ne olabilir ki böylesine bir yasak koydu? Ama madem ki kız kardeşim böyle işledi, mutlaka bir sebebi vardır diye düşünmüş ve geri çekilmiş. Gece olup yalnızlık başına çökünce kederini yatıştırmak için yatmaya gitmiş. Ama bu yasak kafasını öylesine kurcalamış ki gözlerini kapayamamış. Ve bu düşünce ona öylesine azap vermiş ki kendi kendine her şeye karşın gidip açsam mı demiş ama en iyisi sabahı beklemeli diye düşünmüş. Ama böyle uykusuz daha fazla bekleyemediğinden ayağa kalkıp kendi kendine gidip şu kapıyı hemen açmayı ve ölümün bahasına da olsa ardında ne olduğunu görmeyi tercih ederim demiş. Ve ayağa kalkıp bir meşale yakmış. Yasak kapıya doğru yollanmış. Anahtarı kilide sokarak güçlük çekmeden çevirmiş. Kapı gürültü yapmadan sanki kendiliğinden açılmış. Hasan da odaya girmiş. Her yana bakmış. Önce hiçbir şey görememiş. İçeride hiçbir mobilya, hiçbir örtü veya halı yokmuş.
Ama odayı dolaşırken bir köşede duvara dayanmış, ucu tavandaki bir deliğe uzanan siyah ahşap bir merdiven görmüş. Hasan meşalesini yere bırakmış, merdivenden çıkarak tavana kadar tırmanıp deliğe dalmış. Ve bir kez başı delikten dışarı çıkınca kendisini açık havada odanın tavanıyla aynı düzeyde bulunan bir taraçada bulmuş. O zaman Hasan bir bahçe gibi bitkiler ve çiçeklerle kaplı bu taraçaya çıkmış ve mucizevi bir mehtabın aydınlattığı sessiz bir çevrede insan gözünü böylesine büyülediği hiç görülmemiş bir manzaranın uzandığını görmüş. Ayaklarının altında göğün bütün güzelliğinin yansıdığı sakin bir göl uzanıyor. Bu gölün sudaki mutlu çizgileriyle defnelerin dengeli yapraklarının, çiçek açmış reyhanların, kar gibi çiçekleriyle badem ağaçlarının, mor salkımların hevenklerinin gülümseyişleriyle zenginleştirdikleri kıyılarında kuşlar gırtlaklarının tüm gücüyle gecenin ilahisini okuyorlar. Bir ipek örtüye benzeyen yüzü ulu ağaçlı orman içinde yayılarak sonunda garip biçimde inşa edilmiş sisler içindeki kubbesi gökyüzünün parıltısı ve billurunda yiten bir sarayın ayaklarını yıkıyormuş. Ve bu saraydan gölün kıyısına kadar inen mermer ve mozaikten oluşmuş merdivenler, yakutlar, zümrütler, altınlar ve gümüşler, taş olarak kullanılıp inşa edilmiş şahane bir seki bulunuyormuş. Ve bu sekinin üzerinde pembe kaymak taşından dört direğin tuttuğu büyük yeşil bir ipek örtünün altında sarı sabır ve altından hoş bir işçilikle yapılmış bir taht yer alıyor. Tahtın üzerinde çekirdekleri güvercin yumurtaları kadar iri inciler olan asmanın ağır salkımları sarkıyormuş. Ve bunların hepsi gümüş ve kırmızı altından yapılan ince yaprakların oluşturduğu bir çitle çevrili bulunuyormuş. Ve bu tertemiz şeylerin üzerinde öylesine bir ahenk ve öylesine bir güzellik hükmediyormuş ki hiçbir insan, Keyhüsrev ve Kayser dahil benzer bir şaşayı ve ihtişamı ne gerçekleştirebilir ne de düşleyebilirmiş. Hasan da gözleri kamaşmış bir durumda bu yerlerin zevkli, sükunetli barışını bozmaktan korkarak kıpırdayamazken birdenbire gökyüzünden kopan ve göze batar biçimde göle yaklaşan iri kuşların uçuştuğunu görmüş. Bu kuşlar sonunda suyun kenarına konmuşlar. Hepsi 10 taneymiş. Güzel, beyaz sık tüyleri çimenler üzerinde sürünüyormuş. Yürürken kaygısızca salınıyorlarmış ve tüm hareketlerinde ağır ağır sekiye ulaşıp oradaki tahta oturan hepsinden iri ve güzel olan bir kuşa itaat ediyor gibi görünüyorlarmış. Ve birdenbire 10 kuşun onu birden zarif birer hareketle tüylerinden kurtulmuşlar. Bir kez bu mantoları sırtlarından atınca içlerinden 10 genç kız 10 ay doğmuş ve gülerek sıçrayan birer değerli taş gibi suya atlamışlar ve suda kendi aralarında oynaşarak yıkanmışlar. Yıkanmaları bitince gölden çıkmışlar, en güzeli sekiye çıkmış, oradaki tahta oturmuş. Hasan onların güzelliklerini seyrederken aklı uçuyor sanmış ve şimdi kız kardeşim Gül Goncası'nın bu kapıyı açmamı neden yasakladığını biliyorum. İşte artık huzurum sonsuza dek yok oldu diye düşünmüş. Sekide oturan genç kız yanında oturan yoldaşlarına bana giysilerimi verin demiş. Genç kızlar da yaklaşıp onu giysi olarak omuzları üzerine altın işlemeli bir eşarp, saçları üzerine bir tülbent koymuşlar ve belinin üzerine işlemeli bir kemerle donatmışlar. Ve böylece genç kız süslenmiş, sanki yeni bir gelin gibiymiş ve herhangi bir harikadan da daha güzel olmuş.
Hasan taraçadaki ağaçların ardına gizlenerek ona bakmış. Ona yaklaşmak için duyduğu tüm arzuya karşın hayranlıkla eli kolu öylesine bağlanmış ve heyecandan öylesine tükenmiş ki en küçük bir harekette bile bulunamamış. Genç kız da "Ey sultanlar, işte güneş doğmak üzere, ayrılmanın zamanı geldi. Çünkü ülkemiz epey uzak, oldukça da dinlendik." demiş. O zaman ona tüy elbisesini giydirmişler. Kendileri de aynı şekilde tüy mantolarını giyinmişler. Ve hepsi birlikte sabahın göğünde beyaz bir parlaklık halinde uçuşmuşlar. İşte hepsi bu kadar. Hasan da şaşkın bir şekilde onları izlemiş. Gözden kaybolmalarından sonra da uzun bir süre yeryüzünün bütün öteki kızlarını görmekle asla ruhunda duyamayacağı şiddetli bir tutkunun pençesinde gözleri uzaklara takılı kalmış. Arzunun ve aşkın gözyaşları yanakları boyunca akmış ve "Ah Hasan, işte bundan böyle artık gönlünü ecinli kızlarına kaptırdın. Oysa ülkendeki hiçbir güzellik gönlünü etkilemeyi başaramamıştı." diye haykırmış. Ve Hasan böylece gözünü kırpmaksızın gün doğuncaya kadar iç çekip durmuş. Sonra göl kıyısına inmiş, serin havada soluk alarak orayı burayı dolaşmaya başlamış. Bütün günü kuşlar geri döner gelir umudu içinde yeniden taraçaya çıkacağı geceyi bekleyerek harcamış. Ama ne o gece gelen olmuş ne de onu izleyen öteki geceler. Hasan ümidi kırık, artık ne yemek, ne içmek, ne uyumak istemiş. Ve o bilinmeyen kız için kapıldığı tutkuyla gittikçe daha fazla başı dönmekten başka elinden bir şey gelmemiş. Ve bu yolda sararıp solmuş. Gücü onu yavaş yavaş terk etmiş. O da kendi kendine "Ölüm bu ızdırap dolu yaşamdan yeğdir" diyerek çimenlere uzanmış. Durumu böyleyken Ecinlistan hükümdarının kızları babaları tarafından çağrıldıkları şenlikten geri dönmüşler ve en genci daha yolculuk elbiselerini bile değiştirmeden Hasan'ı bulmaya koşmuş. Onu odasında yatağında sapsarı ve epeyce değişmiş olarak bulmuş. Göz kapakları örtülü, gözyaşları yanaklarından ağır ağır akıyormuş. Genç kız bunu görünce acı bir haykırış koparmış ve üzerine atılarak bir kız kardeşin erkek kardeşine yaptığı gibi ona sarılmış. "Sevgili kardeşim, vallahi seni bu durumda görmekle yüreğim yarılıyor. Ah, söyle bana çektiğin acının sebebini, çaresini bulayım." demiş. Hasan da göğsü hıçkırıklarla kabararak başı ve elleriyle "Hayır" anlamına gelen bir işaret yapmış ve ağzından tek bir söz çıkmamış. Genç kız da gözyaşları içinde ve sesinde sonsuz bir sevecenlikle ona "Lütfen kardeşim Hasan, canımın canı." Zayıflıktan gözlerinin çukura kaçtığını ve o güzelim gül yanaklarının solduğunu görmekle "Hayat benim için renksiz ve çekilmez oldu. Senden binlerce canı olsa hepsini senin hayatını kurtarmak için feda edecek bir kız kardeşten hiçbir şey saklamamanı yalvararak rica ediyorum" demiş. Ve iki elini göğsünün üzerinde bağdaştırmış, yatağının yanında dizüstü çökmüş. Hasan da epeyce bir zaman geçtikten sonra göğüs yırtan birkaç soluk salıvererek söngün bir sesle "Ah kardeşim, hatası yüzünden ızdırap çekene sen nasıl bir yardımda bulunabilirsin? Ve korkarım ki sen beni derdimden ve bahtsızlığımdan ölmeye terk etmekten başka bir şey yapamazsın" diye eklemiş. Ama genç kız "Hasan, sen ne diyorsun? Ruhum bedenimi terk etmedikçe sana yardıma koşmaktan başka şey yapamam" diye haykırmış. Bunun üzerine Hasan sesinde hıçkırıklarla "Bil ki kardeşim Gül Goncası, 10 gündür hiçbir şey yemedim. Bu da başıma gelen şu sebeplerden ötürüdür" demiş ve ona hiçbir ayrıntıyı atlatmadan
bütün yaşadıklarını anlatmış. Gül Goncası öyküyü duyunca Hasan'ın söz dinlemezliğine kızacak yerde çektiği ızdıraba çok acımış ve onunla birlikte ağlamaya başlamış. Sonra ona, ''Sevgili ruhun sakinleşsin, gözlerini serinlet ve gözyaşlarını kurut. Çünkü ben yemin ederim ki değerli bedenimi ve aziz canımı başına gelen derdi iyileştirmek ve seni bilinmeyen sevgiline kavuşturmak için feda etmeye hazırım. Ama kardeşim, sana bu işi gizli tutmanı ve kardeşlerime hiçbir şey söylememeni tavsiye ederim. Yoksa kendini de beni de yok edersin. Eğer sana yasak kapıdan söz ederler ve bu konuda soru sorarlarsa onlara bu kapıyı bilmiyorum dersin.'' demiş. Hasan da ''Evet, kuşkusuz onlarla böyle konuşurum.'' diye cevap vermiş. Ve Gül Goncası'na sarılmış, ruhunun yatıştığını ve yasak kapıyı açtığından dolayı kız kardeşinin ona çok kızacağı düşüncesinin oluşturduğu korkudan kurtulmasından dolayı göğsünün ferahladığını hissetmiş ve artık güven içinde olduğundan rahatça soluk almış ve bir şeyler yemek istemiş. Gül Goncası da onu bir kez daha kucaklayıp gözlerinde yaşlarla kız kardeşlerini bulmaya gitmiş ve onlara ''Ne yazık ki kardeşlerim, zavallı kardeşim Hasan hasta. 10 gündür midesine hiçbir şey girmemiş. Bizim yokluğumuzdan dolayı odasına kapanmış ve umutsuzluğa kapılmış. Ona burada arkadaşlık edecek kimse kalmadığı için zavallı çocuk anasını ve yurdunu hatırlamış ve anıları onu kedere boğmuş. Ah, bahtı ne kadar acınasıymış kardeşlerim.'' demiş. Gül Goncası'nın konuşması üzerine sultanlar çabucak koşup Hasan'a yiyecek içecek bir şeyler getirmişler ve onu teselli etmeye ve sözleriyle canlandırmaya çalışmışlar. Onu eğlendirmek için tüm şenliği ve Ecinistan'da babalarının sarayında gördüklerini ona anlatmışlar ve tam bir ay en candan ve ince ilgi göstermeyi sürdürerek onu epeyce iyileştirmişler. Bu sürenin sonunda Hasan'ı artık yalnız bırakmamak için sarayda kalmak isteyen Gül Goncası dışında sultanlar adetleri üzere ava gitmişler ve genç kardeşlerine, konuklarına baksın diye memnunlukla bu izni vermişler. Onlar ayrıldıktan sonra genç kız Hasan'ın yataktan kalkmasına yardım etmiş ve onu göle bakan taraçıya çıkarmış. Ve orada ona ''Şimdi söyle bana, gölün kıyısında sıralanmış hangi köşkte seni bunca tedirgin eden genç kızı gördün?'' demiş. Hasan da ''Bu köşklerden birinde görmedim ben onu. İlkin gölün suları içinde, sonra da sekideki tahtın üstünde gördüm.'' diye cevap vermiş. Bu sözleri duyan genç kızın yüzü sararmış ve ''Vay başımıza gelenlere bak! Ama öyleyse ey Hasan, bu kız geniş bir imparatorlukta hüküm süren hükümdarın kızının ta kendisidir. Babam bu hükümdarın vekillerinden biridir. Hükümdarımızın oturduğu ülke aşılmaz mesafeler içinde olup ne insanoğlunun ne de ecinnilerin geçebildiği bir deniz kıyısındadır. Senin gördüğün en genci olan 7 kızı vardır hükümdarın. Her kızının kendisine bağlı sırf soylu ailelerden oluşan özel muhafızları vardır. Muhafız birliklerindeki bu genç kızların her birinin de emri altında 5000 Amazon'dan oluşan orduları vardır. Ve senin gördüğün kesinlikle hükümdarın tüm kızları içinde en güzel ve en savaşçı olanıdır. Adına Görkem derler. O buraya her yeni ayla birlikte babasının mabeyincilerinin kızlarıyla dolaşmaya gelir. Onları gökyüzünde uçuran tüyden oluşan mantolarına gelince ecinnilerin giysilerinden biridir. Ve bu mantolar sayesinde biz maksadımıza ulaşabileceğiz. Ey Hasan, ona sahip olmanın tek yolu bu büyülü giysileri ele geçirmektir.
Bunun için onun dönüşünü burada gizlenerek beklemekten başka yapacak bir iş yoktur. Ve mantoyu ele geçirmek için onun göle girip yıkanacağı andan faydalanmak gerekir. Ve işte tam bu anda onun tüyden mantosunu alacaksın. Ama sakın yalvarmalarına kulak asarak mantosunu geri verme. Yoksa dönüşü olmayacak şekilde mahvolursun ve bizlerle birlikte babamız da aynı şekilde onun intikamının kurbanları oluruz. Daha iyisi onun saçlarını kavra ve birlikte sürükle. Sana boyun eğecek ve itaat edecektir. Sonra olan olacaktır, demiş. Gül Goncası'nın bu konuşmasını duyan Hasan sevince kapılmış ve içini yeni bir yaşam sevincinin doldurduğunu ve tüm gücünü yeniden kazandığını hissetmiş. Ayağa kalkarak kız kardeşinin elinden tutmuş. Dostlukla teşekkür ederek ikisi birlikte saraya dönüp kalan zamanlarını öteki genç kızlarla birlikte sakince şu ya da bu işi görerek geçirmişler. Yeni ayın ilk günü olan ertesi gün Hasan göl kıyısındaki sekinin gerisinde saklanmak için geceyi beklemiş ve oraya ulaştıktan daha birkaç dakika geçmeden gecenin sessizliğinde kanat seslerini işitmiş ve mehtapta sabırsızlıkla beklediği kuşlar gelip tüy mantolarını çıkardıktan sonra göle inmişler. Ve Ecinli Şahlar Şahı'nın kızı o harika görkemde suya dalmış. Hasan içinde bulunduğu hayranlık ve heyecana rağmen görünmeden adeta kayar gibi kızların giysilerini bıraktıkları yere ulaşmış ve hükümdarın kızının tüyden mantosunu almış ve çabucak güven içinde sekinin ardında saklandığı yere dönmüş. Güzel Görkem havuzdan çıkınca bir bakışta çimenlerin üzerine bıraktıkları giysilerdeki karışıklığı ve bir yabancı elin eşyalarını kurcaladığını anlamış ve yaklaşıp kendi mantosunun kaybolduğunun farkına varmış. O zaman büyük bir korku ve umutsuzluk çığlığı koparmış, yüzünü ve göğsünü yumruklamış. Yoldaşları onun çığlığını işiterek işin ne olduğunu anlamak için koşup gelmişler ve olup bitenleri öğrenince çabucak kendi mantolarını almış ve düşünmeden uçuş tüylerine bürünerek ürkmüş karacalar ya da Şahin'in izlediği güvercinler gibi çılgınca göğe kanat açmışlar ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede gölün kıyısında hükümdarlarının kızı öfkeli ve mutsuz görkemi tek başına bırakarak gözden kaybolmuşlar. Bunun üzerine Hasan heyecandan titremekte olduğu halde gizlendiği yerden çıkarak kızın üzerine atılmış. Kız elinden kaçınca peşine düşmüş. Bir yandan da tatlı sözler söylüyor ve hiçbir kötülük yapmayacağına dair güvence veriyormuş. Ama o zarar gelir korkusuyla ellerini ileri uzatarak saçları rüzgarda soluk soluğa tıpkı bir ceylan gibi koşuyormuş. Hasan son bir sıçrayışla onu saçlarından yakalamış ve saçlarını bileğine dolamış ve onu kendisini izlemeye zorlamış. O zaman kız gözlerini kapamış ve artık karşı koyamayarak alıp götürülmesine katlanmış. Hasan da onu yalvarmaları ve gözyaşlarıyla etkilenmeksizin götürdüğü odasına kapatmış ve gecikmeden koşup kız kardeşini bulmuş ve güzel haberi vermiş. Gül Goncası hemen Hasan'ın odasına gelmiş, mutsuzluktan ellerini ısıran ve gözlerinin olanca yaşını dökmekte olan Görkem'i bulmuş. Saygılarını sunmak üzere kızın ayaklarına kapanmış ve yeri öptükten sonra ona ''Ey hanımım, evimizi aydınlattın.'' demiş. Görkem de ''Nasıl, sen misin o Gül Goncası?'' demek ki insan oğullarının hükümdarının kızına böyle davranmasına izin veriyorsun ha? Sen babamın kudretini bilirsin ve yine bilirsin ki Ecinli şahları hep ona bağlıdır. Ve de denizin kumları kadar sayısız ifrit ve meretin yaşadığı bölgelerde hükmü geçer ve sen beni kaçırması için bir insanoğlunu evinde barındırıyor ve hükümdarının kızına ihanet ediyorsun. Yoksa bu insanoğlu
yıkandığım gölün yolunu nasıl bulurdu?" diye sormuş. Bu sözleri duyunca Hasan'ın kız kardeşi, "Efendimizin kızı, ey bütün ecinnilerin ve insanların en güzeli, en hayran olunanı, bil ki sen yıkanırken ansızın çıkıp gelen bu kişi eşi olmayan bir delikanlıdır ve de sana en küçük bir zarar vermeyecek kadar ince ruhludur. Ama baht bir kez bir şeyi yakaladı mı onu sonuna ulaştırır ve seni kaçıran bu yakışıklı genç adamın bahtı da onu senin güzelliğine tutkulu kılmış ve aşıkların da kusuruna bakılmaz. Onun sevgisi senin gözünde bir suç olmamalıdır ve şu gördüğün genç yeryüzünün en yakışıklı delikanlısı değil midir? Bir bilseydin hanımım, seni ilk kez gördükten sonra nasıl hasta düştüğünü bir bilseydin, neredeyse ruhunu teslim etmek üzereydi, işte böyle diye cevap vermiş. Ve ecinniler sultanına Hasan'ın yüreğini tutuşturan tutkunun şiddetini anlatmayı sürdürmüş. Ve de unutma ki hanımım, o seni 10 yoldaşının arasından en güzeli olarak seçti diyerek sözlerini tamamlamış. Hasan'ın kız kardeşinin bu konuşmasını duyan güzel Görkem, kaçmaktan vazgeçmesi gerektiğini anlamış ve derin bir iç çekmiş. Gül Goncası da koşup ona harika bir elbise getirmiş, sonra yemesi için yiyecekler sunmuş ve kederini dağıtmak için elinden geleni yapmış. Sonunda güzel Görkem biraz teselli bulmuş ve "Anlıyorum ki benim bahtımda babamdan, ailemden ve ülkemden ayrılmak yazılıymış. Ben de bahtımın hükmüne boyun eğeceğim." Hasan'ın kız kardeşi de onun bu kararını desteklemekte kusur etmemiş ve bunu öylesine yapmış ki sultanın gözyaşları tümüyle dinmiş ve kaderine boyun eğmiş. Bunun üzerine Hasan'ın kız kardeşi bir an için kardeşine koşmak üzere onun yanından ayrılmış ve kardeşine "Çabucak sevgilinin yanına koş, çünkü en uygun zamandır." demiş. Hasan da heyecandan titreyerek kendisini tanıyınca ona dikkatle bakan ve kendine karşın güzelliğiyle son derece etkilenen sultanın yanına girmiş. Ama kız başını eğmiş ve Hasan da iki gözü arasından alnını öpmüş. Ona, "Ey en güzellerin sultanı, ruhların hayatı, bakışların neşesi, zeka bahçesi, ey Ecem, ey hanımım, lütfen yüreğini yatıştır, gözlerini kurut. Çünkü bahtın mutluluklarla doludur. Nasıl kız kardeşim senin bir hizmetkarınsa, ben de senin için sadık bir köle olmaktan başka bir şey düşünmüyorum ve niyetim seni kirletmek değildir. Allah'ın emri ve peygamberin kavline göre seninle evlenmektir. Seni kendi ülkem olan Bağdat'a götüreceğim. Orada sana köleler ve güzelliğiyle sana yaraşır bir saray satın alacağım. Ah bir bilsen, Bağdat ne harika bir yerdir. Halkı ne kadar cana yakın, kibar ve sevecendir. Evleri nasıl hoş ve rahattır. Ve sonra benim kadınların en iyisi olan bir annem vardır ve seni kızı gibi sevecek, harika yemekler hazırlayacaktır. Çünkü tüm ülkede hiç kuşkusuz en iyi aşçı odur." demiş. İşte Ecinnistan hükümdarının kızı Görkem ile böyle konuşmuş Hasan. Sultan da ona herhangi bir harf ya da işaretle cevap vermemiş ve birdenbire sarayın kapısının çalındığını duymuşlar. Kapıları açmak ve kapamakla görevli olan Hasan da ona "Beni bağışla hanımım, biraz yanından ayrılacağım." demiş ve gidip kapıyı açmış. Kapıyı çalanlar avdan dönen kız kardeşleriymiş. Onu yeniden sağlıklı ve yanakları parlamış görünce sevinmişler. Hasan onlara Sultan Görkem'den söz açmaktan sakınmış ve karacalar, tilkiler, tavşanlar, mandalar ve her türden hayvandan oluşan av ürünlerini taşımakta onlara yardımcı olmuş. Genç kızlara alışık olmadıkları bir coşkuyla dostluk göstermiş. Onlar da bu değişiklikten hoşlanarak çok şaşırmışlar. Ve genç kızların en büyüğü böylesine bir değişmenin bir nedeni olabileceğinden kuşkulanmış
muzip bir bakış fırlatmış ve göz kırparak, ''Gerçekten Hasan, senden gelen bu aşırı sevgi gösterisi bizi şaşırttı. Sen ki bugüne kadar bizim sözlerimizi, davranışlarımızı pek öyle isteyerek yanıtlamazdın.'' demiş. Ama Hasan gözlerini yere eğmiş ve en katı yürekleri bile eritecek bir soluk koyuvermiş. Sultanlar da şaşırarak ona, ''Neden böyle soluğunu koyverdin kardeşimiz? Senin sakinliğini kim bozdu? Yoksa annene, yurduna geri dönmek mi istiyorsun?'' diye sorup, ''Konuş Hasan, yüreğini kardeşlerine aç.'' diyerek sözlerini sürdürmüşler. Ama Hasan tam o sırada yanlarına gelen kız kardeşi Gül Gonca'sına dönerek ve biraz da kızararak ona, ''Sen konuşsan daha iyi olacak. Başımı döndüren nedeni onlara anlatmaktan çok utanıyorum.'' demiş. Gül Gonca'sı da, ''Kardeşlerim, merak edilecek bir şey yok. Kardeşimiz sadece havada güzel bir kuş tutmuş ve onu evcilleştirmek için yardımınızı diliyor.'' demiş. Hepsi birden, ''Kuşkusuz, bu çok kolay. İyi ama Hasan bundan dolayı neden bu kadar kızarıyor?'' diye haykırmışlar. Kız da, ''İşte şundan, Hasan bu kuşu bilemezsiniz nasıl bir aşkla seviyor.'' diye cevap vermiş. Onlar da, ''Şu Allah'ın işine bak, peki göğün kuşuna sevgini neyle gösteriyorsun Hasan?'' diye sormuşlar. Gül Gonca'sı da Hasan başını eğip daha da fazla kızarırken, ''Sözle, davranışla ve bunları izleyen her şeyle.'' demiş. Onlar da, ''Öyleyse kardeşimizin kuşu büyük olmalı.'' demişler. Gül Gonca'sı, ''Bizim boyumuzda, hele bir dinleyin.'' demiş ve de, ''Bilin ki kardeşlerim, insanoğlunun zekası çok sınırlı. Bundan dolayı zavallı Hasan'ımızı burada yalnız bıraktığımızda yüreği pek sıkıldığından oyalanmak için sarayın her yanında dolaşmış. Ama ruhu öylesine bunalmış ki anahtarları karıştırmış ve tesadüfen Taraça'nın bulunduğu yasak odanın kapısını açmış. Ve başına şöyle şöyle olaylar gelmiş. Her durumda kardeşimiz mazurdur. Çünkü kız çok güzel. Ah bir bilseniz kardeşlerim, ne kadar güzel diye eklemiş. Çünkü kardeşlerim, bu kız Ecinlistan Şeyhin Şahı'nın kızı Görkem Sultan'dır. Genç kızlar kardeşlerinin bu sözlerini işitince hayranlıkla, ''Ey Hasan, böylesine harika bir kıza tutulmakta ne kadar haklısın. Ama Allah için bizi hemen onun yanına götür de onu gözlerimizle görelim.'' diye haykırmışlar. Hasan da hemşirelerinden yana güven duyarak onları güzel Görkem'in bulunduğu odaya götürmüş. Ve kızlar onun eşsiz güzelliğini görüp önünde elleri arasından yeri öpmüşler ve selamlar ve hoş dileklerinden sonra, ''Ey şahımızın kızı, kuşkusuz kardeşimiz ile serüvenin inanılmaz bir şey. Ama burada ellerinde bulunan hepimiz gelecekte senin mutlu olmanı istiyor ve sana tavırlarının zarafeti, sevecenliğinden dolayı kardeşimiz olan bu delikanlıya tüm ömrünce bağlanmakla sadece büyük bir memnunluk duyacağının güvencesini vermek istiyoruz. Başkaca araya birini sokacak yerde tutkusunu doğrudan doğruya sana açıkladığını ve senden olmayacak hiçbir şey istemediğini de düşün. Ve biz kardeşimizden emin olmasaydık, şahımızın kızı olan senin nezdinde bunca gözü pek bir girişimde bulunmazdık. Bırak seni kardeşimizle evlendirelim. Ondan hoşnut kalacaksın. Bu konuda sana boynumuz üzerine güvence veririz.'' demişler. Ama güzel Görkem ne olumlu ne de olumsuz herhangi bir şey söylemediğinden Gül Gonca'sı ona doğru ilerlemiş ve elini ellerine alarak ona, ''İzninle hanımım.'' demiş. Sonra Hasan'a dönerek ona, ''Sen de elini uzat.'' demiş. Hasan elini uzatmış, Gül Gonca'sı onu tutarak kendi ellerinin içinde Görkem Sultan'ınkilerle birleştirerek ikisine birden, ''Allah'ın emri ve peygamberin kavline uyarak sizi evlendiriyorum.'' demiş.
Bundan sonra Hasan mutluluğun doruğunda eşi için güzel bir şiir okumuş ve genç kızlar bu şiiri işitince Görkem'e doğru dönerek "Ey Sultan, duygularını böyle güzel bir şiirle anlatan bir genci sana ulaştırdığımız için hala bizi ayıplayacak mısın?" diye haykırmışlar. Görkem de "O bir şair mi?" diye sormuş. Ona "Kesinlikle elbet, hayranlık verici bir kolaylıkla her zaman çok duyarlı şiirler ve binlerce dizeden oluşan gazeller söyler" demişler. Hasan'ın yeni erdemini açıkça ortaya koyan bu sözler sonunda yeni gelini kazanmasını sağlamış ve uzun kirpiklerinin arasından gülerek Hasan'a bakmış. Onun gözlerinin bir işaretinden başka bir şey beklemeyen Hasan da onu kollarına almış ve odasına taşımış. Böylece Hasan ve Görkem 40 gün geçirmişler. 7 Sultan, özellikle Gül Goncası, İki yeni evlinin sarayda bulunuşlarını en hoş şekilde değerlendirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Ama 40. günün sonunda Hasan annesini evde kurduğu mezarı başında gece gündüz ağlayıp durmaktayken ve kendisini unuttuğu için ona sitem ederken rüyasında görmüş. Gözlerinde yaşlarla uyanmış, içini parçalayan hıçkırıklar koparmış. Kız kardeşleri 7 Sultan onun ağlamasını duyarak koşuşmuşlar ve Gül Goncası ötekilerin hepsinden çok gözyaşlarına boğularak Ecinliler Şahı'nın kızına, kocasına ne olduğunu sormuş. Görkem de "Bilmiyorum" diye yanıt vermiş. Gül Goncası derdinin sebebini kendim sorup öğreneyim diyerek Hasan'a "Neyin var senin kardeşim?" diye sormuş. Hasan gözünden daha da fazla yaşlar dökmüş ve sonunda sızlanarak rüyasını anlatmış. O zaman ağlayıp inleme sırası Gül Goncası'na gelmiş. Kız kardeşleri de Hasan'a "Bu durumda Hasan seni burada daha fazla tutamayız ve de sevgili anneni yeniden görmek üzere ülkene dönmeni engelleyemeyiz. Yalnız senden bizi unutmamanı ve bizi yılda bir kez gelip görmeyi vaat etmeni rica ediyoruz" demişler. Küçük kardeşi Gül Goncası da hıçkırarak Hasan'ın boynuna atılmış ve sonunda üzüntüden baygın düşmüş. Kendisine gelince de kederle ayrılık dizeleri okumuş ve her türlü teselliyi reddederek başını dizlerine eğmiş. Hasan da onu kucaklamış ve ona senede bir kez gelip kendisini göreceğini yeminlerle vaat etmiş. Ve bu sırada Hasan'ın ricası üzerine kız kardeşleri yol hazırlığına başlamışlar. Her şey tamamlanınca kendisine "Basra'ya ne şekilde dönmek istiyorsun?" diye sormuşlar. O da "Bilmiyorum" demiş. Sonra birdenbire büyücü Behram'dan aldığı üzerine horoz derisi gerili sihirli dümbeleyi hatırlamış ve "Vallahi işte şimdi buldum. Ama onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum" diye haykırmış. Bunun üzerine Gül Goncası bir an için gözyaşlarını kurutmuş, ayağa kalkarak Hasan'a "Sevgili kardeşim, bu dümbeleyi nasıl kullanacağını ben sana öğreteyim" demiş ve dümbeleyi almış. Onu böğrüne dayayarak parmaklarıyla horoz derisi üzerine hafifçe vurur gibi yapmış. Sonra Hasan'a "İşte böyle yapmak gerek" demiş. Hasan da "Anladım kardeşim" demiş ve dümbeleyi genç kızdan alıp Gül Goncası'nın kendisine gösterdiği şekilde ama daha fazla kuvvetle vurmuş. Birdenbire ufkun her yanından büyük develer, hecin develeri, katırlar ve atlar sökün etmiş ve bütün bu sürü gürültüler kopararak uzun bir katar halinde ilkin develer, sonra hecin develeri, sonra katırlar ve sonra da atlar şeklinde sıralanmaya başlamışlar. Bunun üzerine 7 Sultan en iyi hayvanları seçip öbürlerine yol vermiş. Seçtiklerinin üzerine değerli eşyaları, armağanları ve yiyecekleri yüklemişler. Ve büyük bir hecin devesinin sırtına yeni evliler için iki kişilik bir taht-revan yerleştirdikten sonra veda etmeye başlamışlar. Bu veda ne kadar acı olmuş. Zavallı Gül Goncası hem üzülmüş hem ağlamış.
Şah'ın kızıyla birlikte yola çıkmakta olan Hasan'a sarılıp ondan ayrılırken senin kardeş yüreğin nasıl parçalanmıştır kim bilir. Böylece kervan vedalaşmaların acı aykırışları arasında ve gül goncası baygın düşerken gözden kaybolmuş. Ve kuş gibi dağları, vadileri, ovaları, çölleri geçmiş ve bir engelle karşılaşmadan Basra'ya ulaşmış. Evin kapısına geldiklerinde Hasan annesinin çocuğunun kaybolmasından acı acı yakınarak inlediğini duymuş ve gözlerini yaşlar doldurarak kapıyı çalmış. İçeriden zavallı yaşlı kadın kırık sesiyle "Kim o?" diye sormuş. Hasan da "Biz geldik, kapıyı aç." demiş. Kadın zavallı bacakları üzerinde titreyerek gelip kapıyı açmış ve ağlamaktan gözlerinin gücü azaldığı halde oğlu Hasan'ı tanımış. O zaman büyük bir ah çekerek bayılmış. Hasan karısının yardımıyla onunla ilgilenmiş ve onu kendine getirmiş. O zaman kadının boynuna atılmış ve sevinçten ağlayarak kucaklaşmışlar. Hasan annesine, "Anneciğim, işte eşim olan kızın, onu sana hizmet etsin diye buraya getirdim." demiş. Yaşlı kadın da görkeme bakmış ve onu o denli güzel bulmuş ki neredeyse aklını yitirecek kadar gözleri kamaşmış. Ve ona, "Kim olursan ol kızım, ışıldattığın eve hoş geldin." demiş. Ve Hasan'a, "Oğlum, karının adı ne?" diye sormuş. Hasan, "Görkem anneciğim," diye yanıt vermiş. Kadın, "Adına yaraşıyor. Sana bu ismi veren kişi çok iyi düşünmüş. Ey kutsanmış kız," demiş ve onu elinden tutarak evdeki eski halının üzerinde yanına oturtmuş. O zaman Hasan annesine hiçbir ayrıntıyı anlatmadan ayrılışından Basra'ya dönüşüne kadar bütün öyküsünü bir bir anlatmış. Annesi de işittiklerine hayran kalmış ve Ecinlistan Şeyhin Şahı'nın kızına şanına layık olarak nasıl davranacağını bir türlü bilememiş. Böylece bir yandan hemen çarşıya gidip her türden yiyecek içecek almış, sonra İpekçiler Çarşısı'na gitmiş ve büyük tacirlerden en pahalısından 10 harika elbise almış ve bunları Hasan'ın eşine getirmiş ve onun şanına ve onuruna hiçbir şeyin çok olmadığını belirtmiş. Sonra sanki kendi kızıymış gibi onu kucaklayıp öpmüş. Bundan sonra birbirinden güzel yemekler pişirmiş ve eşi bulunmadık tatlılar hazırlamış. Onu memnun etmek için özenle ve ilgiyle kendisinden hiçbir şeyi esirgememiş. Bunu izleyerek oğluna dönüp ona, "Bilmiyorum ama Hasan, Basra kentinin karının şanına layık olmadığını sanıyorum ve hepimiz için kalkıp Bağdat'a giderek Halife Harun Reşid'in koruyucu kanadı altında orada yaşamak her bakımdan daha iyi olacak. Ve sonra oğlum, işte artık birdenbire çok zengin olduk. Korkarım ki şimdiye dek fakir olarak tanındığımız Basra'da kalırsak dikkatleri üzerimize çekeceğiz ve simya ilmiyle uğraşmamız nedeniyle zengin olduğumuz söylenecek. Bana kalırsa en iyisi Bağdat'a gidip daha ilk günlerden başlayarak uzaklardan gelmiş sultanlar ve emirler gibi bilinelim." Hasan da annesine "Mükemmel bir fikir," diye cevap vermiş ve hemen o saatte o anda ayağa kalkıp eşyaları ve evi satmış. Bunu izleyerek sihirli dümbeleyi eline almış ve horoz derisinin üzerine vurmuş. O sırada havanın derinliklerinden büyük hecin develeri gelip evin önünde sıralanmışlar. Hasan, Hasan'ın annesi ve eşi Görkem Sultan paraya çevirmedikleri yükte pahada ağır eşyalarını yanlarına alarak taht revana binmişler ve hecin develerini yola çıkarmışlar. Sağ elin sol ele kavuşmasına kadar geçen zamandan da kısa bir sürede Dicle üzerindeki Bağdat kapılarına ulaşmışlar. Hasan onları önüne katarak bir simsar bulmaya gitmiş. Bu simsar vezirlerden birinin mülkü olan şahane bir sarayı 100 bin dinar karşılığında onun için satın almış. Annesini
ve eşini çabucak oraya götürmüş ve sarayı göz kamaştıran eşyalarla süslemiş. Sarayın içerisine köleler ve harem ağaları satın almış ve tüm Bağdat kentinde evinin en göze çarpan yerlerden biri olması için hiçbir şey esirgememiş. Böylece evine yerleşerek Hasan o tarihten başlayarak karısı Görkem ile birlikte her gün önlerine komşularından öğrendiği ve Basra'dakilere benzemeyen ve Bağdat'ta yeryüzündeki hiçbir yerde görülemeyecek kadar çok olan çeşitli yemekler ortaya koymaya çalışan annesi ikisini de özenli bir bakımla kuşatmış olduğu halde ömür sürmeye başlamışlar. Bu güzel hayat böylece sürüp gitmiş. Bir yıl sonra Hasan'ın karısı aylar kadar güzel iki oğlan çocuğu doğurmuş. İkizlerden birine Nasır, öbürüne Mansur adını koymuşlar. Böylece geçen bir yılın sonunda kendilerine yemin ederek verdiği sözü düşünerek Hasan, yedi sultanı sık sık hatırına getirir olmuş ve özellikle kız kardeşi Gül Goncasını yeniden görmek arzusu tüm canlılığıyla içini sarmış. Dolayısıyla bu yolculuk için hazırlıklara başlamış ve armağan olarak sunulmaya layık tüm Irak'ta ancak Bağdat'ta bulunabilecek en güzel kumaşları ve en harika eşyaları satın almış. Sonra kafasındaki fikri annesine açarak, "Yokluğumda senden çok rica ederek sadece tek bir şey diliyorum. O da evin en gizli yerine saklamış bulunduğum eşim Görkem'in tüyden mantosunu büyük bir özenle saklamandır. Çünkü anneciğim, bil ki eğer sevgili eşim büyük bir bahtsızlığımız olur da bu tüyden mantosunu yeniden görme fırsatı bulursa, o anda başlangıçtaki kuş olarak uçma duygusunu yeniden kazanır ve yüreği istemese de buradan kaçıp uzaklaşmaktan kendini alıkoyamaz. Bundan ötürü anneciğim, ona bu giysiyi göstermekten çok sakın. Çünkü böyle bir felaket olursa hiç kuşkusuz kahrımdan ölürüm. Bir de senden, bünyesi narin ve nazlı olduğundan kendisine neyin uyup uymadığını, neyin incelikli, neyin kaba olduğunu bilmeyen hizmetkarlardan çok bizzat senin onunla ilgilenmeni istiyorum. Ve özellikle anneciğim, onun evden dışarı çıkmasına, hatta sarayın taraçasına çıkmasına izin verme. Çünkü açık havanın onu çok etkileyeceğinden ve gökyüzünün onu bir şekilde farklı bir davranışa sürükleyeceğinden endişe ederim. Eğer ölümümü istiyorsan bunları ihmal etmen yeter demiş. Hasan'ın annesi de Allah beni senin arzuna uymamaktan korusun çocuğum. Peygamber'e dua edelim. Bunca tavsiyeyi duymayacak ve en küçük bir dileğine bile kulak asmayacak kadar bunadım mı ben? Sen gönül rahatlığıyla yola çık Hasan. Allah'ın lütfuyla döndüğünde Görkem'e sadece her şeyin istediğin gibi gidip gitmediğini sorman yeter diye cevap vermiş. Ama ben de kendimce senden bir şey isteyeceğim evladım. Yedi sultanın yanında kısa bir süre kaldıktan sonra gidip gelmek için zorunlu olan zamandan daha uzun bir süre yokluğunu uzatma diye sözünü sürdürmüş. Hasan ile Hasan'ın annesi işte böyle konuşmuşlar. Ama Baht kitabında yazılanın kendilerine ne getireceğini bilmiyorlarmış. Böylece Hasan da annesine fazla uzun kalmayacağına söz vermiş ve gidip eşi Görkem'i ve annelerinin bağrında emmekte olan ikiz oğulları Nasır ile Mansur'u kucaklamış. Bunu izleyerek horoz derisi gerili dümbeleyi çalmış ve ortaya çıkan hecin devesine binmiş. Annesine bir kez daha tüm söylediklerini tekrarladıktan sonra onun elini öpmüş. Sonra çökmüş olan deveye seslenmiş. O da hemen kalkıp dört ayağı üzerine dinelmiş ve yerde yürümekten çok kendini havaya bırakarak ayaklarının altındaki mesafeyi yok ederek akıp gitmiş ve gökyüzünde sadece bir nokta haline gelmiş. Aslında Hasan'ın gelişini gören yedi sultanın
onu ne denli sevinçle karşıladığını, özellikle gül goncasının ne kadar mutlu olduğunu ve sarayı çiçeklerle nasıl süsleyip ışıklara boğduğunu söylemeye gerek yokmuş. Bırakalım onu, kız kardeşlerine anlatacağı her şeyi, özellikle Nasır ve Mansur adlı ikizlerin doğumunu anlatsın ve de kendini onlarla birlikte avlanmaya ve eğlenmeye kaptırsın. Hasan burada 7 sultanla birlikte vakit geçirirken acaba Bağdat'ta yaşlı annesi ve eşi Görkem ne yapmaktadır? Hasan ayrılınca eşi Görkem, Hasan'ın annesini bir an bile terk edip yerinden kıpırdamamış ve böylece 2 gün sürmüş. Ama 3. günün sabahı mutluluklar dileyerek yaşlı kadının elini öpmüş ve ona ''Anneciğim, hamama gitmeyi çok isterdim.'' Nasır ile Mansur'un emmeleri dolayısıyla çoktandır yıkanamadım demiş. Yaşlı kadın da ona, ''Hay Allah, bunlar düşünülmeden söylenmiş sözler kızım. Hamama gitmek mi? Vay başımıza gelenler. Sen kendini ve benim bu kentin hiçbir hamamını tanımayan yabancılar olduğumuzu bilmiyor musun? Ve kocan götürmedikçe ve önden gidip bir oda tutmadıkça ve içeride her şeyin yolunda olduğuna, hamam böceklerinin tavandan düşüp düşmediklerine güven getirmedikçe biz oraya nasıl gidebiliriz? Oysa kocam burada değil ve böyle önemli bir işte onun yerini tutabilecek bir kimse de tanımıyorum. Çok yaşlı olduğumdan ben de sana eşlik edemem. Ama istersen eğer kızım, ben sana burada su ısıttırayım ve başını yıkayıp evimizin hamamında hoş bir banyo yaptırayım. Bunun için ne gerekliyse burada hepsi var. Hatta önceki gün bir kutu kokulu halep sabunu, amber, kına aldım. Böylece kızım bu konuda kaygılanmamalısın. Pek güzel olur demiş. Ama Görkem Sultan, hanımım ne zamandan beri kadınlara hamama gitme izni verilmiyor? Vallahi bu söylediklerini bir köleye bile söylesem dayanamazdı. Ve evinizde kalmaktansa çarşıya götürülüp satılmasını dilerdi. Ah, gençliğime yazıklar olsun, benden kuşkulanıyorlar, iffetime hiç güvenilmiyor demek, artık ölsem yeridir diye cevap vermiş. Bu sözleri söyledikten sonra Görkem gözyaşları döküp hıçkırmaya başlamış ve başına kara uğursuzlukların gelmesini dilemiş. O zaman Hasan'ın annesi artık onun niyetinden alıkoyamayacağını anlamış. Sonunda döktüğü gözyaşlarından ve inlemelerinden etkilenmiş. İlerlemiş yaşına ve oğlunun yasaklamalarına karşın ayağa kalkmış. Ve hamam için gerekli her şeyi temiz çamaşırlar ve kokularla birlikte hazırlamış. Sonra Görkem'e, ''Haydi kızım, gel artık üzülme ama Allah bizi kocanın öfkesinden korusun.'' demiş. Onunla birlikte saraydan çıkmış ve kentin en ünlü hamamına gitmek üzere ona eşlik etmiş. Keşke Hasan'ın annesi Görkem'in sızlanmalarından etkilenerek o hamamın eşiğini hiç aşmasa ne iyi olurmuş. Ancak bahtın kitabını her şeyi bilenin dışında kim okuyabilir ki? Ve yol üzerinde İki adım arasında ne olacağını önceden kim bilebilir ki? Güzel Görkem, temiz çamaşır bohçasını taşıyan Hasan'ın annesi önünde hamama ulaşınca, giriş yerindeki büyük salonda uzanmakta olan kadınlar, onun güzelliğinden o denli etkilenmişler ki, hep birden bir hayranlık haykırışı koparmışlar ve ondan gözlerini hiç ayırmamışlar. Böylece hamamdaki kadınlar onu daha iyi görüp değerlendirmek için adım adım izlemeye başlamışlar. Kadının sihirli güzelliğini söylentileri hemen hamamda ve tüm yörede yayılmış. Bir anda bu güzellik harikasını görme merakıyla tutuşan kadınlar hamamdaki salonları öylesine doldurmuş ki hiç kimse yerinden kıpırdayıp dolaşamaz olmuş. İşte bu kadınlar arasında Halife Harun Reşid'in eşi Sittü Zübeyde'nin cariyelerinden biri de varmış. Adı Tuhfe olan bu genç cariye
bu sihirli ayın güzelliğine öteki kadınlardan da fazla şaşırmış ve onu seyreden ilk sıradaki kadınlar arasında yer almış. Görkem yıkanmasını tamamlayıp giyinince küçük cariye kız onu hamam dışında da sanki bir mıknatısla çekiliyormuş gibi izlemekten kendini alamamış. Görkem ile Hasan'ın annesi evlerine ulaşıncaya kadar sokaklarda onun ardından yürümeye koyulmuş. O zaman genç cariye Tuhfe saraya giremediğinden içini çekerek oradan uzaklaşmaktan başka çıkar yol bulamayarak halifenin sarayına dönmüş. Orada hemen hanımı Sitti Zübeyde'nin yanına ulaşmış. Sitti Zübeyde gözde cariyesini solgun ve soluk soluğa görünce ona ''Sen nerelerdeydin ki ey kız böyle yanıma solgun ve heyecanlı bir durumda döndün?'' diye sormuş. Kız ''Hamamdaydım hanımım'' demiş. Sultan ''Hamamda ne gördün Tuhfem böyle baygın gözlerle bana dönmeden önce?'' diye sorunca ''Nasıl olur da hanımım gözlerim ve ruhum bozguna uğramaz?'' ve aklımı bulandıran o kadın konusunda yüreğim kederlenmez diye yanıt vermiş. Sitti Zübeyde gülmeye başlamış ve ''Sen neler anlatıyorsun ey Tuhfe, bana kimden söz ediyorsun?'' demiş. Kız hangi narin genç kız, hangi karaca yavrusu ya da maral ey hanımım onun güzelliğine eşit olabilir demiş. Sitti Zübeyde ''Ey çılgın Tuhfe, artık bana onun adını söylemeye karar verdin mi bari?'' deyince, kız da ''Başım üstüne olan iyiliklerin hatırına yemin ederim ki hanımım, bilmiyorum. Yeryüzündeki hiçbir yaratık geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte onunla kıyaslanamaz. Onun hakkında bildiğim bütün şey, kendisinin Dicle kıyısında bulunan, kente bakan büyük bir kapısı, nehre bakan bir başka kapısı olan sarayda oturduğudur. Ve dahası bana hamamda adı Hasan el Basri olan zengin bir tacirle evli bulunduğunu söylediler. Ah hanımım, beni böyle ellerin arasında titreyişler içinde görüyorsan, bu sadece onun güzelliğiyle heyecana kapılmamdan değil, şayet bir bahtsızlık eseri olarak Halife Efendimiz ondan söz edildiğini duyarsa, ortaya çıkabilecek kötü sonuçları düşünmenin bende oluşturduğu büyük korkudandır demiş. Aslında ne denli akıllı ve konuşmalarında ölçülü olduğunu bildiği küçük cariyesi Tuhfe'nin bu sözlerini duyunca Sitti Zübeyde pek çok şaşırmış ve ona ''Ama ey Tuhfe, hiç değilse böylesi harika bir güzelliği sadece rüyanda görmediğinden emin misin sen?'' demiş. Kız başım üzerine ve bana yaptığın iyiliklerin yüklediği minnet üzerine yemin ederim ki ey hanımım, onu görerek ne Araplarda, ne Türklerde, ne de Acemlerde, hiçbir toprak ve iklimde eşi doğmamış bu genç kadına ne Araplarda, ne Türklerde, ne de Acemlerde, hiçbir toprak ve iklimde böyle bir genç kadının eşi doğmamış diye yanıt vermiş. O zaman Sitti Zübeyde tertemiz olan atalarımın hayatı üzerine yemin ederim ki bu eşsiz mücevheri benim de tanımam ve kendi gözlerimle görmem gerek diye haykırmış. Ve hemen Cellat Mesrur'u çağırtmış. Onun önünde elleri arasından yeri öptüğünü gördükten sonra kendisine ''Ey Mesrur, hemen bir kapısı nehre, öteki kapısı şehre açılan iki kapılı saraya git.'' Orada oturmakta olan genç kadını ara ve onu bana getir yoksa başın gider demiş. Mesrur da işittim, itaat ettim yanıtını vermiş ve başı ayaklarından önce fırlayarak gerçekte Hasan'ın mülkü olan saraya koşmuş. Kendisini tanıyıp saygı gösteren harem ağasının önünde beklediği büyük dış kapıyı açmış ve giriş kapısına ulaşarak kapıyı çalmış. Hasan'ın annesi olan yaşlı kadın gelip kapıyı açmış. Mesrur da içeri girip yaşlı kadına selam vermiş. Hasan'ın annesi
onun bu dileğine cevap verip kendisine ''Buyurun, ne istiyorsunuz?'' diye sormuş. O da ''Ben halifenin celladı Mesrur'um. Buraya 6. halife Harun Reşit'in karısı Es-Saide Zübeyde tarafından yollandım. Ve buraya bu sarayda oturan güzel hanımı birlikte saraya hanımımın yanına götürmek üzere geldim.'' demiş. Bu sözleri işitince korkup titremeye başlayan Hasan'ın annesi, ''Ey Mesrur, bizler burada yabancıyız ve söylediğin genç kadının eşi olan oğlum burada olmayıp seyahattedir. Gitmeden önce yanında ben ya da bir başkası olsa bile herhangi bir sebeple kendisinin evden çıkmasını yasakladığını bana bildirdi. Güzelliği yüzünden başına bir şey gelirse dönüşünde oğlumun ölümüne neden olmasından çok korkarım. Bu yüzden ey iyiliksever Mesrur, senden felaketimize acımanı ve sana verebileceğimiz şeylerin dışında olan bir şeyi bizden istememeni yalvarıyoruz.'' diye haykırmış. Mesrur da ''Hiç korkma benim iyi yürekli hanımım. Genç hanımın başına herhangi bir üzücü olay gelmeyeceğine güven duy. Hanımım Sitte Zübeyde sadece kendi gözleriyle izleyip anlatılanların onun güzellik ve parlaklığını aşıp aşmadığını anlamak için bu genç hanımı görmek istiyor. Ben zaten böylesi bir görevi ilk kez yerine getiriyor değilim. Dolayısıyla senin de gelininin de böyle bir arzuya uymakla kaygılanacağınız hiçbir şey olmadığına güvence veririm. Ve dahası sizi olanca güvenlik içinde Sitte Zübeyde'nin huzuruna nasıl götürmüşsem yine sağ salim evinize getirmeyi de üzerime alıyorum.'' diye yanıt vermiş. Hasan'ın annesi tüm karşı koymaların yararsız hatta zararlı olabileceğini anlayınca Mesrur'u evin giriş bölümünde bırakarak Görkem'in yanına gidip onu giydirip süslemiş. İki küçük oğlan Nasır ile Mansur'u da aynı şekilde giydirmiş ve iki küçüğün her birini bir koluna alarak Görkem'e Sitte Zübeyde'nin buyruğuna boyun eğmemiz gerektiğine göre hep birlikte oraya gidelim demiş. Kapının yanına onun önünde yürüyerek yaklaşınca Mesrur'a ''Biz hazırız.'' diye söylemiş. Mesrur da dışarı çıkarak ardında iki küçük çocuğu taşıyan Hasan'ın annesi ve tamamıyla örtülere bürünmüş Görkem Sultan olduğu halde onlara yol göstermiş ve böylece onlara halifenin sarayına ve etrafında birçok cariyenin ilk sırada da Tuhfe'nin yer aldığı gözdelerinin bulunduğu geniş bir tahta şahane bir edayla oturmuş olan Es-Saide Zübeyde'nin önüne gelinceye kadar yol göstermiş. O zaman Hasan'ın annesi iki küçük çocuğu her zaman örtülerine bürülü kalmış olan Görkem'e teslim ederek Zübeyde'nin önünde iki elinin arasından yeri öpmüş ve selam verip övgüler sunmuş. Sitte Zübeyde de onun selamını almış ve elini uzatarak kadına öptürmüş. Sonra kendisinden ayağa kalkmasını rica etmiş. Sonra da Hasan'ın eşine dönerek ona ''Hoş geldin, neden örtülerini çıkarmıyorsun? Burada erkek yok.'' demiş. Ve Tuhfe'ye yaptığı bir işaret üzerine Gözde kızararak Görkem'e yaklaşmış ve örtüsünün eteğini tutmuş. Sonra da üzerindeki bol örtüyü kaldırmasına yardım edip yüzündeki peçeyi de kendi elleriyle kaldırmış. ''Ey Görkem, ne bir bulutun ardından ortaya çıkan dolunay, ne tüm parıltısıyla güneş, baharın ılıklığı içinde narin salınmalarıyla dallar, ne tan yelleri, ne gülerek akarsu, ne de insanoğlunun görerek, işiterek etkilendiği herhangi bir şey, senin bir bakışınla yaptığın gibi görenlerin içinde hayranlık uyandırabilirmiş. Güzelliğinin ışıltısıyla bütün saray ışığa boğulup gözler kamaşmış. Varlığının uyandırdığı sevinç içinde yürekler, kuzular gibi sıçrayıp göğüslerde raks ediyormuş ve başlar üzerinde çılgınlık esiyormuş.
Orada bulunan cariyeler, "Ey görkem!" diye fısıldayarak hayranlıkla seni seyrediyormuş. Sitti Zübeyde içine girdiği göz kamaşmasından kurtulunca tahtından kalkmış ve görkeme yaklaşmış. Onu kollarıyla sararak bağrına basmış ve gözlerinden öpmüş. Sonra geniş tahta onu yanına oturtmuş ve kendisinin Harun Reşit ile evlendiğinden beri taşıdığı 10 dizi inciden oluşmuş bir gerdanlığı boynundan çıkararak onun boynuna takmış. Sonra da ona, "Ey güzellikler sultanı, gerçekte senin güzelliğini bana anlatan cariyem Tuhfe aldanmış. Çünkü senin güzelliğin tüm övgülerin üzerinde. Ama söyle bana, sen şarkı okumayı, raks etmeyi, çalgı çalmayı bilir misin? Çünkü senin gibi olununca her şeyde başarı sağlanır. Görkem, hanımım, ben şarkı söylemeyi, raks etmeyi, ut veya tambur çalmayı bilmem. Ve genç hanımların bildiği hiçbir sanatta becerim yoktur. Bununla birlikte belki de sana şaşırtıcı gibi görünebilecek bir yeteneğim olduğunu söyleyebilirim. Ben kuşlar gibi gökte uçabilirim," diye cevap vermiş. Görkem'in bu sözlerini duyunca bütün kadınlar "Ne harika, ne olmaz şey!" diye haykırmışlar. Sitti Zübeyde de son derece şaşırmış olmama karşın, "Ey güzel şey, böylesi bir yeteneğe inanmakta nasıl kararsız kalınmaz? Zaten sen bizim gözümüzde bir kuğu kadar uyumlu ve bir kuş kadar hafif değil misin? Ama ruhumuzu ardından sürüklemek istiyorsan, gözlerimizin önünde kanatsız olarak uçmanın bir tecrübesini yapmayı kabul eder misin?" demiş. Görkem Sultan da, "Ama hanımım, benim kanatlarım var, şu anda üzerimde değil. Eğer dileğin buysa onları getirtirebilirim. Bunun için kocamın annesine benim tüyden mantomu getirmesini söylemen yeter," demiş. Sitti Zübeyde hemen Hasan'ın annesine doğru dönerek ona, "Ey saygın hatun annemiz, gidip bize bu tüyden mantoyu bulup getirir misin? Böylece güzel kızının onu nasıl kullandığını görürüz," demiş. Zavallı kadın da, "İşte şimdi çaresi olmayan bir şekilde mahvolduk. Tüyden giysisini giymesi onun aklında doğasındaki duyguları uyandırabilir. Sonra da ne olacağını ancak Allah bilir," diye düşünmüş. Ve titrek bir sesle, "Ey hanımım, kızım Görkem senin yüceliğin karşısında şaşırdı ve ne söylediğini bilmez hale geldi. Böyle bir giysi ancak kuşlara özgü olduğuna göre nasıl olur da tüyden bir giysi söz konusu olabilir?" diye cevap vermiş. Ama Görkem araya girerek Sitti Zübeyde'ye, "Hayatım üzerine yemin ederim ki hanımım, tüyden manto evimizde bir çekmecede saklıdır," demiş. Bunun üzerine Zübeyde kolundan Keyhüsrev'in ve Kayser'in tüm hazinelerine bedel değerli bir bilezik çıkarmış. Bunu, "Ey anamız, başım üzerine senden rica ediyorum. Sadece bir kez göreyim diye şu tüy giysiyi almak için eve git. Sonra onu olduğu gibi alıp götürebilirsin," diyerek Hasan'ın annesine uzatmış. Ama Hasan'ın annesi ne bu giysiyi ne de benzerini asla görmediği üzerine yeminler etmiş. Bunun üzerine Sitti Zübeyde "Ya Mesrur!" diye haykırmış ve halifenin celladı hanımının önünde belirmiş. O da kendisine, "Mesrur, hemen bu kadının evine git ve gizli bir çekmeceye konmuş olan tüyden mantoyu her yerde ara," diye haykırmış. Mesrur da Hasan'ın annesini evin anahtarlarını kendisine vermeye zorlamış ve gidip yer altında bir çekmecede saklı bulunan tüyden mantoyu buluncaya kadar her yanı araştırmış. Ve bu giysiyi bularak Sitti Zübeyde'ye getirmiş. O da
bu tüyden giysiyi uzun uzadıya hayranlıkla seyrettikten ve nasıl bir sanatla yapılmış olduğuna şaşırıp kaldıktan sonra güzel Görkem'e vermiş. Görkem onun her bir tüyünü gözden geçirerek incelemiş ve Hasan'ın onu kaçırdığı günkü kadar dokunulmadık olduğunu görmüş. Sonra onu açıp üzerine giymiş ve üzerinde düzelterek iki ucunu birleştirmiş. Böylece Görkem iri beyaz bir kuşa benzemiş. Orada bulunanların hepsi bu gördüklerine şaşırıp kalmışlar. Görkem de ilkin odada kayar gibi bir uçtan öbürüne yere dokunmadan dolaşmış. Sonra tavana kadar yükselmiş. Sonra da iki çocuğunu alıp her birini bir omzuna oturtarak Sitti Zübeyde'ye ve orada bulunan öteki kadınlara ''Görüyorum ki uçuş denemem size zevk verdi. Öyleyse şimdi daha da büyük bir zevk duymaya hazırlanın.'' diyerek bir atılım yapıp üstteki pencereye ulaşmış ve kenarına konmuş. Ve oradan ''Beni son kez dinleyin çünkü sizi terk ediyorum.'' demiş. Sitti Zübeyde de son derece heyecanlanarak ''Nasıl ey Görkem, bizi sonsuza dek güzelliğinden yoksun bırakarak hemen terk mi ediyorsun? Ey sultanlar sultanı!'' deyince Görkem de ''Ne yazık ki hanımım öyle olacak. Bir kez giden bir daha geri dönmez.'' diye cevap vermiş. Sonra Hasan'ın gözyaşları ve hıçkırıklara boğularak halı üzerine çökmüş bulunan zavallı annesine dönerek ona ''Ey Hasan'ın annesi! Kuşkusuz böyle ayrılmam seni çok üzecek. Senin ve kocam olan oğlun Hasan'ın adına üzülüyorum. Çünkü ayrılık günleri yüreğinizi parçalayacak ve yaşamınızı karartacak. Bense hava sarhoşluğunun ruhumu sardığını ve boşlukta uçmam gerektiğini hissediyorum. Ama eğer oğlun Hasan beni yeniden bulmayı isterse, Vakvak adasına gelip aramaktan başka yapacağı bir şey yoktur. Artık elveda ey eşimin annesi demiş. Bu sözleri söyledikten sonra Görkem gökte yükselmiş ve tüylerini düzlemek üzere bir an için sarayın kubbesine konmuş. Sonra yeniden uçuşa geçmiş ve iki çocuğu ile birlikte bulutların arasında gözden kaybolmuş. Hasan'ın zavallı annesine gelince neredeyse kederden ölmek üzereymiş ve hiç kıpırdamadan olduğu yerde kala kalmış. Sitti Zübeyde onun üzerine eğilmiş, ona gerekli özeni göstermiş. Onu biraz canlandırdıktan sonra kendisine ''Ah anacığım, her şeyi inkar edecek yerde sen Görkem'in büyülü giysiyi ne gibi bir maksatla kullanabileceğini bana söyleseydin ya, o zaman onu kendisine vermemeye dikkat gösterirdim. Ben oğlunun eşinin uçan ecinlilerden olduğunu nasıl bilebilirdim? Bu durumda ey iyi yürekli anne, senden bilmezliğimi bağışlamanı ve hiç hesaba katmadığım bu davranışımdan dolayı artık beni çok fazla suçlamamanı dilerim demiş. Zavallı yaşlı kadın da hanımım, tek suçlu benim. Kölenin de efendisini bağışlamak gibi bir hakkı yoktur. Herkes boynuna asılı olan bahtını taşır. Benim ve oğlumun bahtı da kederden ölmekmiş demiş. Bu sözler üzerine tüm kadınlar gözyaşlarıyla onu izlerken saraydan çıkmış ve evine kadar adeta sürüklenerek gitmiş. Orada küçük çocukları aramış ama bulamamış ve oğlunun eşini aramış, onu da bulamamış. O zaman yaşamdan çok ölüme yakın olarak gözyaşlarına ve hıçkırıklara boğulmuş. Sonra Hasan'ın annesi evin içinde biri büyük, ikisi küçük, üç mezar yaptırmış ve onların başında gece gündüz ağlayıp inlemeye başlamış. İşte onun durumu böyleymiş. Hasan'a gelince 7 sultanla 3 ay geçirdikten sonra
annesini ve karısını daha çok bekletmemek için ayrılmaya karar vermiş. Hasan, horoz derisi gerili dümbeleyi çalmış, çaldığı anda hecin develeri ortalığı kaplamış. Kız kardeşleri bunlardan 10 tanesini seçmiş, diğerlerini göndermişler. Bunlardan 5'ine altın külçeleri ve paraları, 5'ine de değerli taşları yüklemişler. Ve ondan bir yıl daha geçince yeniden kendilerini gelip görme sözü almışlar. Sonra hepsi birbiri ardından Hasan'ı kucaklamışlar ve her biri onun ayrılışından ne denli üzüldüğünü anlatan ince duygularla yüklü dizelerle ona hitap etmiş. Hasan da onlara şu şiiri söyleyerek cevap vermiş. ''Gözyaşlarım bir gerdanlık olarak size sunduğum incilerdir kardeşlerim. İşte ayrılık gününde üzengilere takılmışım dizginleri bırakamam. Ey kardeşlerim, sizlerden nasıl kopacağım? Bedenim uzaklaşıyor ama ruhum sizlerle kalıyor. Ne yazık ki ayağım üzengide iken nasıl dizginleri çeker geri dönerim.'' Sonra Hasan, hecin devesinin üzerinde kervanın başında Bağdat'a ulaşmış. Ve eve giren Hasan, gözyaşları, açlık, uykusuzluk, bahtsız kadını o denli değiştirmiş ki annesini güçlükle tanımış. Sonra ortalıkta karısını ve çocuklarını göremeyince annesine ''Karım nerede, çocuklarım nerede?'' diye sormuş. Annesi bu sorulara sadece hıçkırıklarıyla cevap vermiş. Hasan da odadan odaya deliler gibi koşmuş durmuş ve evin salonunda içine büyülü giysileri koyduğu çekmeceyi açık ve boşalmış olarak görmüş. Sonra dönerek odanın ortasındaki 3 mezarın farkına varmış. O zaman anlı taş üzerine çarparak boylu boyunca yere düşüp bayılmış. Annesinin koşup yardımına gelmesine karşın sabahtan akşama kadar bu durumu böylece sürmüş. Sonunda kendine gelip giysilerini yırtarak başını kül ve tozlarla örtmüş. Sonra birdenbire kılıcına sarılarak onunla karnını yarmak istemiş. Ama annesi üzerine atılıp kılıç tutan elini engellemiş. Sonra oğlunun başını bağrına basarak onu oturtmuşsa da Hasan mutsuzluktan yılan gibi yerde yuvarlanmaya başlamış. Kadın da Hasan'a onun yokluğunda olup bitenleri yavaş yavaş anlatmış ve sözünü ''Görüyorsun ki oğlum, bahtsızlığımızın sonsuzluğuna karşın umutsuzluk yüreğine girmemeli. Çünkü karını gidip Vakvak adasında bulabilirsin.'' Annesinin bu sözlerini duyunca Hasan, ani bir ümidin ruhunun yelpazelerini harekete geçirdiğini hissetmiş. Ve o anda ayağa kalkarak annesine ''Ben Vakvak adasına gitmek üzere yola çıkıyorum.'' demiş. Sonra ''Adı kuş çığlığına benzeyen bu adalar nerede acaba? Hint ya da Sint, Acem ya da Çin denizinde midir bunlar?'' diye düşünmüş. Ve ruhunu bu konuda aydınlatmak için her şey gözlerine kapkara ve maksatsız görünmesine karşın evden çıkmış. Halife sarayının bilginlerini ve okur yazarlarını bulmaya gitmiş ve onlara birer birer Vakvak adasının bulunduğu denizleri bilip bilmediklerini sormuş. Ama hepsi birden Hasan'a ''Biz bilmiyoruz, bütün ömrümüzce böyle adaların varlığından bile söz edildiğini duymadık.'' demişler. O zaman Hasan umutsuzluk duymaya başlamış ve eve bağrı ölüm rüzgarlarıyla sıkışmış olarak dönmüş, kendini yere atarak annesine ''Anneciğim, benim gitmem gereken yer Vakvak adası değil, daha çok akbabaların anasının yükünü bıraktığı ölüm diyarıdır.'' demiş ve başı halıya düşmüş olarak gözyaşlarına boğulmuş. Ama sonra birdenbire ayağa kalkarak annesine ''Allah beni kardeş kabul eden 7 sultanın yanına dönüp bu Vakvak adasını onlardan sormamı diliyor.'' demiş. Ve artık
daha fazla gecikmeden kendi gözyaşlarını anasınınkilere katarak ona veda etmiş, dönüşünden beri yol vermemiş bulunduğu Hecin devesine binmiş ve yedi sultanların Bulutlu Dağ'daki sarayına ulaşmış. Kız kardeşleri onun geldiğini görünce büyük bir mutlulukla kendilerinden geçerek onu karşılamışlar. Sevinç çığlıkları atarak ona hoş geldin dileyerek kendisini kucaklamışlar. Sıra gül goncasına gelince kız seven yüreğinin gözleriyle Hasan'ın yüzündeki acıyı ve ruhunun derdini görmüş. Ona hiçbir şey söylemeden gözyaşları içindeki başını omzuna dayamış. Hasan da onunla birlikte ağlamış ve ona ''Ah gül goncası, kardeşim büyük bir acıyla ızdırap çekiyorum ve dertlerimi hafifletebilecek tek çareyi senin yanında aramaya geldim.'' demiş. Ve de ''Ey görkemin esintileri, ruhumu serinletmek için rüzgar artık sizi bana getiremeyecek.'' diye eklemiş. Hasan bu sözcükleri söyleyerek büyük bir feryat koparmış ve yere düşmüş. Bunu gören sultanlar korkuya düşmüş, ağlaşarak onun etrafını çevirmişler ve gül goncası yüzüne gül suyu serpmiş ve onu gözyaşlarına boğmuş. Hasan 7 kez yerden kalkmaya davranmış ama yeniden 7 kez yere düşmüş. Sonunda öbürlerinden daha uzun süren bir baygınlıktan sonra gözlerini açmış ve hazin öyküsünü başından sonuna kadar onlara anlatmış. Sonra, ''Şimdi ey yardımsever kardeşlerim, size Vakvak Adası'na giden yolu sormaya geldim. Çünkü eşim Görkem ayrılırken anneme, eğer oğlum beni bulmak istiyorsa gelip beni Vakvak Adası'nda arasın.'' demiş. Hasan'ın kız kardeşleri bu sözleri işitince başlarını önlerine eğmişler ve konuşmaksızın uzun bir süre birbirlerine bakıp durmuşlar. Sonunda bu sessizliği bozmuşlar ve hep bir ağızdan ''Ellerini gök boşluğuna kaldır ey Hasan ve ona ulaşmaya ya da dokunmaya çalış. Bu sana çocuklarınla karının bulundukları Vakvak Adası'na ulaşmandan daha kolaydır.'' diye haykırmışlar. Bu sözleri duyunca Hasan'ın gözyaşları bir şelale gibi akmış ve yedi sultan onun acısıyla gittikçe daha fazla duygulanarak onu teselli etmeye çalışmışlar. Gül goncası da kendisine ''Kardeşim benim, ruhunu sakinleştir, gözyaşlarını dindir, sabır göster. Çünkü sabır tesellinin anahtarıdır ve sabırla maksada ulaşılır.'' demiş. ''Ve biliyorsun ki kardeşim, her baht yerine gelmelidir. Ama 10 sene yaşayacak olan 9. yılda ölmez. Dolayısıyla cesaretini topla ve gözyaşlarını kurut. Ben de eğer yüceler yücesi Allah'ın iradesi böyle tecelli edecekse, karının ve çocuklarının yanına ulaşmanı kolaylaştırmak için elimden geleni yapacağım. Ah şu lanetli tüylü manto! Kaç kez onu yakmanı söylemek fikri aklıma geldi. Ama her defasında da karşı çıkarsın korkusuyla sustum. Ne de olsa yazılan yazılmıştır. Biz senin dertlerin arasından en çok çaresi bulunması imkanı olanın çaresini bulmaya çalışacağız.'' demiş. Sonra kız kardeşlerine dönüp onların ayaklarına atılmış ve kardeşinin Vakvak Adası'nın yolunu bulabilmesi için çare arama konusunda kendisine yardım etmelerini rica etmiş. Kız kardeşleri de ona bütün yürekleriyle yardım edecekleri konusunda yemin etmişler. Bu yedi sultanın en büyükleri için özel bir ilgi duyan ve onu her yıl bir kez görmeye gelen bir amcası varmış. Adı da Abdülkuddüs imiş. Ve son ziyaretinde de yeğeni olan sultanların en büyüğüne içinde hoş kokulu kurutulmuş bitkiler olan küçük bir torba verip
yardımına ihtiyaç duyduğu her anda bunlardan birazını yakacak olursa, hangi şartlar içinde olursa olsun koşup geleceğini söylemiş. Gül Goncası onlardan yardım dileyince sultanların büyüğü, amcasının zavallı Hasan'ı belki de bu sıkıntıdan kurtarabileceğini düşünmüş ve Gül Goncası'na "Koş bana kokulu bitki torbasını ve altın buhurdanlığı getir" demiş. Gül Goncası da koşup bu iki şeyi bularak kız kardeşine teslim etmiş. O da torbayı açıp bir tutam kokulu bitki alıp buhurdanlıktaki korun ortasına atmış ve aklından amcası Abdülkuddüs'ü geçirip adını almış. Buhurdanlıktan dumanlar yayılır yayılmaz, uzakta gittikçe yaklaşan bir toz bulutu belirmiş ve içinden beyaz bir file binmiş olarak Şeyh Abdülkuddüs belirmiş. Ve biraz sonra beyaz filinden inerek kız kardeşlerin büyüğüne ve diğer sultanlara "İşte geldim, neden buhur kokusu duyuyorum, size hangi konuda yararlı olabilirim?" demiş. Genç kız onun boynuna atılıp elini öpmüş ve "Sevgili amcacığım, hemen hemen bir yıl geçtiği halde gelip bizi görmedin. Yokluğun bizi tedirgin ediyor ve üzüyordu. Kokulu bitkiyi seni görüp rahatlamak için yaktım" diye cevap vermiş. O da "Sen benim kardeşimin, yavrularının en sevgilisisin kızım. Ama bu yıl ziyaretimi geciktirdiysem bunu seni unuttuğuma bağlama. Ben tam da yarın seni görmeye geliyordum. Ama benden bir şey gizleme. Belli ki benden istediğin bir şey var" demiş. Kız da "Allah seni korusun ve ömrünü uzatsın amcacığım. Eğer bana izin verirsen gerçekten senden istediğim bir şey var" diye cevap vermiş. O da "Söyle bakalım, onu hemen yapıvereyim" demiş. O zaman genç kız Hasan'ın bütün öyküsünü bir bir ona anlatmış. "Şimdi de senden bir lütuf olarak kardeşimiz Hasan'a nasıl olup da Vakfak Adası'na ulaşabileceğini söylemeni rica ediyorum" diye eklemiş. Bu sözleri duyunca Şeyh Abdülkuddüs parmağının birini ağzına sokarak bir saat kadar düşünmüş. Sonra parmağını ağzından çıkarıp başını kaldırmış. Tek bir ses söylemeden kumun üstüne çok sayıda şekil çizmeye koyulmuş. Sonra da suskunluğunu bozmuş, başını sallayarak sultanlara "Kızlarım, kardeşinize boşuna kendini üzdüğünü söyleyin. Onun Vakfak Adası'na gidebilmesi imkansızdır" demiş. Bunu duyan genç kızlar gözlerinde yaşlarla Hasan'a dönüp ona "Yazık, ne yazık ki kardeşimiz" diye hayıflanmışlar. Ama Gül Goncası onun elini tutmuş, onu Abdülkuddüs'e yaklaştırmış ve amcasına "Benim iyi yürekli amcacığım, sen bize söylediğinin kanıtını göster" ve ona "sakin bir yürekle dinleyebileceği nasihatler ver" demiş. Yaşlı adam elini Hasan'a uzatmış ve ona "Bil ki çocuğum, kendini boşuna üzüyorsun. Senin Vakfak Adası'na tüm uçan ecinli atlıları, serseri kuyruklu yıldızlar ve fır dönen gezegenler yardıma gelseler de ulaşman imkansızdır. Gerçekten de bu Vakfak Adası, oğlum Görkem'in babası Ecinlistan Şeyh'in Şahı'nın kesinlikle hükmettiği bilinen adalardır. Ve sen burada hiç kimsenin gitmediği, gitse de geri dönmediği bu adalardan 7 büyük denizle ve dipsiz bucaksız 7 vadiyle ve tepesi görünmeyen 7 dağla ayrılmış bulunuyorsun. Ve bu adalar dünyanın öbür ucunda kimsenin bilmediği yerlerin de ötesindedir. Ve burayı senden ayıran çeşitli engelleri hangi araçla olursa olsun aşabileceğini de sanmıyorum. Senin için en akıllıca yolun ya dönüp evine gitmen ya da oturup burada bu güzel hemşerilerinle kalman olduğunu düşünüyorum. Vakfak Adası'nı da artık aklından çıkar" demiş.
Şeyh Abdülkuddüs'ün bu sözlerini duyunca Hasan safran gibi sararmış, büyük bir haykırış koparmış ve düşüp bayılmış. Sultanlar da hıçkırıklarını tutamamışlar. En küçükleri de giysilerini yırtıp yüzünü paralamış ve hepsi birden Hasan'ın etrafında inleyip sızlanmışlar. Ve oğlan bir kez kendine gelince başını gül goncasının dizlerine dayayarak ağlamaktan başka bir şey yapamamış. Sonunda yaşlı adam da bu gördüklerinden duygulanarak bunca kederden yüreği yumuşamış ve kederle uğuldayıp duran sultanlara dönerek kırık bir sesle onlara "Susun artık!" demiş. Sultanlar da birdenbire gırtlaklarından çıkan haykırışları kesmişler ve amcalarının kendilerine söyleyeceği şeyi merakla beklemişler. Şeyh Abdülkuddüs de elini Hasan'ın omzuna dayamış ve ona "Bu inleyişleri kes oğlum ve yüreğini serin tut. Çünkü Allah'ın yardımıyla senin problemine daha iyi bir çözüm bulacağım. Haydi ayağa kalk da beni izle." demiş. Birdenbire bu sözlerin canlandırdığı Hasan da ayağa kalkmış. Kız kardeşlerine çabucak veda etmiş. Gül goncasını bir kez daha kucaklamış ve yaşlı adama "Senin kölenim." demiş. Bunun üzerine Abdülkuddüs Hasan'ı arkasına alarak beyaz filine binmiş ve koca yaratığa seslenmiş, o da yola koyulmuş. Ve düşen bir dolu, çarpan bir yıldırım, çakan bir şimşek gibi koca fil bedenini rüzgara verip uçmuş ve ayaklarının altındaki mesafeyi yok ederek gökyüzünün derinliklerine dalmış. Böylece 3 gün 3 gece aynı hızla 7 yıllık yol almışlar. Ve tüm çevresi mavi olan ve orta yerinde ağzı mavi çelikten bir kapıyla kapanmış bir mağara bulunan mavi bir dağa ulaşmışlar. Şeyh Abdülkuddüs bu kapıyı çalmış. İçeriden bir elinde mavi bir kılıç, ötekinde mavi bir kalkan bulunan mavi bir adam çıkmış. Şeyh de inanılmaz bir çeviklikle adamın elinden bu silahları almış. O da kendisinin içeri girmesi için hemen ortadan yok olmuş. Şeyh de ardında Hasan olduğu halde adamın arkalarından kapısını kapattığı mağaraya girmiş. Böylece mavi bir ışıkla aydınlanan ve sonunda 2 büyük altın kapı ile karşılaştıkları bir dehlizde bir süre yol almışlar. Şeyh Abdülkuddüs bu kapılardan birini açmış ve Hasan'a kendisi dönünceye kadar orada beklemesini söylemiş. İçeride kaybolmuş. Aradan 1 saat geçince tüm koşumları ve eğeri de mavi renkte mavi bir atı dizgininden tutarak geri dönmüş. Hasan'ı bu ata bindirmiş. Aynı zamanda da 2. kapıyı açmış ve önlerinde ansızın mavi bir gökyüzü ve ayaklarının altında ufuksuz bir çayır uzanmış. Şeyh Abdülkuddüs Hasan'a "Oğlum, hala yola koyulmak ve seni bekleyen sayısız tehlikelere göğüs germek kararında mısın? Yoksa sana nasihat ettiğim gibi seni eşin Görkem'in kayboluşuyla teselli edecek olan yeğenlerim 7 sultanın yanına mı dönmek istersin?" diye sormuş. Hasan, "Ben uzun süre yokluğun acısına katlanmaktansa ölüm tehlikelerine göğüs germeyi 1000 kez tercih ederim." diye cevap vermiş. Şeyh Abdülkuddüs yeniden söze başlayarak, "Oğlum Hasan, senin yokluğunun bitip tükenmez gözyaşlarına kaynak oluşturacağı bir annen yok mu? Onun yanına dönüp kendisini teselli etmen daha iyi olmaz mı?" diye sormuş. O da, "Eşim ve çocuklarım yanımda olmaksızın annemin yanına asla dönmeyeceğim." diye cevap vermiş. Bunun üzerine Şeyh Abdülkuddüs ona, "Pekala Hasan, Allah'ın yardımı seninle beraber olsun. Haydi yola koyul." demiş. Ve eline üzerinde "Şeyhler Şeyhi, Üstadımız Tüylü Baba" yazılı bulunan bir mektup vermiş. Sonra da ona, "Al bu mektubu evladım ve atının seni götüreceği yere git. At,
tüm yöresi de kara olan kara bir dağa ulaşacak ve kara bir mağaranın önünde duracaktır. O zaman attan in ve dizginleri eğere bağladıktan sonra bırak at kendi başına mağaraya girsin. Sen kapıda bekle. İçeriden karalara büyünmüş ve dizlerine kadar inen beyaz sakalları dışında her yanı karalar içinde yaşlı bir kişinin çıktığını göreceksin. Onu görünce elini öp ve elbisesinin eteğini başına koy ve seni kabul etmesi için yazdığım bu mektubu ona ver. Çünkü o tüylü babanın ta kendisidir. O benim üstadım ve başımın tacıdır ve yeryüzünde bize bu işimizde yardım edebilecek tek kişidir. Ondan faydalanmaya çalış ve sana ne söylerse yap ve selam. O zaman Hasan Şeyh Abdülkuddüs'ten izin almış. Mavi atına binip böğürlerini mahmuzlamış. At da kişneyip bir ok gibi fırlamış. Abdülkuddüs'te mavi mağaraya geri dönmüş. Böylece Hasan 10 gün süreyle atın kendi bildiğince kuş uçuşlarının ve kasırgaların ardında kalmaksızın yol almasına izin vermiş ve mavi at böylece 10 yıllık bir mesafeyi bir çizgide aşmış. Sonunda tepesi görünmeyen ve doğudan batıya uzanan bir kara dağlar zincirinin eteğine ulaşmış. Bu dağlara yaklaşırken atı gidişini ağırlaştırarak kişnemeye başlamış. Ve o anda aynı zamanda her yandan kapkara atlar Hasan'ın atının yanına gelerek onu koklamaya ve ona sürtünmeye başlamışlar. Bu atlar yağmur damlalarından daha çokmuşlar. Hasan onların çokluğundan irkilmiş ve engel olabileceklerinden korkuya düşmüş. Ama mavi at yolunu sürdürmüş ve gecenin kanatlarından da karanlık kayaların ortasındaki kara mağaranın giriş yerine ulaşmış. Burası Şeyh Abdülkuddüs'ün kendisine sözünü ettiği mağaranın ta kendisiymiş. Bunun üzerine Hasan attan inmiş ve dizgini eğerin kayışına bağladıktan sonra mavi atı tek başına mağaraya sokmuş. Ve şeyhin kendisine söylediği şekilde giriş yerinde oturmuş, beklemeye başlamış. Hasan orada henüz bir saat kadar kalmamışken kemerine kadar uzanan beyaz sakalı dışında tepeden tırnağa karalara büyünmüş bir yaşlı adamın mağaradan çıktığını görmüş. Bu şeyhler şeyhi Hazreti Süleyman'ın eşi Belkıs Ece'nin oğlu Ali Tüylü Baba'ymış. Hasan onu görünce dizlerine atılmış, ellerini ayaklarını öpmüş ve elbisesinin eteğini başına koymuş. Böylece kendisini onun korumasına bırakmış. Sonra kendisine Abdülkuddüs'ün mektubunu vermiş. Tüylü Baba mektubu alıp tek bir söz söylemeksizin mağaradan içeriye girmiş. Hasan da artık onu bir daha göremeyince umutsuzluğa kapılmaya başlamışken ansızın onun bu kez baştan aşağıya bembeyaz giysilere bürünmüş olarak ortaya çıktığını görmüş. Şeyh Hasan'a kendisini izlemesini işaret etmiş ve onun önünden mağarada yürümeye başlamış. Hasan da onu izlemiş ve onun ardında yerleri değerli taşlarla döşeli ve her köşesinde bir halı üstüne önlerinde kokulu bitkiler yanan birer buhurdanlıkla sonsuz sayıda el yazmaları bulunan, kara giysiler giymiş birer yaşlı kişinin oturduğu dört köşe bir salona ulaşmış. Ve bu dört bilge kişinin her birinin etrafını el yazmalarını yazan, okuyan ya da üzerinde düşünen yedi çırağı sarmış bulunuyormuş. Ancak Şeyh Ali Tüylü Baba içeri girince bütün bu kişiler onun onuruna ayağa kalkmış ve dört esas bilgin köşesini terk edip salonun ortasına onun yanına oturmaya gelmişler. Herkes yerini alınca Şeyh Ali Tüylü Baba Hasan'a dönmüş ve ondan bu bilgeler kurulu önünde öyküsünü anlatmasını istemiş.
Bunun üzerine Hasan heyecan içinde ilkin sel gibi yaşlar dökerek sonra onları kurutarak hıçkırıklarla bölünen bir sesle ateşe tapar Behram tarafından kaçırılışından yedi sultanın amcası Şeyh Tüylü Baba'nın çömezi Şeyh Abdülkuddüs'e rastlayıncaya kadar yaşadığı tüm serüveni anlatmaya başlamış ve bu öyküyü anlattığı sırada bilgeler onun sözünü kesmemişler. Ama konuşmasını bitirince üstadlarına dönerek hep bir ağızdan ''Ey saygın üstadımız, ey Belkıs Ece'nin oğlu, bu genç adamın bahtı acınmaya değer. Çünkü hem eş hem de baba olarak acı çekiyor. Ve belki bu gence, güzel eşine ve iki güzel yavrusuna kavuşmasında yardımcı olabiliriz.'' diye haykırmışlar. Şeyh Ali de ''Benim saygın kardeşlerim, bu büyük bir iştir ve siz de benim kadar Vakvak Adası'na ulaşmanın ve hele oradan geri dönmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Tüm engelleri aşıp bir kez bu adalara ulaşınca Ecinlilerin Şeyhin Şahı ve kızlarının muhafızlarına yaklaşmanın tüm güçlüklerini de bilirsiniz. Bu koşullar altında onların güçlü hükümdarlarının kızı olan Görkem Sultan'a Hasan'ın ulaşmasını nasıl beklersiniz?" diye cevap vermiş. Şeyhler de "Saygıdeğer şeyhimiz, haklısın, bunu kim inkar edebilir? Ama bu genç adam sana kardeşimiz Abdülkuddüs tarafından özellikle gönderildi. Onun dileklerini uygun şekilde karşılamaktan da asla kaçınamazsın." diye cevap vermişler. Hasan da bu sözleri işiterek kendini şeyhin ayaklarına atmış, başını elbisesinin eteğiyle örtmüş ve dizlerini kollarıyla kuşatarak karısını ve çocuklarını kendisine geri getirmesi için ona yalvarıp yakarmış. Aynı şekilde tüm şeyhlerin ellerini öpmüş, onlar da kendi yakarışlarını onunkiyle birleştirerek Şeyh Tüylü Baba'dan bu bahtsız genç adama acıması için yalvarmışlar. Şeyh Ali Tüylü Baba da "Vallahi ben hayatımda bu Hasan kadar varlığını önemsemeyen birini görmedim. Ne istediğini bilmediği gibi kendisini neyin beklediğini de bilmiyor bu gözü pek kişi. Ama sonunda onun için kendi üzerime düşeni yapacağım herhalde." diye cevap vermiş. Böylece konuşarak Şeyh Ali Tüylü Baba bir saat kadar bir süreyle etrafındaki yaşlı saygın çömezleriyle birlikte düşünmüş. Sonra başını kaldırıp Hasan'a "Her şeyden önce sana seni tehlike anında koruyacak bir şey vermek istiyorum." demiş. Ve sakalından en uzunlarının bulunduğu yerden bir tutam kıl koparmış ve bunları "İşte senin için yapacağım şey. Eğer kendini büyük bir tehlike içinde bulursan bu tutamdan bir kıl ayırarak yakman yeter. Hemen yardımına gelirim." diyerek Hasan'a vermiş. Sonra başını salonun kubbesine doğru kaldırmış ve ellerini sanki birini çağırmak ister gibi birbirine sürtmüş. Sonra birdenbire kubbeden inerek önünde kanatlı ifritlerden biri belirmiş. Şeyh ona "Ey ifrit, senin adın ne?" diye sormuş. O da "Kölen Dehnaş İbni Faktaş, ey Şeyh Ali Tüylü Baba" demiş. Şeyh de ona "Yaklaş bakalım" demiş. Dehnaş ifrit Şeyh Ali'nin yanına yaklaşınca Şeyh ağzını onun kulağına yaklaştırarak yavaş sesle bir şeyler söylemiş. İfrit de başıyla "Evet" anlamına gelen bir işaretle cevap vermiş. Şeyh Hasan'a dönerek ona "Bin oğlum, bin bu ifritin sırtına, o seni bulutlar yöresine götürecek, orada beyaz kafurdan oluşma bir yere indirecek. Ve işte orası ey Hasan, ifritin seni bırakacağı yerdir. Çünkü o daha ileri gidemez. Bundan sonra sen kendi başına bu beyaz kafurdan arazide ilerlemek zorundasın. Ve bir kez yola koyulunca sonunda karşına çıkacak Vakvak Adası'na ulaşırsın. Bundan sonrası
Allah'ın yardımına kalmıştır demiş. Bunun üzerine Hasan, şeyhin elini öpmüş ve iyiliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek diğer şeyhlere de veda etmiş. Dehnaş'ın omuzlarına binip onunla birlikte göklere yükselmiş. İfrit onu bulutlar yöresine götürmüş ve beyaz kafurdan oluşmuş bir yere indirmiş ve kendisini orada bırakarak gözden kaybolmuş. Böylece ey Hasan, Basralı Hasan, doğduğun kentin çarşılarında hayranlık uyandıran, tüm yürekleri havalandıran ve sana bakanların güzelliğinle kendinden geçirten sen ki, sultanlar arasında uzun süre mutlulukla yaşadın ve onların yüreğinde pek çok sevgi ve acı uyandırdın. İşte şimdi görkemin aşkı uğruna ifritin kanatlarında bu beyaz kafur arazisine indin ve burada senden önce kimsenin görmediği ve senden sonra da kimsenin görmeyeceği bir tecrübe yaşayacaksın. Gerçekten bu yere indirilince Hasan, parlak ve kokulu bir zemin üzerinde ilerlemiş ve uzun uzadıya yol alarak sonunda uzaklarda bir çayırlığın ortasında çadıra benzer bir şey görmüş. O yana doğru ilerleyip bu çadırın yanına yaklaşmış. Ama tam bu sırada sık bir çimenlik üzerinde yürümekte olduğundan ayağını orada gizlenmiş bulunan bir şeye çarpmış. Bakıp bunun gümüş gibi beyaz ve İrem kentinin sütunları gibi büyük olduğunu görmüş. Oysa bu uyuyan bir devmiş ve Hasan'ın gördüğü çadır onu güneşten korumaya yarayan kulağından başka bir şey değilmiş. Dev uykusundan ansızın böğürerek uyanıp kıpırdanmaya başlamış ve öylesine bir öfkeye kapılmış ki soluğuyla göğsünü şişirmiş ve bunun etkisiyle büyük bir yel koparmış. Bunu Hasan'ın gözleri yerinden fırlayarak ilkin yüzüstü yere sonra da gökyüzüne savuran birer gök gürültüsü halinde başka yellenmeler de izlemiş. Ve yeniden yere düşmeden önce dev onu havada ensesinden yakalamış ve kolunun gücüyle bir şahinin pençesindeki serçe gibi havada tutmuş. Ve kolunu çevirerek onu yere çarpıp kemiklerini kırmak ve boylu boyunca yere sermek üzere sallamaya başlamış. Hasan başına ne geleceğini anlayınca tüm gücüyle çabalamış ve "Ah!" demiş. Kim beni kurtaracak? Beni kim kurtaracak? Ey dev, acı bana. Hasan'ın bu haykırışlarını duyan dev kendi kendine "Vallahi bu kuş fena ötmüyor. Cıvıltısı pek hoşuma gitti. Onu bizim şahımıza götüreyim." demiş. Korkular içindeki Hasan'ı bir ayağından usulca tutarak sık bir ormana dalmış ve ağaçların seyreldiği bir yerde kendisine taht olarak yapılmış bir kayada oturmakta olan Beyaz Kafur ülkesindeki devler hükümdarının yanına ulaşmış. Hükümdarın etrafında her biri 50 karış uzunluğunda 50 devden oluşmuş muhafızları varmış. Hasan'ı tutup getiren dev hükümdarı yaklaşmış ve "Hükümdarımız, işte bacağından tutarak yakaladığım bir kuş. Onun güzel sesi olduğu için sana getirdim. Çok hoş cıvıldıyor," demiş. Ve hükümdarın önünde biraz öt diyerek Hasan'ın burnuna küçük fiskeler vurmuş. Devin dilinden anlamayan Hasan son saatinin geldiğine inanmış ve "Ah!" demiş. "Beni kim kurtaracak? Kim beni kurtaracak?" diye haykırarak çırpınmaya başlamış. Hükümdar da bu sesi işiterek sevinçten çırpınmış ve deve "Vallahi çok hoş bir yaratık bu. Onu hemen kızıma götüreyim, ona da ötsün," demiş. Ve deve doğru dönerek "Onu bir kafese koy ve kafesi götür kızımın odasına, yatağının yanına as. Ötüşü ve cıvıltılarıyla onu eğlendirsin," demiş.
Bunu duyan dev Hasan'ı bir kafese sokup kafesin içine birinde yem, ötekinde su olan iki büyük tas yerleştirmiş. Sıçrayıp keyfince ötmesi için iki de tünek koymuş ve onu hükümdarın kızının odasına götürüp yatağının başucunu asmış. Hükümdarın kızı Hasan'ı görür görmez onu kendine alıştırmak için Hasan'ın ne dediğini anlamadığı bir sesle tatlı tatlı konuşmuş. Hasan onun kendisine kötülük etmek istemediğini anlayınca ağlayıp inleyerek bahtına acımasını sağlamaya çalışmış. Hükümdarın kızı da bu ağlayıp inlemeleri duyduğu her seferinde güzel şarkılar dinlediğini sanmış, sonsuz bir keyif duymuş ve ona gittikçe daha fazla bir ilgi duymaya başlamış. Ve artık onu geceleyin veya gündüzün hiçbir saat terk etmek istememiş. Ona yaklaşınca tüm varlığının onun uğrunda çırpındığını hissetmiş. Bununla birlikte çoğu zaman onun karşısında iç geçiriyor ve işaretler yaparak onunla konuşuyormuş. Ama Hasan onu hiç anlamıyormuş ve aslında bir dev olsa da hoş bir genç kız olan bu yaratıkla ne yapacağını bilemiyormuş. Oysa Hasan bir kuş gibi sevilip şımartılarak nazlandırılsa da hükümdarın kızının onunla oynamasını bitirip her seferinde yeniden kapadığı kafesteki rahatlığına karşın eşi Ecinliler Şeyhin Şahı'nın kızı Görkem'i ve artık pek uzakta olmadığını bildiği gezisinin hedefi olan Vakvak Adası'nı unutmaktan uzakmış ve kendini bu sıkıntıdan kurtarmak için sihirli dümbeleyi ve sakal tellerini kullanmak istermiş ama onun giysilerini değiştirirken devler hükümdarının kızı bu değerli şeyleri ortadan kaldırmış. Bunları geri istemek için yaptığı tüm işaret ve hareketleri yapmış ama kız onun ne istediğini hiç anlamamış. Hasan'ın durumu değişmemiş. Artık nasıl bir çözüme ulaşacağını bilemeden kafesinde tükenip sararmaya başlamışken günün birinde dev kız onu karşısında tutarak dinlenirken uyuyakalıp elinden kaçırmış. Hasan da hemen eski eşyalarının içinde bulunduğu sandığa doğru fırlamış ve sandıkta kendi eşyalarını bulmuş. Ve sakal tutamından bir kıl yakarak Şeyh Ali Tüylü Baba'ya seslenmiş. İşte o anda saray sarsılmış ve yer yarılıp siyahlara bürünmüş olarak Şeyh Ali Tüylü Baba Hasan'ın önünde belirmiş. Hasan dizüstü çökmüş. Şeyh de ona ''Ne istiyorsun Hasan?'' diye sormuş. Genç adam ''Lütfen gürültü yapma, yoksa şuradaki dev kız uykudan uyanır. Ben de kuş olarak yeniden onun eline geçerim.'' demiş. Ve ona uyuyan dev kızını göstermiş. Bunun üzerine şeyh onun elini tutmuş ve gizli gücü sayesinde onu saraydan dışarı çıkarmış. Sonra da kendisine ''Bana başına gelenleri anlat.'' demiş. Hasan da ona beyaz kafir ülkesine ulaştığından beri başına gelenleri anlatmış ve ''Ve şimdi vallahi bu dev kızın yanında bir gün daha kalırsam canım burnumdan çıkacak.'' diye eklemiş. Şeyh de ona ''Ama ben sana başına gelecekleri söylemiştim. Bu daha başlangıç. Dahası sana sonuncu bir kez söylemeliyim ki geriye dönmen için karar vermezsen artık Vakvak Adası'nda benim sakalımın yardımından da yararlanamaz ve kendi başına kalırsın.'' diye eklemiş. Hasan da ''Yine de gidip karımı bulmam gerek. Elimde tehlike anında kullanabileceğim, beni beladan kurtaracak sihirli bir dümbelek var.'' demiş. Şeyh Ali dümbeleğe bakmış ve ''Tanıdım onu. Bu benim Allah yolunda gitmekten vazgeçen tek kişi olan eski öğrencilerimden ateşe tapan Behram'ın dümbeleği. Ama Hasan, bütün büyülerin bozulduğu ve adada oturan ecinlilerin sadece kendi hükümdarlarına itaat ettikleri Vakvak Adası'nda bu dümbeleğin de sana yararı olmayacaktır.'' demiş. Hasan da 10 yıl yaşayacak olan 9 yılda ölemez.
Eğer bu adada ölmek kaderimde yazılıysa bundan başka bir şey olmayacaktır. Dolayısıyla ey saygın şey, senden oraya ulaşmak için hangi yolu tutacağımı göstermeni rica ediyorum demiş. Bunun üzerine şeyh de yanıt olarak onu elinden tutup kendisine gözlerini kapa ve yeniden aç demiş. Hasan gözlerini kapamış, bir saniye sonra açmış ve her şey gözünün önünde kaybolmuş. Şeyh Ali Tuğlu Baba da, hükümdarın kızının sarayı da, beyaz kafur ülkesi de. Hasan kendisini kıyısında değişik renkte değerli taşlardan oluşan bir kumsalı bulunan bir adada bulmuş. Kendisinin o kadar arzuladığı adalara sonunda ulaşmış bulunduğunun farkında değilmiş. Hasan sağına soluna göz atacak zamanı ancak bulduğu bir sırada deniz kayalıklarından ve dalgaların köpüğünden koparak hemen üzerine saldıran çok sayıda beyaz kuş sürülerinin yoğun ve koyu bir bulut gibi etrafını kapladığını görmüş. Bu düşmanca saldırı, tehdit savuran gaga vuruşları ve çırpınan kanatların sesleriyle bir kasırgaya dönüşmüş. Ve havadaki tüm gırtlaklardan aynı zamanda ve binlerce kez tekrarlanarak kaba bir haykırış kopmuş. Ve bu seslerden Hasan sonunda Vakvak Adası'nın hecelerini anlamış. Bu yasak topraklara ulaştığını, bu kuşların da onu çaresiz bir misafir olarak gördüklerini ve onu denize itmek için çaba içinde bulunduklarını anlamış. Hasan koşmaya başlamış, oradan pek uzakta bulunmayan bir kulübeye sığınmış ve orada düşünmeye başlamış. Ansızın üzerinde bulunduğu toprağın homurdandığını ve ayaklarının altında sarsıldığını hissetmiş ve soluğunu tutup kulak vererek uzaktan başka bir bulutun büyüyerek yaklaştığını görmüş. Yavaş yavaş bu bulut içinden güneş altında mızrak ve miğfer uçlarının belirdiğini ve zırhların parıldadığını görmüş. Bunlar Amazonlarmış. Hasan nereye kaçsın? Düşen dolu gibi ve parıldayan şimşek gibi hızlı, kudurgan nal sesleri göz açıp kapayasıya kadar geçen zamanda yaklaşmış ve önünde saf altın gibi vahşi uzun kuyruklu ve bacakları çelikten dizginleri özgür bırakılmış atlara binmiş savaşçılar, fırtınalı denizler üzerinde esen kuzey rüzgarından daha hızlı davranarak ve de hareketli müthiş bir dört köşe oluşturarak toplanmışlar. Savaş için donanmış bu savaşçıların bellerini ağır kılıçlar süslüyor, her biri bir elinde mızrak, öbüründe de aklı bulandıran silahlar taşıyor ve bellerinde de korkunç başları belirgin dörder cirit sarkıtıyormuş. Bu savaşçılar karşılarında kıpırdamadan kulübenin kapısında ayakta duran Hasan'ı görünce eşinip duran atlarını durdurmuşlar. Atların nalları çarparak kıyıdaki çakılları havaya uçurmuş ve ayakları kumun derinliğine gömülmüş ve çırpınan hayvanların alabildiğine açık burun delikleri, genç savaşçı kızların burun delikleriyle aynı zamanda titremiş. Yüksek siperli miğferleri altındaki yüzleri aylar gibi güzelmiş. Kestane, sarı, kızıl ve siyah uzun saçları dalgalanarak atların kuyruk ve yelelerine karışıyormuş. Maden başlıkları ve zümrüt göğüslükleri güneşte tıpkı iri mücevherler gibi parlıyor, tükenmeyen bir alev saçıyorlarmış. Ama o sırada bu ışığın ortasında ötekilerden daha uzun boylu ve yüzü miğferin altında hiç görünmeyip siperiyle tamamıyla örtülmüş, bir çekirgenin sıkı kanatlarından daha sık altın örme bir zırh giysisinin korumasında ışıldayan bir Amazon ilerlemiş ve atını Hasan'ın önünde sert bir şekilde durdurmuş. Hasan da onun dost mu, düşman mı olduğunu bilemeyerek ilkin alnını toprağa değdirerek önüne atılmakla işe başlamış. Sonra başını kaldırmış ve ona "Ey devletlim, ben
kaderin kendisini bu topraklara sürüklediği bir yabancıyım. Kendimi Allah'ın ve senin korumana terk ediyorum. Ne olur beni geri çevirme. Ey devletlim, karısıyla çocuklarını arayan bu bahtsıza acı demiş. Hasan'ın bu sözlerini duyan atlı atından aşağıya inmiş ve savaşçılara dönerek bir işaretle onları uzaklaştırmış. Hasan'a yaklaşmış. O da hemen onun ellerini, ayaklarını öpmüş ve mantosunun eteğini alnına götürmüş. Kız da onu dikkatle incelemiş. Sonra siperini kaldırarak kendini ona göstermiş. Hasan onu görünce büyük bir feryat koparmış ve düşüp bayılmış. Çünkü gördüğü savaşçı kızlar kadar güzel bir genç kız yerine oldukça çirkin bir yaşlı kadının yüzüyle karşılaşmış. Kadının patlıcan gibi iri bir burnu, tersine dönmüş kaşları, çizgili ve sarkık yanakları, biri diğerine lanet eden gözleri ve dokuz köşesinden her birinde uğursuzluk bulunan bir yüzü varmış. Hasan uzun uzadıya bu yüze bakmak zorunda kalmamak için giysisinin ucuyla yüzünü kapatmış. Yaşlı kadınsa bu davranışı bir saygı gösterisi olarak anlamış ve Hasan'ın sadece onunla yüz yüze bakışarak saygısız görünmekten kaçınmak için böyle yaptığına inanmış. Ve bu aşırı saygı gösterisinden çok duygulanarak ona "Ey yabancı, korkunu yatıştır. Şu andan başlayarak benim korumam altındasın. Ve her ihtiyaç duyduğunda yardımımı göreceğini sana vaat ediyorum." demiş. Sonra da "Ama her şeyden önce kimseler seni bu adada görmemelidir. Bu maksatla öykünü öğrenmeyi çok istemekle birlikte seni bir Amazon kılığına sokacak gerekli şeyleri gidip getireceğim. Böylece şahın ve şahın kızlarının muhafızları olan genç savaşçılardan bundan böyle ayırt edilmezsin." diye eklemiş ve gidip birkaç dakika sonra elinde bir zırh, bir kılıç, bir miğfer ve Amazonların taşıdıklarına benzeyen silahlara geri dönmüş. Bunları Hasan'a vermiş, o da bunları giymiş. Bunun üzerine kadın onu elinden tutarak deniz kıyısında yükselen bir kayanın üzerine çıkarmış. Oraya oturtarak kendisine, "Şimdi ey yabancı, bana çabucak hiçbir insanoğlunun ayak basmaya cesaret edemediği bu adaya seni getirenin ne olduğunu anlat." demiş. Hasan da iyiliklerinden dolayı ona teşekkür ettikten sonra, "Hanımım, benim öyküm sahip olduğu tek varlığı yitiren ve onu yeniden bulmak için yeryüzünü dolaşan bir bahtsızın öyküsüdür." diye yanıt vermiş. Ve ona hiçbir ayrıntıyı atlamadan serüvenlerini anlatmış. Yaşlı Amazon da ona, "Eşin genç kadının ve çocuklarının adı nedir?" diye sormuş. O da, "Kendi ülkemdeyken çocuklarıma Nasır ve Mansur, karıma Görkem derlerdi. Ama onları Ecinli ülkesinde nasıl çağırıyorlar bilmiyorum." demiş. Ve konuşmasını bitirerek bol bol gözyaşı döküp ağlamaya başlamış. Yaşlı kadın Hasan'ın bu öyküsünü işitince ve derdini anlayınca baştan aşağıya bir acıma duygusuyla dolmuş ve ona, "Ey Hasan, sana yemin ederim ki bir anne benim senin bahtınla ilgilenmek istediğim kadar kendi çocuğuyla ilgilenmez. Eşinin benim Amazonlarım arasında bulunabileceğini söylediğine göre yarından tezi yok, sana onları göstereceğim ve aralarında eşini gördüğünde bana söylemen için önünden birer birer geçirteceğim." demiş. İşte yaşlı mızraklılar anası Hasan el-Basri ile böyle konuşmuş ve genç Görkem'i bulmakta kusur etmeyeceklerini söyleyerek onu yatıştırmış. O günü birlikte geçirmiş ve ona tüm görülesi şeyleri göstererek onunla adayı boydan boya gezmiş. Sonunda Hasan'a büyük bir sevgiyle bağlanarak ona, "Sakinleş çocuğum, tüm dost yüreğimle sana söylüyorum ki elimden gelen her şeyi yapacağım." demiş. Hasan da, "Hanımım, vallahi ben
ruhum beni terk edinceye kadar seni terk etmeyeceğim diye cevap vermiş. Ertesi gün mızraklılar anası vaat ettiği gibi davul sesleriyle savaşçılarının başına geçmiş. Hasan da Amazon kılığı içinde denize bakan bir kayanın üstüne oturmuş ve böylece şahın muhafız kızları arasından herhangi birine benziyormuş. Bu sırada genç savaşçı kızlar, komutanları, yaşlı mızraklılar anasının bir işareti üzerine atlarından inmişler. Hasan iyice izlediği halde, görkemin güzelliğiyle kıyaslanabilecek hiç kimse görmemiş ve yaşlı kadına, ''İyi yürekli anacığım, görkem bunların arasında yok.'' demiş. Yaşlı kadın da, ''Kim bilir oğlum, belki de uzakta bulunduğun için doğru dürüst göremiyorsun diye cevap vermiş ve ellerini çırpmış. Tüm genç Amazonlar sudan çıkmış ve gelip kum üzerinde sıralanmışlar. Hasan böylece bütün Amazonlar önünden geçtikten sonra yaşlı mızraklar anasına ''Hanımım, yemin ederim ki bu kızların içinde hiçbiri uzaktan ya da yakından görkeme benzemiyor.'' demiş. Yaşlı savaşçı şaşırarak ona, ''Öyleyse ey Hasan, gördüğün bütün bu kızlardan başka şahımızın 7 kızından gayrı kız kalmadı demek. Bana karını tanımam için birkaç ipucu ver, sana onu bulmanda yardımcı olabileyim.'' diye cevap vermiş. Hasan da, ''Onu sana tanımlamak hanımım yetersizlikten ölmek demektir. Çünkü hiçbir dil onun üstün niteliklerini anlatmayı beceremez. Ama yaklaşık olarak bazı benzetmeler yapabilirim.'' diyerek hanımı Görkem Sultan'ın güzelliklerini bir bir yaşlı mızraklılar anasına anlatmış. Ve bu sözleri söyleyerek Hasan artık gözyaşlarını tutamamış, ağlamaya başlamış. Sonra, ''Ey Görkem, benim derdim çanağını yitiren dervişin sıkıntısı kadar ya da topuğunda yara bulunan hacının ızdırabı kadar ve bacaklarını kollarını ameliyatla yitiren hastaninki kadar acıdır.'' diye haykırmış. Yaşlı Amazon bütün bunları işitince bir an başını önüne eğmiş, derin bir düşünceye dalmış. Sonra Hasan'a, ''Ne felakettir ki ey Hasan, sen çaresiz yitip gittin, ben de seninle birlikte yok oldum. Çünkü senin bana anlattığın genç kadın kuşkusuz bizim kudretli şahımızın kızlarından biridir. Seninki nasıl bir kader böyle ve bu gözü pekliğin ne kadar anlamsız. Onunla senin aranda gök ile yer arasındaki kadar mesafe var. İstediğinde ısrar edersen kendi sonunu kendin hazırlamış olursun. Şimdi beni iyi dinle Hasan. Sen bu olmayacak işi terk et de canını tehlikeye sokma.'' Yaşlı kadının bu sözlerini duyan Hasan o denli sarsılmış ki düşüp bayılmış. Kendine geldiğinde öyle acı gözyaşları dökmüş ki ağlayışından giysileri baştan aşağı ıslanmış. Ve böylece demek ki ey yardımsever halam, benim bunca uzak yerlerden geldikten ve tam maksadıma ulaşmak üzere iken ümidimi kırarak geri dönmem gerekiyor, öyle mi? Ama nasıl olur da bana güven verdikten sonra kendi gücünden kuşku duyarsın? Sen 7 adalar birliklerinin komutanı değil misin ve senin başarısız olman imkansız değil midir?" diye haykırmış. O da, "Kuşkusuz oğlum, birliklerim üzerinde ve onları oluşturan her bir Amazon üzerinde çok yetkilerim vardır. Ve de seni sonu felaket olacak bu çabandan geri çevirmek için bütün bu savaşçı Amazonlardan en çok hoşuna gideni seçmeni de ister ve onu seninle evlendiririm. Onu alır, ülkene döner ve şahımızın öcünden de kurtulursun. Yoksa benim de senin de ölümümüz kaçınılmazdır.'' Ama Hasan yaşlı kadının bu öğütlerine yeniden gözyaşları döküp hıçkırmaktan başka karşılık vermemiş.
Yaşlı kadın da onun çektiği acının aşırılığından etkilenerek kendisine ''Allah aşkına Hasan, senin için ne yapmamı istersin söyle. Senin adalarımızın sınırını aşmana izin verdiğimi bile öğrenseler, benim başım artık omuzlarım üzerinde olmazdı.'' Ama Hasan yaşlı kadının ayaklarına kapanmış ve ağlayarak ''Ey benim iyilik meleğim, ey gözlerimin bebeği, ey sultanım, bunca yorgunluklara dayandıktan sonra ve bunca tehlikelere katlandıktan sonra ülkeme nasıl dönebilirim? Burada aradığım sevgiliyi görmeden bu adayı nasıl terk edebilirim? Düşün ki belki de bahtın iradesi katlandığım tüm acılardan sonra karımı ve çocuklarımı bulmak şeklinde ortaya çıkacaktır.'' demiş. Yaşlı Amazon, Hasan'ın bu söylediklerini işitince ondan karısını ve çocuklarını yeniden görme umudunu sonsuza kadar esirgemenin gerçekten de çok zalimce olacağını anlamış ve ızdırabına ortak olmuş. Ona, ''Oğlum, bu düşüncenden kahrolmayı ve umutsuzluğu uzaklaştır. Ben artık seni karına ve çocuklarına kavuşturmak için her şeyi yapmaya karar verdim.'' demiş. Sonra da, ''Şu anda senin derdinle canımı ortaya koyarak uğraşmaya başlıyorum. Çünkü artık anladım ki aşkın gözü kulağı yoktur. Yedi Vakvak adasından biri olan bizim üzerinde yaşadığımız bu adanın Ecesi'nin sarayına gitmek üzere senden ayrılıyorum. Bu adalardan her birinde aynı babanın ama ayrı anaların çocukları olan şahımızın yedi kızından biri oturur ve hükmeder. Burada bizi yöneten kız kardeşlerin en büyüğüdür. Adı da Nurul Hüda'dır. Ben gideceğim, onu bulacağım ve onunla senin hakkında konuşacağım. Artık ruhunu sakinleştir, gözlerinin yaşını sil ve rahat bir yürekle benim dönüşümü bekle.'' demiş. Sonra Nurul Huda Sultan'ın sarayına doğru yollanmış. Bir kez sultanın huzuruna ulaşınca bilgeliğinden ötürü ve genç sultan hanımlara verdiği eğitim ve onlara gösterdiği özenden dolayı şahın kendisi kadar kızları tarafından da sayılan ve sevilen yaşlı Amazon Nurul Huda'nın önünde eğilip yeri öpmüş. Sultan da hemen ayağa kalkarak onu kucaklamış ve alıp yanına oturtmuş. Sonra da ''İnşallah bana getirdiğin haber hayırlıdır. Benden dilediğin bir şey ya da benden beklediğin bir lütuf varsa söyle. İşte seni can kulağıyla dinliyorum.'' demiş. Yaşlı mızraklılar anası, ''Ey yüzyılın ve zamanın sultanı, ey kızım, sana olağanüstü bir olayı bildirmek üzere geldim. Umarım ki bu senin için iyi bir dinlence ve bir eğlence olur. Bil ki gerçekte adamızın kıyısında karaya vurmuş, acı gözyaşları döken harika güzellikte bir genç adam buldum. Durumu hakkında kendisini sorguladım. Bana kaderinin kendisini bizim kıyılara attığını, karısını ve çocuklarını aramakta olduğunu söyledi. Kendisinden karısının kim olduğunu sorduğumda, bana anlattıkları seni ve kız kardeşlerin olan öteki sultanları düşündürüyor. Ve sana tüm gerçeği anlatmak için şunu da söyleyeyim ki sultanım, ne ecinliler ne de ifritler arasında onun kadar güzel bir delikanlıyı gözlerim görmedi.'' diye yanıt vermiş. Sultan Nurul Huda yaşlı kadının bu sözlerini işitince korkunç bir öfkeye kapılmış ve yaşlı Amazon'a, ''Ey yaşlı bela, sen nasıl oluyor da bizim mülkümüz olan topraklara bir erkek sokarsın?'' diye haykırmış. Yaşlı savaşçı tıpkı fırtınaya kapılmış bir kamış gibi titremeye başlamış ve kendisine, ''Öcümün ve öfkemin sana getireceği cezadan korkmuyor musun? Ecinlilerin büyük şahı olan babamın başı üzerine yemin ederim ki, gelecekte adamıza
gezginleri sokmak isteyen alçak rehberlere örnek oluşturmak için seni parça parça etmekten beni kim alıkoyuyor bilmiyorum diye haykıran sultanın dizlerine kapanmış. Sonra da ama her şeyden önce çabucak gidip sınırlarımızı zorla geçmeye cesaret eden şu gözü pek insanoğlunu bularak bana getir diye eklemiş. Yaşlı kadın da ayağa kalkarak korku içinde sol elini sağ elinden ayırt edemeyerek Hasan'ı bulmak üzere dışarı çıkmış. Ve kendi kendine Allah'ın bana sultan aracılığıyla yağdırdığı bu korkunç uğursuzluğa tümüyle şu genç Hasan sebep oldu. Neden sanki onu adayı terk etmeye zorlamadım diye düşünmüş. Ve böylece Hasan'ın bulunduğu yere gelip onu görür görmez kendisine ''Ayağa kalk ey sonu yakın kişi ve seninle görüşmek isteyen sultanın huzuruna çık.'' demiş. Hasan da kendi kendine ''Acaba hangi uçuruma atılacağım?'' diyerek yaşlı kadını takip etmiş ve böylece saraya ulaşıp sultanın huzuruna çıkmış. O da tahtına oturmuş, yüzü tamamıyla örtüsüyle kapanmış olarak onu kabul etmiş. Hasan tahtın önünde yeri öpmüş ve selam verdikten sonra sultana övgüyle hitap etmiş. O zaman sultan yaşlı kadına dönmüş ve onu sorgula anlamında bir işaret yapmış. Yaşlı kadın da Hasan'a ''Kudretli sultanımız selamını iade ediyor ve onu cevaplaman için sana adını, memleketini, karının ve çocuklarının adını soruyor.'' demiş. Hasan da talihinin yardımına güvenip sultana doğru dönerek, ''Ey zamanın sultanı, yüzyılın ve çağın hükümdarı, ey bu çağın ve bütün çağların tek değeri, benim sefil adımı sorarsanız, başından felaket eksik olmamış, Basra kenti halkından Hasan'dır derim. Eşimin adına gelince onu bilmiyorum. Çocuklarımın birinin adı Nasır, ötekinin Mansur'dur diye cevap vermiş. Sultan ona yaşlı kadın aracılığıyla peki karın seni neden terk etti diye sormuş. O da vallahi bilmiyorum ama bunu kendine karşın yapmış olmalıdır demiş. Kadın ona nereden kaçtı, ne şekilde kaçtı diye sorunca da Bağdat'tan kaçtı, Emirül Mü'minin Harun Reşid'in sarayından. Bunun için sadece tüyden mantuğu olan giysisini kullanıp göklere uçmaktan başka bir şey yapmadı demiş. Kadın, peki ayrılırken hiçbir şey söylemedi mi diye sormuş. Hasan, anneme eğer oğlun benim yokluğumdan acı duyarsa Vakvak Adası'na gelip beni aramaktan başka çaresi yoktur. Ve şimdi ey Hasan'ın annesi, elveda, kuşkusuz böyle ayrılmam ruhumu hüzne boğuyor. Çünkü ayrılık günleri onun yüreğini parçalayacağı gibi hayatınızı da karartacaktır. Ama ne yazık ki benim yapacağım bir şey yok. Havanın serinliği ruhumu sardı, uçmam gerek demiş. İşte karım böyle konuşmuş ve uçup gitmiş. O zamandan bu yana gözlerimin önünde dünya karanlıktır ve bağrımı perişanlık sarmıştır diye cevap vermiş. Nurul Hüda başını sallayarak vallahi karın seni yeniden görmek istemeseydi annene gittiği yeri kesinlikle söylemezdi. Ama öte yandan da seni gerçekten sevseydi asla terk etmezdi demiş. Bunu duyan Hasan en büyük yeminlerle karısının onu gerçekten sevdiğini, onun kendisine sevecenliği ve bağlılığı üzerine binlerce kanıt gösterdiğini ama havanın çekiciliğine ve kuş olarak uçmak şeklindeki içgüdüsüne dayanamayarak ayrılmış olduğu üzerine yeminler etmiş. Sonra da ''Ey sultan, ben size hüzünlü öykümü anlattım ve işte sizin önünüzde benim bu çaresiz hareketimi bağışlama büyüklüğünü göstermenizi ve bana eşimi ve çocuklarımı bulmak için yardım etmenizi rica ediyorum. Allah aşkına sultanım, beni reddetmeyiniz.'' diye eklemiş. Sultan Nurul Hüda, Hasan'ın bu sözlerini işitince bir saat kadar düşünmüş.
Sonra başını kaldırarak Hasan'a, ''Sana layık olduğun cezanın ne olması gerektiğini epeyce düşündüm. Ama senin gözü pekliğini cezalandırmaya yetecek bir yol bulamadım.'' demiş. Bunu duyan yaşlı kadın korkusunu yenerek sultanın ayaklarına kapanmış ve giysisinin eteğiyle başını sararak ona, ''Ey yüce sultan, seni yetiştirmiş olan süt annen sıfatıyla artık kendisinin pek belalara uğramış, tehlikeli serüvenler geçirmiş bir yabancı olduğunu anladığına göre onu cezalandırmakta pek acele etmemeni rica ediyorum.'' Talihin ona bağışladığı uzun ömür sayesinde ancak bu belalara katlanabilmiş ve ey sultan, senin büyüklüğüne ve soyluluğuna da onu bağışlaman ve yüce misafirperverliğini onun yüzünden çiğnememen yaraşır. Dahası derim ki, onu ölümü bahasına bu yola atan da sadece aşktır ve aşıkların mazur tutulmaları gerekir. Ve nihayet ey sultanım, başımızın tacı, böyle güzel bir delikanlıdan gelip sana söz açmışsam, insanoğulları arasında onun gibi şiirler okumayı hiç kimsenin bilmemesindendir. Bu söylediklerimi denemek için yüzünü açıp ona göstermen yetecektir. Göreceksin güzelliğini nasıl güzel bir şiirle anlatacaktır demiş. Yaşlı kadının sözlerini duyan sultan gülümsemiş ve ''Zaten bir bu eksikti.'' demiş. Ama Sultan Nurul Huda davranışlarındaki sertliğe rağmen içinden Hasan'ın güzelliği karşısında gizlice sarsılmış ve onun yeteneklerini denemek için şiirini dinlemeyi istemesi kadar bunu izleyecek şeyleri de görmeyi çok istiyormuş. Bu yüzden süt anasının sözlerine kendini kaptırmış gibi yapıp başındaki örtüyü kaldırmış ve yüzünü açığa çıkarmış. Bunu gören Hasan, sarayı sarsan büyük bir haykırış koparmış ve yere düşmüş. Yaşlı kadın gerekli özeni gösterip onu kendine getirmiş, sonra da kendisine, ''Neyin var oğlum, seni bu kadar altüst olacak ne gördün ki?'' diye sormuş. Hasan da, ''Ne mi gördüm? Ey Allah'ım, sultan ya eşimin ta kendisi, ya da ikiye ayrılmış bir elmanın parçalarının benzeştiği gibi eşime benziyor.'' diye yanıt vermiş. Sultan da bu sözleri işitince öylesine gülmüş ki yan tarafa düşmüş ve ''Bu genç adam delinin biri, benim karısı olduğumu söylüyor.'' demiş. Sonra Hasan'a dönüp gülerek ''Söyle bakayım güzel çocuk, ben hangi bakımdan senin karına benziyorum ya da hangi bakımdan benzemiyorum? Çünkü görüyorum ki sen benim hakkımda büyük bir kararsızlığa düşmüşsün.'' O da, ''Ey şahların sultanı, beni çıldırtan senin güzelliğindir. Karıma çok benziyorsun ama güzelliklerine çok büyük bir dikkatle bakılınca seninle onun arasında sadece benim sevdalı gözlerimin görebileceği bir fark var. Bunu da sana sözle anlatamam.'' diye cevap vermiş. Sultan Nurul Huda Hasan'ın bu sözlerini işitince onun yüreğinin kendisine hiç bağlanmayacağını anlamış ve bundan dolayı ona karşı şiddetli bir öfke duymuş ve kendi kendine, kız kardeşleri olan sultanlardan hangisinin onun karısı olduğunu bulmak için yemin etmiş ve kendi kendine, böylece hem Hasan'dan hem de karısından öç alacağım diye düşünmüş. Ama bu düşünceleri ruhunun derinliğinde gizlemiş ve yaşlı kadına dönerek ona, ''Ey süt anne, git çabucak her birini oturduğu adada görerek 6 kız kardeşimi bul. Kendilerini beni ziyaret etmelerinden bu yana 2 yıldır görmediğimden dolayı özlemlerinin ruhumda biriktiğini söyle ve benim adıma onları görmek istediğimi bildir ve hepsini buraya getir. Ama olup bitenden ya da aramızda karısını aramaya gelmiş genç bir yabancının bulunduğundan onlara tek bir söz etmemeye de özen göster. Git ve sakın gecikme.'' Yaşlı kadın sultanın niyetinden hiçbir kuşkuya düşmeksizin
şimşek gibi saraydan çıkarak Nurul Hüda'nın kardeşleri olan Altı Sultan'ın oturdukları adalara doğru uçup gitmiş ve pek sıkıntı çekmeden kolayca bunlardan beşinin kendisini izlemesini sağlamış. Ama en genç sultanın babası Ecinliler Şeyhin Şahı ile oturduğu yedinci adaya ulaşınca Nurul Hüda'nın arzusunu kabul ettirmekte epeyce zahmet çekmiş. Gerçekten en genç sultan yaşlı kadının çağrısını duyunca Mızraklılar anası ile ablasını ziyarete gitmek üzere babasından izin isteyince Şah bu istekten dolayı heyecanlanmış ve ''Ah sevgili kızım, içimde bana bu saraydan bir kez ayrılırsan seni bir daha göremeyeceğimi söyleyen bir his var ve zaten bu gece sana anlatmak istediğim bir rüya gördüm. Bil ki ey kızım, ey gözlerimin bebeği, bu gece bir rüya uykumu bastırdı ve yüreğimi sıkıştırdı. Rüyamda bütün gözlerden gizlenmiş, ama zenginliği benim gözlerime serilen bir hazinede dolaşıyor, gördüğüm her şeyi hayranlıkla izliyordum. Ama bakışlarım tüm geri kalanların ortasında harika bir ışıkla parıldayan yedi taş üzerinden ayrılmıyordu. Bunların en küçüğü, en güzel ve en çekici olanıydı. Onu daha iyi seyretmek ve bakışlardan korumak için elime aldım. Yüreğimin üzerinde tutarak sıktım ve yanımda taşıyarak hazineden dışarı çıktım. Onu gözümden bile esirgeyerek taşırken, bizim adalarımızda görülmeyen türden bir kuş üzerime saldırdı ve değerli taşı elimden kaparak uçup gitti. Ben şaşkınlık ve en acı kederler içinde orada öylece kala kaldım. Uyandığımda bütün rüya tabircilerini çağırttım ve onlardan bu rüyanın yorumunu sordum. Bana, şahımız, yedi değerli taş senin yedi kızındır ve en küçük olan ve elinden bir kuşun kapıp kaçırdığı değerli taş senin sevecenliğinden zorla koparılacak olan küçük kızındır dediler. Bundan dolayı kızım, şimdi senin Mızraklılar anası ve kardeşlerinle birlikte kız kardeşin Nurul Hüda'nın yanına gitmek üzere uzaklaşmana izin vermekten korkuyorum. Çünkü ister giderken, ister dönerken, yolculukta başına can sıkıcı bir olay gelir mi bilmiyorum demiş. Hükümdarın en küçük kızı Görkem, çünkü bu kız Hasan'ın karısının ta kendisiymiş. Ey hükümdarım ve babam büyük şah, herhalde ablam Nurul Hüda'nın benim için bir şölen hazırlamış bulunduğunu ve beni büyük bir sabırsızlıkla beklemekte olduğunu bilmiyor değilsin. İşte iki yıl var ki istediğim izni almaksızın gidip onu görmeyi düşünüp duruyorum. Şimdi kendisinin benim davranışımdan hoşnut olmamak için her türden sebebi olacaktır. Ama ben hiçbir şeyden korkmam babacığım. Sonra unutma ki yoldaşlarımla uzaklara yaptığım bir yolculuk sırasında beni sonsuza dek kaybettiğini sanmış ve yasımı tutmuştun. Öyleyken hiçbir güçlükle karşılaşmadan ve sağlık içinde geri döndüm. Aynı şekilde bu kez de en çok bir ay uzaklaşacak ve bu sürenin sonunda Allah isterse geri döneceğim. Zaten kendi ülkemizden uzaklaşacak olsam endişeni anlardım. Ama burada, adalarımızda hangi düşmandan kuşkulanırım? Vakfak adasına bulutlu dağı, mavi dağları, kara dağları, yedi vadileri, yedi denizleri ve beyaz kafur ülkesini aşıp canını yollarda yitirmeden kim gelebilir? Artık tüm kaygıları yüreğinden kov. Gözlerini serinlet ve yüreğini sakin tut babacığım diye cevap vermiş. Ecinlilerin şahı kızının bu sözlerini duyunca içinden gelmese de ona kız kardeşinin yanında sadece birkaç gün kalacağı sözünü verdirerek kızının ayrılmasına rıza göstermiş. Yanına da 1000 Amazonluk bir askeri birliği katmış ve onu kucaklayıp öpmüş. Görkem de ondan izin almış ve varlıklarından kimsenin haberi olmadığı bir yerde
güven içinde bulundurduğu çocuklarını görüp kucakladıktan sonra iki sadık kölesine emanet ederek Nurul Hüda'nın hükmettiği adaya giden yaşlı kadınla kız kardeşlerini izlemiş. Nurul Hüda kız kardeşlerini kabul etmek üzere gözleri, gagası ve pençeleri yakut ve zümrütten altın kuşlarla süslenmiş kırmızı ipek bir giysiye bürünerek süs ve taşlarla ağırlaşmış olarak salondaki tahtına oturmuş. Önünde de Hasan ayakta duruyormuş. Sağında kılıçlarıyla genç Amazonlar sıralanmış, solunda da ucu sivri mızraklar taşıyan genç Amazonlar varmış. Tam o sırada mızraklılar anası altı sultanla birlikte çıka gelmiş ve görüşme talep etmiş. Sultanın emriyle ilk önce içeriye altı kızın Şahın Gururu adındaki en büyüğü girmiş. O da mavi ipekli bir giysiye bürülüymüş ve Nurul Hüda'dan da güzelmiş. Tahta kadar ilerlemiş ve ayağa kalkan ablasının elini öpmüş. O da onu kendisinin yanına oturtmuş. Sonra Hasan'a dönüp ona ''Söyle bana ey insanoğlu, senin karın bu mu?'' demiş. Hasan da ''Vallahi hanımım, bu hatun yükselen ay gibi hayranlık uyandırıcı ve güzel. Ama onunla karım arasında dilimin anlatmak istemediği bir fark var.'' demiş. Bunun üzerine Nurul Hüda, yaşlı süt anaya ikinci kız kardeşini içeriye sokması için işaret vermiş. Bu genç kız da kayısı rengi bir giysiye bürünmüş olarak içeriye girmiş. Bu sultan da ilkinden daha güzelmiş ve adı da Akşam Işığı imiş. Kız kardeşi onu kucakladıktan sonra öncekinin yanına oturtmuş ve Hasan'a onun kişiliğinde karısını tanıyıp tanımadığını sormuş. Hasan da ''Hanımım, bu kız kendisine bakanların aklına ziyan verir ve yanına yaklaşanların yüreklerini zincire vurur. Ama onunla karım arasında dilimi sana anlatırken beni alıkoyan bir fark var.'' demiş. O zaman Nurul Hüda mızraklılar anasına üçüncü kız kardeşini içeriye almasını işaret etmiş. Bu sultan içeriye nar çiçeği renginde bir ipek giysiye bürünmüş olarak girmiş. Bu ilk ikisinden daha güzelmiş ve gecenin ışığı adını taşıyormuş. Kız kardeşi onu kucakladıktan sonra öncekilerin yanına oturtmuş ve Hasan'a onda eşini bulup bulmadığını sormuş. Hasan da ''Ey sultanım, başımın tacı, kuşkusuz bu sultan en bilge kişilerin bile aklını başından alır. Ama yine de ruhum onda karımı tanımayı reddediyor.'' demiş. O zaman yaşlı Amazon Nurul Hüda'nın bir işaretiyle dördüncü kız kardeşi içeriye sokmuş. Bunun adı Açık Gökyüzü imiş. Bu genç kız üzerinde enine boyuna süsler olan sarı bir giysi giymiş. Nurul Hüda kız kardeşini kucaklamış, onu ötekilerin yanına oturtmuş. Hasan da ''Sultanım, birçok noktadan benzerlikler olsa da onun benim eşim olmadığını sana söylemeliyim.'' demiş. Bunun üzerine Nurul Hüda adı Akşafak olan beşinci kız kardeşinin içeriye girdiğini görmüş. Bu kız genç bir karaca kadar zarifmiş. Ablasını kucakladıktan sonra kız kardeşlerinin yanında kendisine ayrılan yere oturmuş ve altın işlemeli yeşil elbisesinin kıvrımlarını düzeltmiş. Onu gören Hasan çok güzel bir şiir okumuş. Hasan şiirini bitirince orada bulunanların hepsi onun yeteneğine hayran olmuş ve sultanın kendisi hıncına karşın ona hayranlığını göstermekten kendini alıkoyamamış. Hasan'ın koruyucusu yaşlı Amazon'da işlerin bu mutlu dönüşümünden yararlanarak intikamcı sultanın lütuflarını Hasan'a yöneltmek için bir denemede bulunmaya karar vermiş.
ona, "Ey sultanım, sana bu genç adamın şiir söylemedeki hayranlık verici yeteneğinden söz ederken yanılıyor muymuşum? Şiir söylemedeki zarafeti yerinde değil mi? Senden onun şenliklerde ve törenlerde bu yeteneğinden yararlanmak üzere şair olarak onu kendine bağlamanı rica ediyorum," demiş. Sultan, "Evet, ama önce bu deneyi tamamlamak istiyorum. Çabucak en küçük kız kardeşimi de içeriye sok," demiş. Ve yaşlı kadın dışarı çıkıp kısa bir süre sonra adı Dünya Süsü olan, aslında Görkem Sultan'dan başkası olmayan en genç kız kardeşi elinden tutarak geri dönmüş. "Ey Görkem, sen öylece süsleri ve yalancı örtüleri hor görerek ve sırf kendi güzelliğine bürünerek içeri gireceksin. Ama adımlarına kim bilir hangi uğursuz baht eşlik edecek? Bahtın kitabında senin hakkında neler yazılı olduğunu hiç bilmeden onu görmezliğe geliyorsun." Salonun ortasında ayakta durmakta olan Hasan, Görkem'in içeri girdiğini görünce büyük bir çığlık atarak yere düşmüş. Ve Görkem bu çığlığı duyarak dönüp bakınca kocası Hasan'ı tanımış. Çok uzaklarda sandığı kocasını görmenin etkisiyle boylu boyunca yere devrilmiş. Bunu gören Sultan Nurul Huda, Hasan'ın karısı olanın bu kız kardeşi olduğunu anlamış. Ve artık kıskançlığını ve öfkesini daha fazla saklayamamış ve Amazonlarına, "Alın götürün bu insanoğlunu ve onu şehrin dışına atın," diye haykırmış. Muhafızlar da buyruğu yerine getirmişler ve Hasan'ı alıp şehir dışına kıyıya atmaya götürmüşler. Sonra sultan baygınlığından ayılan kız kardeşine dönmüş ve ona, "Ey Sefihe, nasıl oldu da bu insanoğlunu tanıdın? Babanın ve ailenin rızasını almadan evlenmekle kalmadın, kocanı ve evini de terk ettin. Böylece soyunu ve ırkının asaletini alçattın. Bu günah ancak kanla yıkanır," diye haykırmış. Sonra Amazonlara dönmüş, "Bir merdiven getirin, bu suçluyu uzun saçlarından buna bağlayın," diye haykırmış. Sonra kız kardeşleriyle birlikte toplantı salonundan çıkmış ve odasına gidip şah babasına bir mektup yazarak ona tüm ayrıntılarıyla Hasan ile Görkem'in öyküsünü anlatmış ve tüm ecinli taifesi üzerine sıçrayan utancı da açıklayarak suçlu kıza vermek istediği cezadan da söz etmiş ve babasından kendisine suçlu kız kardeşi hakkında verilecek ceza hakkında görüşlerini bildirmesini dileyerek mektubunu bitirmiş. Mektubu bir haberciye vermiş, o da çabucak onu şaha götürmek için yola çıkmış. Şah, Nurul Huda'nın mektubunu okuyunca en küçük kızının davranışından dolayı öfkelenerek dünya gözünün önünde kararmış ve büyük kızına işlenen suçla kıyaslanınca verilecek her türlü cezanın hafif olacağını yazmış. Hatta suçlunun öldürülmesini bile düşünmüş ama bu fikri bilgeliği ve adalete olan inancı yüzünden yürürlüğe koymaktan kaçınarak terk etmiş. Böylece kız kardeşinin ellerine terk edilen Görkem, saçlarından bağlandığı merdivende inleyerek cezasını beklerken, kıyıya atılmış olan Hasan sonunda ayılmış. Ama bu ona sadece felaketin ağırlığını düşündürmeye yaramış. Artık ne umut edebilirmiş? Şimdi onu kimse kurtaramazmış. Acaba ne yapmalıymış ve bu lanetli adadan nasıl kurtulabilirmiş? Umutsuzluğun pençesinde ayağa kalkmış, hala da dertlerine bir çare bulmak ümidiyle deniz kıyısında koşmaya başlamış. Hasan, baygınlığı sırasında neler olduğunu ve neden kıyıya bırakılmış olduğunu bulmaya çalışarak kumsalda rastgele dolaşmaya başlamış. Böylece düşünüp dururken kumsalda büyük yumruk vuruşlarıyla dövüşen 12 yaşlarında iki Amazon kıza rastlamış ve onlardan pek uzakta olmayarak yere atılmış
ve üzerlerine şekiller ve yazılar çizilmiş bir deri başlık görmüş. Bu küçük kızlara yaklaşarak onları ayırmaya çalışmış ve dövüşmelerinin sebebini sormuş. Onlar da bu başlığa sahip olmak için dövüştüklerini söylemişler. Bunun üzerine Hasan onlara kendisini hakem olarak seçmek isteyip istemediklerini ve başlığa kimin sahip olması gerektiği hakkında vereceği karara uyup uymayacaklarını sormuş. Küçük kızlar razı olunca Hasan başlığı yerden alıp onlara "Pekala, havaya bir taş atacağım, onu kim bulup getirirse başlık onun olacak" demiş. Küçük Amazonlar da "Bu çok güzel bir fikir" demişler. Bunun üzerine Hasan yerden bir çakıl taşı bulmuş ve onu tüm gücüyle uzağa fırlatmış. Hasan denemek üzere başlığı kafasına koymuş ve beklemiş. Birkaç dakika sonra küçük kızlar geri gelmişler ve çakıl taşını bulan kız "Ey insanoğlu, sen neredesin? Kazanan benim" diye haykırmış. Ve Hasan'ın bulunduğu yere kadar gelmiş, her yana bakınmış ama Hasan'ı görememiş. Kız kardeşi de etrafına bakınmış ama o da bir şey görememiş. Hasan kendi kendine "Bu küçük Amazonlar kör galiba" demiş. "Nasıl oluyor da beni göremiyorlar?" diye sormuş. Ve onlara "Ben buradayım, gelsenize" diye haykırmış. Genç kızlar da sesin geldiği tarafa doğru bakmışlar ama Hasan'ı görememişler. Ve korkuyla ağlamaya başlamışlar. Hasan onların yanına yaklaşmış ve omuzlarını tutarak onlara "İşte ben buradayım, neden ağlıyorsunuz?" demiş. Kızlar başlarını kaldırmışlar ama Hasan'ı görememişler. Ve o zaman öylesine korkmuşlar ki büyük çığlıklar kopararak sanki kötü niyetli ecinliler tarafından izleniyorlarmış gibi tüm güçleriyle koşmaya başlamışlar. O zaman Hasan kendi kendine "Artık hiç kuşku yok, bu başlık büyülü, onun büyüsü başında taşıyanı görünmez kılmaktır" demiş. Kendi kendine "Bunu bana Allah gönderdi, bu başlık kafamda oldukça kimseye görünmeden karımı bulma gücünü elde ederim" diyerek sevinçten oynamaya başlamış. Hemen şehre geri dönmüş ve bu başlığı daha iyi denemek için etkisini yaşlı Amazon'un önünde anlamak istemiş. Onu her yanda arayarak sonunda sultanın emriyle sarayın bir odasında zincirlenerek duvardaki bir halkaya bağlanmış olarak bulmuş. O zaman gerçekten görünmez olup olmadığından güven duymak için üzerinde porselen kapların sıralandığı bir dolaba yaklaşmış ve en büyük kabı yere düşürmüş. Kap gidip yaşlı kadının ayakları önünde kırılmış. Kadın bunu Nurul Hüda'nın buyruğunda olan kötü ruhlu bir ecinlinin marifeti sanmış ve korkunç bir feryat koparmış ve büyülü sözler fısıldayarak "Ey ifrit, Süleyman'ın mühründe yazılı olan isimler uğruna bana adını söylemeni istiyorum" demiş. Hasan da "Ben ifrit falan değilim, senin koruduğun Hasan el Basri'yim ve seni kurtarmaya geldim" diye cevap vermiş. Bu sözleri söyledikten sonra başından büyülü başlığı çıkararak kendini göstermiş. Yaşlı kadın da "Ah, lanet olsun sana ey bahtsız Hasan, bilmiyor musun ki sultan seni kendi gözleri önünde öldürtmediği için çoktan pişman oldu ve seni buldurmak için bütün askerlerini, seni ölü veya diri kim bulup getirirse 100 kilo altın vereceği vaadiyle her yanda aramakla görevlendirdi. Dolayısıyla bir an bile kaybetme, kaç başını kurtar" diye haykırmış. Sonra da sultanın kardeşini öldürmek için Ecinliler Şahı'nın rızasını alarak ne denli müthiş işkenceler hazırladığını Hasan'a anlatmış. Ama Hasan, "Allah onu ve hepimizi bu zalim sultanın elinden kurtaracaktır. Şu başlığa bakar mısın? Bu sihirli bir başlık. Onun sayesinde her tarafta görünmeden dolaşabiliyorum" diye cevap vermiş. Yaşlı kadın da "Ölülerin kemiklerine can veren ve bizim kurtuluşumuz için sana bu başlığı gönderen Allah'a şükürler olsun ey Hasan.
Çabucak beni kurtar ki karının hapsolunduğu zindanı sana göstereyim demiş. Hasan yaşlı kadının bağlarını kesmiş, onu elinden tutup kendi başını da sihirli başlıkla örtmüş. O anda ikisi birden görünmez olmuşlar. Yaşlı kadın onu karısı Görkem'in saçları bir merdivene bağlı olarak ve her an işkence için ölümü bekleyerek yattığı zindana götürmüş. Karısı Görkem'i görünce artık daha fazla yüreğini parçalayan acılara dayanamamış ve başlığını çıkarak karısına doğru atılıp onu kollarına almış. Karısı onu tanımış ve bağrında bayılmış. Hasan yaşlı kadının yardımıyla karısını bağlayan ipleri kesmiş ve onu yavaşça kendine çekmiş, dizlerine oturtmuş ve onu elleriyle yelpazeleyerek kendine getirmiş. Görkem gözlerini açıp ona yanağında gözyaşlarıyla ''Sen gökten mi indin yoksa yerin bağrından mı çıktın kocacığım? Ama ne yazık, ne yazık ki talihe karşı gelemeyiz. Yazılan şey başa gelmelidir. Bunun için seni bulmalarından önce çabucak buradan uzaklaş da bırak bahtım kendi yolunu sürdürsün. Sen de nereden geldinse oraya dön. Seni de kız kardeşimin zalimliğine kurban edilmiş bir şekilde görmenin acısını tatmama neden olma demiş. Ama Hasan, sevgilim, gözlerimin nuru, ben buraya seni kurtarmaya ve benimle birlikte bu zalim ülkeden uzak olan Bağdat'a götürmeye geldim demiş. Karısı, ah Hasan, daha ne kadar ihtiyatsız davranacaksın. Lütfen artık git ve kendi acılarıma seninkileri de ekleme diye aykırmış. Ama Hasan, ey Görkem, bil ki ben bu saraydan ancak seninle ve şurada gördüğün koruyucum, iyi yürekli kadınla birlikte çıkarım. Bana nasıl bunu yapacağımı sorarsan, işte bu başlıkla derim. Ve Hasan ona sihirli başlığı göstermiş. Onun önünde deneme yaparak başlığı kafasına geçirir geçirmez ortadan kaybolmuş. Sonra da ona Allah'ın onu kurtulmaları için nasıl yoluna çıkardığını anlatmış. Görkem de yanakları sevinç ve pişmanlık gözyaşlarıyla kaplı bir şekilde Hasan'a "Ah!" demiş. "Çektiğimiz tüm dertler senden izinsiz Bağdat'taki evimi terk etmemden sonra ortaya çıktı. Sevgilim, lütfen hak ettiğim sitemlerden dolayı beni bağışla. Çünkü şimdi anlıyorum ki bir kadın kocasının değerini bilmelidir. Kusurumu affet. Allah'ın önünde ve senin önünde bağışlanmak diliyorum." Tüylü giysiyi yeniden görünce ruhumun onu dolduran heyecana karşı duramayışı, "Belki biraz özür sayılır bağışlanmam için." demiş. Hasan da, "Vallahi ey Görkem, asıl ben suçluyum. Seni Bağdat'ta tek başına bıraktığım için. Oradan her ayrıldığımda seni de yanıma almalıydım. Ama gelecekte bu hep böyle olacak, emin olabilirsin." demiş. Bu sözleri söyleyerek onu omzuna almış, aynı şekilde yaşlı kadının da elinden tutmuş ve kafasını sihirli başlıkla örtmüş. Böylece üçü de görünmez hale gelmişler, saraydan çıkmışlar ve Nasır ile Mansur'un saklı bulunduğu 7. adaya doğru yola koyulmuşlar. Hasan çocuklarını sağ salim görünce çok sevinmiş ama zaman yitirmek istememiş. İki küçüğü yaşlı kadına teslim etmiş. O da bunların her birini birer omuzuna ata biner gibi oturtmuş. Sonra Görkem kimseye görünmeden hepsine yeni 3 tüy elbise almayı başarmış, bunları giyinmişler. Sonra da üçü el ele tutuşarak hiç üzülmeden Vakvak adasını terk edip Bağdat'a doğru uçmuşlar. Ve uzun bir yolculuktan sonra bir sabah Bağdat'a ulaşmış
ve evlerinin taraçasında yere inmişler ve oradan üzüntülerin hasta ve neredeyse kör ettiği Hasan'ın zavallı annesinin bulunduğu salona inmişler. Hasan bir an için kapıyı dinlemiş ve içeriden gelen kadının inleyen ve umutsuzluk saçan sesini duymuş. Sonra kapıyı çalmış. Yaşlı kadın, "Kapıda kim var?" demiş. Hasan, "Anneciğim, açtığı yaraları onarmak isteyen Talih kapında," diye cevap vermiş. Bu sözleri işiten Hasan'ın annesi, bunun bir rüya mı yoksa gerçek mi olduğunu bir türlü anlayamayarak zavallı bacaklarıyla kapıyı açmaya koşmuş ve karşısında oğlu Hasan ile eşi Görkem'i ve torunları Nasır ile Mansur ve onların ardında sessizce duran yaşlı Amazon'u görmüş. Duyduğu heyecan ona çok ağır geldiğinden kapıdakilerin kolları arasına baygın düşmüş. Hasan onu gözyaşlarıyla yıkayarak kendine getirmiş ve bağrına basmış. Görkem Sultan da ona doğru ilerlemiş ve kendini uçma içgüdüsüne kaptırdığından dolayı özürler dileyerek onu binlerce sevgiyle sarmış. Sonra mızraklılar anasını öne sürerek onu koruyucuları ve kurtuluşlarının sebebi olarak kendisine tanıtmışlar. O sırada Hasan annesine başına gelen bütün harika serüvenlerin hepsini bir bir anlatmış. Ve hepsi birden yeniden bir araya gelmelerini sağlayan yüce yaratıcıya şükretmişler. O zamandan sonra mutlulukla dolu bir hayat yaşamışlar ve her yıl birlikte bir kervan halinde büyülü dümbelek sayesinde Hasan'ın kardeşleri olan yedi sultanı Bulutlu Dağ üzerindeki Yeşil Tepecik'teki sarayda ziyaret etmişler. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.